Evet sevgili dostlar, bugün dil bilgisini komple bitiriyoruz. İlk konumuz ses bilgisinden ün düşmesi olacak. Başlayalım. Şimdi ün düşmesinde yapacağımız şey ilk olarak köküne bakmak olacak kelimenin. Mesela oyun oynamak. Şimdi oyundan oynamak olmuş. Ne olmuş? Aradaki bu düşmüş mesela. Burada türerken bir ün düşmesi görüyoruz. Mesela burada ne görüyoruz? Kaybetmekten kaybetmek olmuş. Burada da mesela aradaki ı düşmüş. Yine ün düşmesi olmuş. Burada da bu sefer etmek olmak birleşmesiyle olan bir ün düşmesi görüyoruz. Mesela ne asıl, nasıla dönüşmüş. Burada da yeni bir birleşme söz konusu olmuş. Mesela zihinden zihni olmuş. Burada da mesela ilk hecedeki düşmeden bahsediyoruz. Bunlar tabii ki farklı türlerden oluşuyor. Yapar iken, burada da ikendeki iyi düşmüş mesela. Bu da ayrı bir türü. Genel zaten her türden bir örnek verdik. Bunlar aslında ün düşmesinin hepsini oluşturuyor. Son bir uyarı vereceğim. Ağız ağza mesela bunlar omuz omuza, bunlar ikileme olduğu için ikilemelerde asla ve asla ün düşmesi olmaz, görülmez. Dolayısıyla mesela kesinlikle buraya omuz omuza demiyoruz. Ne yapıyoruz? Omuz omuza diyoruz. Ağız ağıza diyoruz. Ağız ağza demiyoruz. Ün daralmasında genelde daralmalar ya kelimenin kökünde oluyor ya da olumsuz kökünde oluyor arkadaşlar. Bir de ekstradan dikkat etmemiz gereken şey, kelimelerde eğer paragraf içinde bunu sorarsa bize your 2 alan kelimeye bakmamız lazım. Çünkü bu ses olayı en çok onlarda çıkıyor. Bakalım bekle your 2 geldiği zaman ne olmuş? Bekliyor olmuş. Bekle your dememiz gerekiyor normalde ama bekliyor diyoruz. Mesela burada bir devamı söz konusu oluyor. Bu okey. Şimdi mesela burada gel artı your 2 almış, geliyor olmuş. Şimdi genelde insanlar burada karıştırıyorlar, bu daralma var diyorlar burada mesela. Ancak burada da zaten gele yor diye bir kelime, yani gele diye bir kök yok burada. Gel kökü olduğu için buradaki yor eki geliyor olduğu zaman burada bir daralma olmuyor. Bunu karıştırmayalım. Kelimenin köküne bakıyoruz. Kelimenin kökünde bekle olduğu için mesela bekliyor'a dönüşmüş. No, o daralma oldu. Bir tane de olumsuzluk ekinden örnek verelim mesela. Gitme yor. Ne oldu? Gitmiyor oldu. Buradaki mame ekimiz ne oldu? Mimi'ye dönüştü. Gitmiyor oldu. Daralma oldu yine. Bunlar da ekstra olarak arkadaşlar. Bunlar kural tabiri değil ama ekstradan karşınıza çıkabilir. Dikkat edin bunlara da. Niye diye yiyecek. Burada kökümüz ne? Buradaki kökümüz demek, buradaki de yemekten oluşuyor. Bunlar ne olmuş? Daralmaya uğramışlar. Bunlar yıldızlı örneklerdir. Kaçırmayın bunları. Şimdi sıradaki konumuz da ünlü türemesi arkadaşlar. Ünlü türemesinde iki tane türümüz var. Birincisi küçültme eki alarak türeme var. Burada ne oluyor mesela? Darcık eki almış ama darcık olmamış, daracık olmuş. Burada mesela ne oldu? A buradan fırtladı. Ünlü türemesi oldu. Buraya bakalım. Pekiştirme sayesinde ünlü türemesi oluyor mesela bir de. Atıyorum sap sağlam. Sap sağlam demiyoruz. Sapa sağlam diyoruz. Burada da burada A fırtlıyor. Ne oluyor? Sapa sağlam oluyor. Ünlü türemesi oluyor. Gelelim ünlülerle ilgili son ses olayına. O da ünlü değişimi. Zaten bu en basit arkadaşlar. İki tane örneği var toplamda. Sen ve ben. Bunlar A eki güden ve eki aldığı zaman ne oluyor? Sen A olmuyor. Sana oluyor. Ben A olmuyor. Bana oluyor. Bu kadar basit, zaten başka hiçbir örnek yok bununla ilgili. Bunları bilseniz yeterli. Şimdi gelelim ünsüzlere. Ünsüz düşmesindeyiz. Bakıyoruz. Aynı zamanda bununla da ses eğitimi oluyor arkadaşlar. En çok dikkat etmeniz gereken şey burada yine küçültme eki olacak. Cıkcık eki alan kelimeyi bulduğunuz zaman %99 zaten ünsüz düşmesinde bulmuş oluyorsunuz. Bakıyoruz. Küçük cük eki almış. Ne olmuş? Küçücük olmuş. Ne olmuş? K burada düşmüş mesela. Ufak cık. Ufacık olmuş. K yine düşmüş burada. Şimdi yine burada da aynı şekilde 3 tane efsane örneğimiz var. Yükseldi, alçaldı, ufaldı. Ne oldu? Mesela yüksekten K'ye düştü. Alçaktan K'ye düştü. Zaten hepsinde K'ye düşmüş. Burada tesadüfen olmuş yani. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bu konumuz da bu şekilde arkadaşlar. Çok zor bir konu değil yani. Ünsüz benzeşmesine geçelim arkadaşlar şimdi. Buradaki kuralımız zaten herkesin bildiği gibi fıstıkçı şav kuralımız var. Ne oluyor? Kelimemizin ek almamış halinin son harfi fıstıklı şahap harflerinden bir tanesiyle bitiyorsa ve ekstradan CDG ile başlayan bir ek alıyorsa ne oluyor? Bu CDG eklerinin ilk harfi olan CDG, CTK'ya dönüşüyor. Mesela kitapçı, bak P ile bitmiş, hemen nerede fıstıklı şahapın P'si? P ile bitmiş, C eki almış, kitapçı olmuş. Ne oldu? Kitapçı oldu, sertleşti. Mesela kitap, dan eki almış, ne olmuş? Kitaptan olmuş, buradaki D ne olmuş? T'ye dönüşmüş, sertleşme olmuş. Burada da en çok karşınıza çıkacak örneklerde genelde C, C, cık cık eki ve D'den ekilerinden olacak arkadaşlar. Eğer paragraf içinde bu sorarsa ne yapıyoruz? En çok bunlara bakıyoruz. Son hatırlatma bununla ilgili de. Arkadaşlar ünsüz benzeşmesi sadece ve sadece eklerde görülür. Kesinlikle kelimenin kökünde falan görülmez. Dikkat edin bu arada. Hızla ilerliyoruz. Şimdi sırada ünsüz yumuşaması var. Burada da kuralımız kelimenin sonunda PŞTK varsa ve bu kelime ünlüyle başlayan bir ek alıyorsa ne oluyor? PŞTK'mız BCDG yumuşak diye dönüşüyor. Mesela kitap ı eki almış, kitabı olmuş. Ne olmuş? PB'ye dönüşmüş, yumuşamış. Kağıt ı almış, kağıdı olmuş. TD'ye dönüşmüş, yumuşama olmuş. Burada da en çok karıştırılan noktayı söyleyeceğim arkadaşlar. Direkt bunu vermek istiyorum size. Psikolog A eki aldığında psikoloğa oluyor. Ne oluyor? Burada aslında yumuşama varmış gibi oluyor ama aslında yumuşama yok burada. Çünkü neden? Bakın burada ne diyor? K yumuşak G ya da G'ye dönüşüyor. Burada ne olmuş? G yumuşak G'ye dönüşmüş. Ya aslında burada bizim kuralımıza aykırı bir şey var. İnsanlar buna düşebiliyor. Siz buna düşmeyin arkadaşlar. Son iki kaldı. Ünsüz türemesine geldik. Ünsüz türemesinde de arkadaşlar en çok bakmanız gereken yer etmek ve olmak fiillerini alan kelimeler oluyor arkadaşlar. Bunlarla birleşenler oluyor daha doğrusu. Mesela his artı etmek. Ne olmuş? Hissetmek. S türedi. Red artı etmek, reddetmek. D türedi.
Af artı etmek, affetmek. Zaten bütün örneklerde genelde bunlar da etmek olmakla ilgili olanlar oluyor. Dikkat edin buna da. Bir örnek daha. Hal artı olmak, halle olmak. Yapacağınız tek şey arkadaşlar, paragraf içinde bunu sordukları zaman ne yapıyoruz? Etmek ve olmağa bakıyoruz. Zaten %99'unu bulacaksanız çok istisna örnekler olursa bulamazsınız. Zaten bizim işimiz istisnalarda değil, olayın çoğunluk kısmıyla. Bir ünlemimiz var. Yan yana iki ünsüz bul ve köküne bak demişiz. Bu da aslında bunu bulmanın en kolay yolu. Zaten aslında en çok fark edilenlerden bir tanesi ünsüz türemesi. Çünkü direkt iki tane ünsüz olması lazım yan yana. Zaten paragrafta böyle bir şey denk gelme olasılığı çok düşük. O yüzden iki tane ünsüzü buluyorsun. Ekstradan da köküne bakıyorsun. Garanti ediyorsun. Ondan sonrasında diyorsun ki buldum yapıştır. Son olarak ulamaya geldik arkadaşlar. Ulamada da arada noktalama işareti olmayacak diye bir kuralımız var. Kesinlikle. Mesela burada neden olmak demişiz. Buradaki ulamadaki amaç şu arkadaşlar. İlk kelimemiz sessiz harfle bitecek. Mesela N harfi. İkinci kelimemiz de sesiyle başlayacak. Burada böyle amaç şey, neden olmak. Yani bileşik söylemek gibi düşünün bunu. Mesela Mert Eren. Mesela Mert Eren, aynen. Benim adımı da var mesela Mert Eren'de. Ama arada mesela virgül olsa bu geçerli değil. Mesela atıyorum burada, yani olmaz ya. Virgül koysak mesela burada. Neden, virgül, olmak beklediğimiz için burada sayılmıyor. Bu da bir kural. Evet, sıradaki konumuzda sözcük türleri olacak. Şimdi isimle başlayalım. Evet, isimler kendi içinde türlere ayrılıyor. Mesela özel isim, cins isim. Ya yani burada ne oluyor mesela? Özel isim atıyorum Ahmet Mehmet. Cins isim de kalem, masa, kitap. Somut soyut olarak ayrılıyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Tekil çoğul topluluk. Burada da tekil, yani tekil isim. İşte masa mesela. Çoğul masalar. Topluluk da burada farklı çoğuldan. Mesela ne oluyor atıyorum? Tek bir kelimeyle birden fazla nesneyi anlatıyorsan mesela topluluk oluyor. Mesela orman gibi. Birden fazla ağaç var. Hayvanlar var vesaire gibi düşün. O da topluluk ismi olmuş oluyor. Tamlamalar içinde belirtimimiz var. Belirtimimizde kalemin ucu mesela atıyorum. Burada ne oluyor? Kalemin ucunda in eki aldığı için mesela burada belirtili olmuş oluyor. Burada kalemin tamlayan, ucu da tamlanan olmuş oluyor. Bu karıştırmayın arkadaşlar. Araya sözcük girebiliyor. Mesela atıyorum kalemin sivri ucu dersek burada tamamen bozulmuş olmuyor. Yer değiştirebiliyor atıyorum. Ucu sivriydi kalemin dersek mesela atıyorum. Burada yine tamlama olmuş oluyor. Tamlayan düşebiliyor. Atıyorum burada kalemin demez de işte ucu kırılmışlar atıyorum. Cümle bu kadar olur. Ama burada neyin ucu olduğunu, işte kalemin ucu olduğunu anlarsınız. Orada da yine tamlama olmuş oluyor. Bunu sayıyoruz. Belirtisiz de şöyle oluyor. Buradaki ilk aslında gelmiyor. Mesela ne oluyor işte? Beslem çantası. Yani beslenmenin çantası değil, beslem çantası olmuş oluyor. Burada da sadece tamlanan eki oluyor. Yani şuradaki ek olmuş oluyor. Sığ eki. Yani yelik eki oluyor bu da ayrıca. Beslenmenin ne olmuyor? Ne oluyor? Beslenme oluyor mesela burada. Bu da belirtisiz oluyor. Son olarak zincirlememiz var. Zincirleme de şöyle oluyor. Atıyorum 3 tane isim oluyor burada. Kapı kolunun malzemesi ya da kapının kolunun malzemesi. Fark etmez, akısı aynı şey. En az 3 isim olursa da burada zincirleme... En az 3 isim olursa da burada ne oluyor? Zincirleme isim tamamısı olmuş oluyor. Gelelim sıfatlara. Sıfatlarda da ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları oluyor. Niteleme sıfatlarında şöyle bir şey var. Nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevap olarak alıyorsak o bizim niteleme sıfatımız oluyor. Onun dışında sayı, işaret, belgesiz ve soru sıfatları da belirtme sıfatlarının içine giriyor. Mesela sayı için kaç, kaçıncı ve kaçar sorularını soruyoruz. İşaret için hangi sorusunu soruyoruz? Aynı şekilde belgesiz sıfat için de hangi sorusunu soruyoruz? Belgesiz burada ne oldu belli olmayan demek yani. İşte bazı, birkaç, bütün, kimi gibi böyle şaibeli şeyler için kullanılıyor. Soru sıfatı da şöyle oluyor. Soru sorduğunuz zaman cevabı sıfat oluyorsa o bizim için soru sıfatı oluyor. Buradakiler herhangi birisi de olabilir, fark etmez. Sorunun cevabı yeter ki sıfat olsun. Bizim için bu soru sıfatı oluyor. Burada güzel bir örnek vereceğim. Mesela bir gün. Bir gün burada eğer hani sayı olarak bir gün ifade ediyorsa mesela ne oluyor? Sayı sıfatı oluyor. Ama atıyorum herhangi bir gün demek istiyorsa mesela ne bileyim bir gün annemlere gideceğim. Burada ne oluyor mesela? Herhangi bir gün niteliğinde olmuş oluyor. O zaman da belgesiz oluyor. Bir de ufak bir şey hatırlatacağım. Adlaşmış sıfat denen bir şey var. Burada ne olduğu belli değil zaten. Sıfat desen sıfat değil, isim desen isim değil. Mesela ne oluyor işte? Soruyu bilenler kazanır. Şimdi burada bilenler derken ne demek istiyor? Bilen öğrenciler demek istiyor aslında. Burada bilen öğrenci demiş olsa bilen sıfat olacak ama demiyor öyle. Bilenler diyor. Burada artık hani isim gibi kabul ediyoruz bunu. Biz sıfat kabul etmiyoruz. İsmine aldanmayın. Bu bizim için bir sıfat türü kesinlikle değildir. Atlamayın bunları. Şimdi gelelim zamirlere. Zamirlerde de ikiye ayrılıyor. Kelime halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi kelime zamirlerinden kişi, işaret, belgesiz, dönüştürük ve soru zamirimiz var. Ek halindekilerden de iyelik ve ilgi ekimiz var. Bakalım. Ben sana bir siz ona zaten bundan çok klasik oluyor artık. Bunların ek almış hali de olabiliyor bu arada. İşte bana, sana, senden, benden tarzında. İşaret zamiri ne oluyor? O, bu, şu ve bunların ek almış halleri oluyor atıyorum. Ne oluyor? Onun, bunun, şunun, bunun tarzı. O tarz düşünün. Belgesiz ne oluyor? Belgesiz değil aynı şekilde sıfatlı olduğu gibi ama burada zamir hali düşünün. Ne olduğu belli olmayan öyle şaibeli şeyler. Atıyorum herkes, bazıları biri. Kim bu herkes? Bilmiyoruz. Ne oluyor? Belgesiz oluyor. Soru zamiri de aynı şekilde burada olduğu gibi yine. Ne oluyor? Sorunun cevabı eğer zamirse o zaman işte bizim için o soru zamiri oluyor. Bunu unutmuyoruz. Hangi zemir türünün olduğunu yine önemi yok. Yeter ki sorunun cevabı zamir olsun.
Dönüştürük zamiri aslında tek bir şey ifade ediyor. O da kendi kelimesi. Yani kendi ve türeviyle ilgili bir şey varsa işte kendi, kendisi, kendini bilmem ne falan tarzında ne oluyor? Dönüştürük diyoruz hemen ona. Bulması en kolaylardan bir tanesi dönüştürük zamiri olmuş oluyor. Artık ek haldekilere geçtik. İyilik ekimiz var. Zaten iyilik zamiri, ilk ekili aynı şey. Ne oluyor mesela? Benim okulum. İşte buradaki okulundaki o M mesela ne oluyor? İyilik eki olmuş oluyor. Bizim için aynı zamanda bu iyilik zamiri oluyor. Sorarsa unutmayın bunu da. Buradaki zamir ek halinde. Aynı şekilde ilgi ekimiz var. İlgi zamirimiz yani. O da ki eki oluyor. Ne oluyor mesela? Bizimki. Bizimki deyince aslında mesela bir şey ifade ediyor ama biz bilmiyoruz şu anda. İsmi yerini tutuyor aynı şekilde. Bu da ki ekiyle sağlanmış oluyor. Bunu da unutmuyoruz. İki tane zamirimiz de eklerle olmuş oluyor. Geldik şimdi zorlardan bir tanesine. Zarf arkadaşlar çok karıştırılıyor bu zarf olayı. Aslında çok basit bir şey. Arkadaşlar zarfın 3-4 tane görevi var. Ne oluyor? 1. Fiili nitelendirebilir. 2. Fiilimsi nitelendirebilir. 3. Sıfatı nitelendirebilir. 4. Son olarak da tekrardan zarfı nitelendirebilir. Durum zarfımız var. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Mesela anlamlı baktı. Nasıl baktı? Anlamlı baktı. Ne oldu? Durum zarfı oldu. Çok basit. Yer yön zarfı. Burada en çok karıştırılan şey şu arkadaşlar. Bak çok dikkat edin buraya. Yer yön zarfının sorusu neredir? Nereye değildir? Mesela atıyorum. Nereye indik? Aşağı indik. Eğer aşağıya indik deseydi ne olacak mesela? Bu zamir olmayacaktı, isim olacaktı. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada kesinlikle nere sorusunun cevabında ek almamış olması lazım. Aşağı doğrudur. Miktar zarfı ne kadar sorusuna cevap vermesi lazım arkadaşlar. Atıyorum çok konuşuyor. Ne kadar konuşuyor? Çok konuşuyor. Bu kadar. Zaman ne zaman olması lazım bunun sorusu da? Sabahları koşar. Ne zaman koşar? Sabahları koşar. İşte bu kadar basit yani. Çok da bir teferruatı yok bu işin. Soru zarfı da yine aynı şekilde olduğu gibi. Sorunun cevabı eğer zarfsa... Hangi tür zarf olursa olsun fark etmez. Gene soru zarfı olmuş oluyor bizim için de. Bu da aslında en basitlerinden bir tanesi. Mesela şunu da örnek vereyim. Zarf nasıl nitelendirebilir atıyorum. Mesela en çok sevdiğim öğrenci atıyorum. Burada şimdi çok neyi nitelendiriyor? Fiilimsi nitelendiriyor. Çünkü sevdiğim derken fiilimsi oluyor. Ondan açalım birazdan. En çok sevdiğim öğrenci derken mesela atıyorum. Çok orada fiilimsi nitelendiren bir zarf oluyor. En zarfı da orada zarfı nitelendiren bir zarf oluyor. Bu da küçük bir örnek olsun size. Gidelim yine gıcık bir konuya. Edat. Edat çok da aslında zor değil ama biraz gıcık bir konu. Ezberlemeniz lazım birazcık sadece. İşte için, göre, kadar gibi, ancak gibi kelimeler edat sayıyor arkadaşlar. Ancak da bir püf nokta var. Eğer ancak burada ama anlamında kullanılıyorsa ne oluyor? Bu bağlaç oluyor. Edat olmuyor. Mesela burada ancak sadece anlamında kullanılıyorsa ne gibi mesela işte. Param otobüse ancak yetti. Hani ancak yetti dersek mesela atıyorum burada. Ancak edat gibi olmuş oluyor. Edatla bağlaç ayırmanın en kolay yolu da şu arkadaşlar. Cümleden bunları çıkarttığımız zaman edat çıkarsa cümleden anlam kesinlikle bozulur ama bağlaç çıkarsa anlam bozulmaz. Bunu da öyle düşünün. Kesin çözüm kesinlikle alırsınız bu şekilde. Bağlaça geldik şimdi. Bağlaçta arkadaşlar yine edatta olduğu gibi biraz ezber ama daha kolay bulunuyor. Ama fakat yahut ve ile hem vesaire gibi dünya kadar bağlaç var zaten hepsi yazılan buraya yani. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Normalde bağlaç olan ki ve de ayrı yazılır. Mesela burada olduğu gibi yeter ki gel dersek mesela burada ki bağlaç oluyor ayrı yazılıyor. Aynı şekilde sen de gel dediğimiz zaman buradaki ayrı yazılan de bağlaç oluyor. Ama son bahçem diye bir kodlamamız var bizim. Buradaki bağlaçlar kesinlikle ki'ler bitişik yazıyor arkadaşlar. Zaten buraya yazdım bu şekilde. Bunlar ne oluyor peki? Not alın kesinlikle. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Bunlar da arkadaşlar ki'lerin bitişik yazıldığı istisna örnekler. Kesinlikle unutmuyoruz. Yazılım alışında çıkabilir bunlar. Dikkat edin. Son olarak da en basitimiz ünlem. Ünlem geliyorsa ünlem oluyor. Bu kadar. Yani seslenmeler, yoğun duygular vesaire işte hey, yo, jo falan tarzı şeylerde ünlem geliyor. Onlar işte bizim için ünlem olmuş oluyor. Çok basit. Evet geldik son sayfamızda. Şimdi ne yapıyoruz? Fiillerden bahsedeceğiz. Fiillerde 3 ayrılıyor. İş, durum, oluş şeklinde. Mantığı çok kolay aslında. İş fiillerinin başına onu getirdiğiniz zaman mantıklı oluyor. Yani mesela içti. Ne içti? Onu içti. Mantıklıysa okey. Durum fiilinde tam tersi onu getirince mantıksız oluyor. Mesela atıyorum geldi. Onu geldi. Mantıklı mı? Değil. Ne yaptık? Durum fiil dedik. Oluş fiili bunlardan biraz daha farklı. Oluş fiili ne oluyor mesela atıyorum? O işlem biraz daha bir süre içerisinde, zaman içerisinde oluyorsa mesela ne diyoruz? Buna oluş diyoruz. Adı üstü zaten. Mesela yeşermek. Ne oluyor? Hani bir anda olan bir şey değil. Bu zamanla olan bir şey. O yüzden ne diyoruz? Yeşermek fiili oluş fiildir diyoruz. Aynı şekilde işte büyümek falan gibi şeyler de oluş fiili oluyor. Gelelim şimdi eylemli çatıya. Çatı da aynı şekilde ikiye ayrılıyor. Bir, öznesine göre. İki, nesnesine göre. Şimdi öznesine göre bakalım. Etken, edilgen, dönüştü, işleş. Çok basit mantığı var. Etken fiilde işi yapan kişi belli oluyor. Burada öznemizde gerçek oluyor ya gizli oluyor. Atıyorum örnek vereceğim. İşte eve geldim ya da işte ben eve geldim. Mesela burada eve geldiğimde ne oldu? Özne gizli özne oldu. Ben oldum. Ben eve geldim diye ne oldu? Zaten özne direkt ben oldum.
Burada mesela işi yapan belli. Kim? Ben. Cepte. Şimdi edilgene bakalım. İşi yapan belli değil. Buradaki özneniz sözlü özne oluyor. Mesela işte iş yapıldı. Şimdi işi kim yaptı? Bilemeyeceğiz. O yüzden ne diyoruz? Edilgende öznemiz sözlü özne diyoruz. Burada özne aslında iş oluyor. Çünkü iş yapılıyor. Ama öznemiz yani asıl kimin yaptığı belli olmuyor. O yüzden burada ne diyoruz? Edilgen diyoruz. Dönüşü de çok basit arkadaşlar. İşi yapan işten etkileniyor mu etkilenmiyor mu? Mesela burada bir de ekstradan nr eki alması gerekiyor. Örnek vereceğim. Mesela işte düğüne gitmek için hazırlandım. Bak n eki aldı. Hazırlandım. N eki aldı. Ne oldu mesela? Hazırlandım. Şimdi kim yaptı? Ben hazırlandım. Kim etkilendi bundan? Gene ben etkilendim. Ne oluyor mesela o zaman? Dönüşlü oldu. Bak mantık çok basit. İşte daha da basit. Orada ne oluyor? Karşılıklı yapma anlamı olması lazım ve şey eki alması lazım. Mesela yazışmak. Yazışmak kim kaç kişi arasında olur? En az iki kişi arasında olur. Karşılıklı yapılan bir eylem. O yüzden ne oluyor? İşteş oluyor. Şimdi gelelim nesnesine göre çatıya. Burada da geçişli geçişsiz ettirgen ve olurgan var. Bunlar çok basit arkadaşlar. Şimdi geçişte ne oluyor? Aynı şuradaki mantık gibi düşünün. Başını onu getirince ne oluyor? Mantıklı oluyor işte. Onu düşünmek mantıklı. Okey, geçişli oldu. Geçişsiz olduğu zaman da başına onu koyduğunuz zaman mantıksız olması lazım. Onu gitmek olmuyor. Ne oldu? Geçişsiz oldu. Ettirgenle olurgan çok karıştırılan şeyler ama çok kısa bir şey vereceğim size şimdi burada. Ettirgenin mantığı zaten geçişli olan bir eylemi tekrardan geçişli yapmak demektir. Atıyorum. Yazdı. Geçişli bir eylem mi? Evet. Onu yazdı. Mantıklı. Yazdıdan yazdırdı geçersek ne olacak peki şimdi? Yazdırdı geçişli mi geçişsiz mi? Yine onu yazdırdı deyince mantıklı olduğu için geçişli oluyor. Demek ki ne oldu? Geçişliden geçişliye geçtik. Burada aslında şöyle bir mantık var. Artı artı diyoruz biz bunlar. Geçişliden geçişli olmuş. Yani mesela şurada TT var ettirgende. İkisi aynı şey. Yani artı artı oluyor. Burada anlayabilirsiniz ne olduğunu. Olurgan da bunun tam tersi. Geçişsiz olan bir eylemi sonradan geçişli yapmaya deniyor. Mesela güldü. Onu güldü. Olmuyor. Onu güldürdü. Oluyor. Demek ki burada ne oluyor? Olurgan olmuş oluyor. Evet. Geldik ek fiile. Ek fiilde de idi, imiş, ise, tır, iken eklerimiz var. Ezberlemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü mantığı çok basit. İki tane görev var aslında temelde. Ya hocam sen böyle her şey basit diyorsun da o zaman niye herkes full demiyor? İşte fulleyecek bundan sonra. Tamam. Ya. Şimdi iki tane görev var temelde bunların. Birincisi isme gelip yüklem yapar. Nedir mesela atıyorum? Güzel bir isimdir aslında ya sıfat da olabilir ama hani isim köklü bir kelimedir. Mesela kitap güzeldir. Şimdi burada ne oldu? Güzeldir yükleme oldu. Aslında isimdi ama yükleme de düştü. Demek ki isim köklülere gelip yüklem yapıyormuş. Burada aslında önemli olan şey ne? Bu cümleler aslında isim cümlesi oluyor. Yani güzeldir, işte karşıdır. Kaslıdır. Kaslıdır vesaire gibi düşünün. Aynı zamanda uyarı vereceğim şimdi size. Şuradaki uyarı isim cümlesinde kesin olur. Yani ne demek istiyor? Atıyorum illa sonunda direk olması gerek yok. Sallıyorum. Demek ki örnekteki olduğu gibi kitap güzel. Mesela burada direk gelmedi ama aslında burada da isim cümlesi olduğu için kesinlikle ek eylem vardır diyoruz. Bunu da unutmayın. İkinci görevi de fiile gelip birleşik zamanlı fiil yapması. Yani ne oluyor mesela? Yapacaktı. Şimdi burada acacak var. Gelecek zaman eki. Tı var. Geçmiş zaman eki. Yapacaktı ne oldu? Birleşik zamanlı oldu. Yani iki tane zaman olması lazım. Yani aynı şekilde atıyorum yapsaydım. Sağ seyirle geçerli bunun için. Zaten burada verdim ise ekini. Bunlar da bu şekilde. Gelelim fiilimsilere. Arkadaşlar burada gerçekten büyük bir hata yapıyorsunuz. Fiilimsilere yok işte anası mezar dikiyormuş. Yok işte Kenyalasiyeymiş. Dünya kadar ek ezberliyorsunuz. Hiç gerek yok arkadaşlar. Mantığı çok basit. Sıfat fiilin mantığını arkadaşlar adı üstünde. Sıfat ve fiil. Yani önce sıfat olması lazım. Ondan sonra bu sıfatın fiili olması lazım. Ne yapıyorsunuz? Zaten sıfatı anlattık. Daha demin anlattık yani biliyorsunuz. Sıfatı buluyorsunuz cümlelerde. Ondan sonrasında bakıyorsunuz hangi sıfatta fiil var. Misal tanıdık simalar. Şimdi burada tanıdık ne? Simanın sıfatı olmuş oldu. Çünkü onu nitelendiriyor. Şimdi tanıdığın kökü ne? Tanımak. Fiil oldu. Sıfat fiil işte. Daha ne olsun ya? Sıfat artı fiil. Bu kadar basit. Şimdi burada ekstra örnekler var. Bu kalıba uymayan şeyler var. O da şu iki tane var. Mesela geldiğini yani dini dığını ekleri mesela burada önemli. Bunu sıfat gibi düşünmeyin. Burada ekstra gördüğünüz zaman işaretleyebilirsiniz. Artı bir de eve gelenler. Burada mesela adlaşmış sıfat var. Biz bunları sıfat demiyorduk ama unutmayın adlaşmış sıfatlar sıfat fiile giriyor. Gelen, giden, yapan, eden tarzı an, en ekleri bunlar da. Ezberlemeyin sadece mantığını anlayın geçin yani. İsim fiili de aynı mantık var. Önce isim buluyorsun ondan sonra fiil köklü ona bakıyorsun. Mesela su içmek faydalı. Şimdi burada ne oldu? Fayda olan bir şey var. Ne? Su içmek. Burada içmek fiil aslında isime dönüşmüş. Ama kökü ne? İç. Hem fiil hem isim ne oldu? İsim fiili oldu yani. Haksız mıyım hocam? Çok haklısın hocam. Onun bakışı çok başkaydı. Şimdi burada bakışı ne oldu? İsim oldu mesela. Ama bakmak normalde fiil.
Ne oldu? İsim fiil işte. Ya mantık bu kadar basit. Ezberlemeyin. Ya mame, işmakmış falan onları ezberlemeyin. Yani geçin böyle. Bu arada sıfat fiilinin diğer adı Ortaç. Burada da S Ortaç yani Serdar Ortaç aklınızda kalsın. İsim fiilinin zaten adı direkt ad eylem. Hani eş anlamlı. Zarf fiilinde de gerek olanlar işte bağ fiil ve ulaş oluyor. Bunu da unutmayın. Sorabilirler. Önce zarf fiil sonra fiil. Gene aynı mantığımız var. Hiç ek ezberlemeye gerek bile yok. Ödevi bitirince gel. Ne zaman gel? Bitirince gel. Şimdi ne zaman sorusu neyin sorusuydu? Bir önceki sayfadan hatırlayın. Zarfın sorusuydu. Bitirince, bitmek, fiil kökü var. Ne oldu? Zarf fiili oldu. Cümlenin ögelerine geldik şimdi. Başlayalım. Birinci ünlemimiz bağlaş, ünlem ve ara sözler arkadaşlar kesin bir cümlenin ögelerine dahil edilmez. Unutmayın. Yüklemle başlayalım. Şimdi yüklemde arkadaşlar en önemli şey şu. Kelime gruplarını ve deyimleri asla ve asla bölmüyoruz. Evet, örnek verelim mesela atıyorum. Annem bana meydan okudu. Şimdi ne okudu? Meydan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Meydan okudu bir deyimse, orada kalıplaşmış bir fiilse burada ne oluyor? Bizim fiilimiz meydan okumak oluyor. Bunları kesinlikle atlamıyoruz. Eğer kalkıp da oraya okudu fiil, işte ne okudu? Meydan. Ha, nesne derseniz çöp. Sınava aç çöpe yani. O yüzden burada ne yapıyoruz? Kelime gruplarını ve deyimleri kesinlikle bölmüyoruz, ayırmıyoruz. Hepsine fiil diyoruz onları. Özne'ye geçelim. Özne arkadaşlar gerçek, gizli, sözlerle örtülü şeklinde dörde ayrılıyor. Şimdi gerçek özne zaten belli. İşte Volkan yaptı, Mert yaptı. Kim olduğu belli yani gerçek. Gizli özne de atıyorum. O cümlede özne bulunmuyor ama gene kim yaptı belli. Atıyorum eve geldim. Kim geldi? Ben geldim. Belli değil mi? Belli. O yüzden mesela bu gizli özne oluyor. Sadece cümlenin içinde bulunmuyor yani o kadar. Sözlü özne demin anlattığımız gibi aslında edilgen. Yani şuradaki edilgende olduğu gibi. Mesela işi yapan belli değil ama işi yani o iş belli. Atıyorum mesela ödev yapıldı. Burada yapılan ne ödev? Mesela ödev bizim sözlü öznemiz olmuş oluyor. Ama ödev yapıldı da işte ödevi kim yaptıysa o özne bizim için örtülü özne oluyor. Edilgende işi yapan yani. Ödev yaptı, ödev yapıldı. Kim yaptı bilmiyoruz. Ama işte o eğer bilseydik işte örtülü olacaktı o mesela. Örtülü özne oldu. Nesnemizde belirtili ve belirtisiz diye ikiye ayrılıyor. Mantığı çok basit zaten. Belirtilde neyi, kimi, nereyi soruları soruyorsunuz. Belirtisizde de direkt ne sorusu soruyorsunuz. Kim sorusu biraz sakıncalı çünkü kim sorusu aynı zamanda öznenin de sorusu. Yani işi kim yaptı ile ilgili bir soru soracaksınız atıyorum. Kim yaptı diyorsunuz, özneyi buluyorsunuz. O yüzden bence belirtisiz nesne dururken kim sorusunu sormayın. Genelde ne sorusu daha güzel nesne olarak. Gelelim doğaya tümlece. Doğaya tümlece soruları aslında 3-6-9 tane. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nereden, nereden. Böyle aynı ekten 3'er tane kim, ne ve nereye sorularından oluşuyor. Bunların cevapları da banko, doğaya tümlece olarak arkadaşlar. Zaten 9 tane soru var. Ezberleyin geçin yani direkt. Edat tümlecide 2 tane sorusu var. Kimle ve neyle? Bu da çok basit. Zarf tümleci ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, neden? Aslında zarf tümleci zarfın aynısı. Sadece biraz daha böyle şey. Hani o kelime grubunu bölmüyorsunuz aynı şekilde. O zarf yerine geçen sözcük grubu ne diyorsunuz? Zarf tümleci diyorsunuz ve geçiyorsunuz. Bu cümlenin öğeleri de bu şekilde bitiyor. Şimdi gelelim son konumuza. Cümlenin türleri diyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Yüklemin türüne göre olanlar isim cümlesi ve fiil cümlesi. Yani mesela yüklemi isim olanlar, fiil olanlar. Atıyorum. Tatilimiz çok keyifliydi. Şimdi burada mesela keyifli ne oluyor? Aslında isim. Ama keyifli dediğimiz zaman ne oluyor? İşte demin anlattığımız gibi ek fiille isime gelip yüklem yapar şeklinde oluyor. Ne oluyor mesela? İsim cümlesi olmuş oluyor. Ama mesela şöyle olsaydı. Tatilden çok keyif aldık. Yüklemle keyif aldık. Yani aldık. Şimdi aldık ne oldu? Fiil cümlesi olmuş oldu. Çünkü zaten kökünde fiil var yani. O yüzden bu fiil cümlesi olmuş oldu. Bunlar yüklemin türüne göre olanlardı. Şimdi yüklemin yerine göre olanlar var. Yerine göre de aynı şekilde kurallı, devrik, eksiltili oluyor. Kurallı ne demek arkadaşlar? Cümlenin sonunda yüklem varsa kurallı oluyor. Devrik ne demek? Cümlenin sonunda değil de başka bir yüklem varsa işte başında, ortasında falan filan. Yeter ki sonunda olmasın yani. O işte devrik oluyor. Eksiltili de şu arkadaşlar. Eğer sonunda 3 nokta varsa bir cümlenin bu cümlede bizim için eksiltili oluyor. Gelelim son kısma. Yüklemin yapısına göre arkadaşlar. Burada da basit, birleşik, sıralı, bağlı diye 4'e ayrılıyor. Biraz daha teferruatlı varsa ama anlatacağız. Sıkıntı yapmayın. Basit cümle demek arkadaşlar tek yükleme olan içinde fiilimsi bulunmayan cümle oluyor. Asla unutmayın bunu. İki tane kuralı var bak. Fiilimsi olmayacak ve bir tane yükleme olacak cümlelerin. Bu şekilde hatırlayın bunu. Birleşik cümleler aslında üçe ayrılıyor. Kiili, şartlı bir de girişik birleşik oluyor. Kiili cümle atıyorum. Öyle bir şey yaptım ki gözüne inanamazsın. Mesela işte ki bağlacı olan birleşik cümle mesela burada. Sağ s eki işte. Böyle bir şey yapsam yüzüne bakamazdım. İşte burada ne oldu? Sağ s kullanarak mesela iki tane cümle birleşti. Birleşik cümle oldu. Girişik birleşikte arkadaşlar, girişik birleşiğin tek olayı var. İçinde fiilimsi olan cümle demek. Direkt içinde fiilimsi görüyorsanız yapıştır hemen birleşik cümleyi. İki tane kaldı. Sabredin. Sıralı ve bağlı. Sıralı cümle çok basit. Arasında virgül olan cümleler demek. Yani mesela ne oluyor? Eve geldim, çay yaptım.
Ne oldu mesela? Sırada oldu. Şimdi eve geldim, bir gül çay yaptım. İki tane cümle sıralanmış oldu. Düz mantıklı. İsmi neyse aslında olan şeydi o. Sırada oldu. Burada bir küçük nokta var mesela. Atıyorum iki cümlede de sıralanan iki cümlede de ortak bir öge varsa ne oluyor? Bağımlı sıralı oluyor. Mesela eve geldim, çay yaptım. İkisini de yapan kim? Benim. İki tarafta da mesela özne ben olduğum için ne oldu? Özne ortaklığı var. Bağımlı sıralı oldu. Mesela eve geldim, bir gün annem yemeği hazırladı. Şimdi burada mesela hiç ortak bir öge olmadığı için ne oluyor? Bağımsız sıralı cümle oluyor. Artık son konumuz bağlı cümleler. Bu da çok aslında teferruatsız bir konu. Yani içinde bağlaş olan, üstünde bağlı yani. İçinde bağlaş varsa ve iki tane fiil varsa en az ne oluyor? Bağlı oluyor. Misal, sana gelirdim ama çok işim var. Ne oldu? Gelirdim, işim var. Burada mesela arada ne var? Bağlaş var. Ama dedik ne oldu? Bağlaş olduğu için bağlı cümle oldu. Arkadaşlar dil bilgisi bu kadardı. Ne oldu şimdi? Bütün dil bilgisini vermiş olduk. Aslında biraz yüzeysel geçtik, farkındayız. Sonuçta bunun amacı özet oldu yani. O yüzden tabii ki soru çözmeyi bol bol tekrar pratik yapmayı unutmayın. Burada görmediğimiz tek konu kaldı. O da yazım bilgisi. Dil bilgisini hallettik. Sırada ne var? Yazım bilgisi var. Ondan da bayağı kapsamlı bir şey gelecek. Bütün yazım kurallarını falan vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Yeter ki siz sınavda çok iyi yapın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çoğu öğrencinin önem vermediği ama bir tane bilgi sorusu çıksa bile hemen patladığı dersteyiz, tarih dersindeyiz. Tarih dersinde yani bütün konuları tabii ki de çalışmaya zamanımız olmuyor ne yazık ki, ama belli konular var. O belli konulardan neredeyse her sene soru çıkabiliyor. O konulara daha çok ağırlık vereceğiz ama diğer konularda da merak etmeyin, kilit noktaları size vereceğim. O kilit noktalarda da soru çıkarsa direkt halledebileceğinizi düşünüyorum. O zaman başlayalım. Evet, o 5 tane konumuz bunlar. İlk Türk devletleri, diğer adı da İslamiyet öncesi Türk devletleri diye geçer. Türkistan devletleri, 19. yüzyıl Osmanlı, Atatürk ilke ve inkılapları, Mondros işgaller ve cemiyetler. Bu 5 tane konumuz var. Burada bu 5 konuya ayrıntılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani ayrıntılı çalışacaksınız, illa bunlara çalışın. Diğerlerini çok fazla çalışmanızı önermiyorum. Çünkü onlar yerine gidersin. TYT matematik çalışırsın. Daha çok net edersin yani. Benim fikrim bu açıkçası. O zaman başlayalım konularımıza. İlk konumuz tabii ki de tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Bunlar ne oluyor? Tarih araştırmanın yöntemleri oluyor. Birincisi tarama. Tarama zaten hani kitapları tarama, kitap araştırması tarzında bir şey. Tasnif, tasnif sınıflandırma oluyor. Sınıf zaten bak, tasnif var orada. Sınıflandırmadan hani oradan şey yaparsın. Tahlil çözümleme oluyor. Tenkit eleştiri oluyor. Terkip de sentez oluyor. Bunları nasıl ezberleyebiliriz? Hani ta 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 te te. Hani belki A-A-A-E-E diye şey yaparsın. Bunu bir sırasını ezberlesen iyi olur. Çünkü sırası bu şekilde. Bunlar benim takıldığım, sizin de belki takılabileceğiniz alt dallar olacak. Hepsini yazmadım buraya. Epigrafi yazıt bilimi oluyor. Etnoloji toplumun ırk yapısı oluyor. Etnografi yani etnografi müzeleri oluyor böyle. Hep duyuyoruz. Onlar kültürü araştırıyor. Filoloji dili araştırır. Herhalde hani herhalde bayrak, mührü, ünvan. Hani herhalde onları araştırır gibi ezberle. Paleografi eski yazı türleri. Numizmatik de parayı araştıran altlar oluyor. Buradan nasıl ezbersin? Matik hani şaka matik. Para atıyorsun şaka çıkıyor falan. Hani para bilim gibi düşün. Daha sonra ilk Türk devletlerine geçelim. Bak ilk Türk devletlerinde yazıyı ilk kullanan Türk devleti kök Türkler. Metehan onlu sistemi getiriyor. Onlu sistem ne oluyor? Onbaşı binbaşı bildiğimiz var ya. Yani 10 tane kişiyi yöneten kişi. O onlu sistem oluyor. Yani bu Metehan Asyon'u yöneten çok büyük bir liderdi. Asyon devletinde aynı zamanda ikili teşkilat sistemi de uygulanıyor. İkili teşkilat sistemine hani Türk devletinde şöyle bir olay var ya, doğu batıya ayırıyorsun, doğuyu başkası yönetiyor, batıyı başkası yönetiyor. İşte ikili teşkilat sistemi o oluyor kısacası. Uygurlar da var. Uygurlar da Mani dinine geçiyorlar ve yerleşik yaşama başlıyorlar. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar oluyor. Mani dini bunun sayesinde oluyor. Maniheizm diye de geçiyor. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oluyorlar. Diğer konularımıza geçmeden önce arkadaşlar ben bazı konuları atlıyor olabilirim. Mesela 4 harife dönemine geçtim, direkt Hazreti Muhammed dönemini anlatmadım. Çünkü oradaki bilgileri ÖSYM şu ana kadar kullanmadı. Kullandığı zaman da küçük yorumlar şeklinde kullandı. Ben ÖSYM'nin bütün sorularına baktım tarihteki. Sorduğu sorulara göre size anlatıyorum. Anlatmadığım kısımlar olduğunda o konuları da en sona zaten kavram şeklinde size aktaracağım. Orada küçük 2-3 tane bilgi varsa o 2-3 bilgisi de aktaracağım zaten, merak etmeyin. Evet, 4 harife dönemi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an kitaplaştırıldı. Sakın Kur'an bak kitaplaştırıldı. Hazreti Osman döneminde Kur'an çoğaltıldı. Bunu karıştırmayın, her zaman sordukları bir sorudur. Hazreti Ebubekir döneminde başka yalancı peygamberler ortaya çıktı. Ve Ridde olayı oldu. Ridde olayı ne? Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra bazı kabilelerdekiler dinden döndü. Ve dinden dönüp hatta dediler ki zekat vermeyeceğiz tarzı şeyler söylediler.
Bu elemanları daha sonra Bekir Ridley olayı başladı. Sonra Ridley savaşları oldu ve onlar dinen dönemlerle savaşlar oldu. Buna Ridley olayı deniyor kısaca. Hazreti Ömer döneminde Beytülmal kuruldu. Beytülmal ne oluyor? Devlet hazinesi oluyor. Valilikler kuruldu. Teşkilatlanmalar oldu. Kurmak ve sistem dendiği zaman arkadaşlar 4 halife döneminde Hazreti Ömer'e gideceksiniz. Hazreti Ömer döneminde bir şeyler kuruluyor ve bir şeyler sistemleştiriliyor. Okey. Hazreti Osman döneminde İslam donanması kuruldu. Kur'an çoğaltıldı. Hazreti Ali döneminde de hakem olayı oldu. Hakem olayı ne peki? Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasında bir anlaşmazlık oldu. Hatta kanlar döküldü ama kanlar dökülmesin diye, insanlar ölmesin diye. Bunlar bir iki tarafta hakem getirdi ve bu hakemler bir kan dökülmeden bir anlaşmaya varılsın dendi. Bundan sonra 4 halife dönemi bitti ve Emeviler, Hazreti Muaviye Emevileri kurdu. Emevilerde de mevali politikası uygulandı. Mevali politikasını duymuşsunuzdur belki. Irkçı bir politika oluyor. Arap olmayan Müslümanlara karşı kötü davranıyorlar, köleleştiriyorlar onları. Emevilerde tam bilmeniz gereken en önemli şey bu ve tek şey bu aslında. Mevali politikası çok önemli. Emevilerde oluyor. Tabii bundan sonra Endülüs Emeviler kuruluyor İspanya'da falan. Abbasiler kuruluyor ama bunlarda fazla bilmeniz gereken bir şey yok. ÖSYM çok sormuyor bunu. Daha sonra Müslüman Türk devletlerine bakalım. Karahanlılar. İlk Müslüman Türk devletimiz Karahanlılar. Bu Karahanlılara 4 tane en önemli eserimiz var. Bu eserler ne? Kutal Kubilik Yusuf Asacık tarafından yazıldı. Divan-ı Galatasaray Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından. Atabütü Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından. Divan-ı Hikmet'te Ahmet Eseri tarafından yazıldı. Daha sonra Gazneliler. Gazneli Mahmut denilen zaten mükemmel bir lider var. 17 defa Hindistan'a sefer düzenleyen bir lider bu. Aynı zamanda Gaznelilerde 1040'da bir Dandanakan Savaşı var. Dandanakan Savaşı Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında oluyor. Selçuklu Devleti Gaznelileri yeniyor. Gazneliler zaten yıkılış sürecine geçiyor. Selçuklu Devleti büyüyor. Sonra Büyük Selçuklu Devleti bam. 1071'de Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı'nın en önemli şeyi ne? Anadolu'ya kapılarımız açıldı. Evet, mükemmel. Sonra Nizamiye Medresesi kuruldu. Nizamiye Medresesi'nde ilmi geliştirmek için şehir şehir kuruyorlar bunları. Mükemmel bir olay. İlim önemlidir arkadaşlar. İlim çok önemli. Nizamiye Medresesi'nde. Daha sonra Celali Takvim'e geçildi. Celali Takvim'de bildiğimiz Hicri Takvim, Güneş Yılı'nı esasen takvim. Evet, diğer konumuza geçiyoruz. Diğer konumuzda 2. Mahmud. 2. Mahmud döneminde 50-100 tane madde vardır. Görmüşsünüzdür. Daha en önemlilerini söylüyorum size. Yeniçeri Ocağı git. Bitti, kalktı abi. Müsaadele sistemi kalktı. Müsaadele sistemine haksız kazanç da böyle zengin olan elemanlar var. Bunların elinden malların alınması. Bunu kaldırdı. Hatta şurada bak mal mülk yazdım. Oraya da geleceğim. Senedi ittifak sözleşmesi imzalandı. Senedi ittifakta şu toprak ağları var. Bu toprak ağlarında yarıda ayanlar. Ayanlarla bir sözleşme imzaladı 2. Mahmud. Çünkü toprak ağları abi her yerde böyle sözü geçiyor. Tam bunlar. 2. Mahmud bunun sinirlendi tabi. Dedi ki hocam ben bunlara izin veremem dedi. İmzalayalım dedi ama bunun kötü bir tarafı var. İlk defa bir Osmanlı padişahının yetkileri sınırlandırıldı. Osmanlı padişahları açısından biraz kötü bir olay ama devlet otoritesini güçlendirmek için yapılan bir sözleşme ama. Tanzimat Fermanı ve Isfat Fermanı'na geçelim. Tanzimat Fermanı sakın tazminat demeyin buna. Çıldırırım. Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı abi padişahın kendisi. Padişahın kendisi bu 2. Mahmud bu Tanzimat Fermanı yayınlıyor. Herkesin can mal güvenliği sağlanacaktır diyor. Gelire göre vergi getirdi. Yaşı gelen herkes askere gidecek dedi. Bak burada herkes. Orası önemli. Mal mülk bak müsaadelesi kalkmıştı. Mal mülk. Herkes mal mülk sahibi olabilecek dendi. Yargılanacak. Herkes yargılanabilir abi. Hukuk devleti olma yolunda ilk adım atıldı. Islahat fermanı. Şimdi Batı devletleri dedi ki ya aga biz yani herkes de askere gitmesin canım. Bazı maddeler bizim sinirimizi bozdu dedi. Bu arada bizim azınlık tankilerimiz var dedi. Azınlıklara, sadece azınlıklara yönelik bir tane ferman çıkarttırmak zorunda kaldı. 2. Mahmud şu anki bedelli askerliği getirdi. Herkes askeri gitmiyor. Belli meblağ verenler gitmiyor yani. Daha sonra Mebusan Meclisi. 1. ve 2. Meşrutiyet dönemleri arasında yasama organı olan bir Mebusan Meclisi. 1920'de İstanbul'u işgal edilmesiyle Mebusan Meclisi kalktı. Daha sonra geldik mükemmel kısma. Havza Genelgesi. Havza Genelgesi'ni dedik ki abi protesto edelim ya. Bu ne kadar iğrenç yani. Ülke çok kötü ilişiyor. Böyle ne oluyor lan dedik. Osmanlı Devleti bitiyor dedik. Protesto edelim yani. Sonra Amasya'ya geçtik. Amasya Genelgesi vatanın bütünü tehlikede dedik. İstanbul dandik hiçbir şeyini geline getirmiyor dedik. Azim ve kararlılık ülkemizi, milletimizi kurtaracak dedik. Erzurum Genelgesi. Erzurum Genelgesi'nin bölgesel şekilde toplanıldı ama milli kararlar verildi. Vatan bütündür dendi. Manda ve himaye kabul edilemez dendi. Sivas Kongresi. Ali Galip olayı yaşandı. Ali Galip olayı ne peki? Sivas Kongresi'nde bütün şehirlerden böyle agalar falan ağlar çağrıldı. Toprak ağları falan çağrıldı. Böyle şekilli adamlar çağrıldı. Ama Ali Galip olayı geldi. Adamlar dedi ki Sivas'ı kapattılar. Şehri kapattılar. Kimse giremesin diye. Ki giremedin. Helal olsun yaptılar yani. Ne diyeyim ya helal olsun ama
Van'da bir himaye kesinlikle koyabilmez denir burada. İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı. İnsanlar öğrensin ne kadar kötüleşiyor. Her şey çok kötüleşiyor diye öğrensin diye bir gazete çıkarıldı. İyi cemiyetler tek çatı altına toplandı. Evet, şimdi iyi cemiyetlerden bahsettik. İyi cemiyetlerimiz neler? Reddi İlhak var. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Trakya Paşa'yı Cemiyeti. Kilikyalılar Cemiyeti. Kilikyalılar Cemiyeti Adana'da bulunuyor. Kötü cemiyetler, sevmediğimiz cemiyetlerde Mavri Mira Yunanlar, Etnik Yeter Yunanlar, Pontus Rum Trabzon'da, Taşlık Hınçak Cemiyeti de Ermeniler tarafından kurulmuş kötü cemiyetler, sevmediğimiz cemiyetlerden. Daha sonra 1918 yılına gidelim, tamam bir bakalım oraya. Wilson ilkeleri. Wilson ilkeleri diyor ki, silah almayın aga. Her millet kendine bir tane şey kurabilsin, devlet kurabilsin. Tabii bizim işimize gelmez yani, hiç gelmez. Boğazlar full açık kalsın diyor. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı açık kalsın diyor. Bir de mi işimize gelmez yani, hiç hoşumuza gitmez mi? Sonra gizli anlaşmalar olmasın diyor. Tazminat alınmayacak diyor. Savaş tazminatları alınmayacak diyor. Tabii bunu kimse takmadı. Tamam, Wilson ilkeleri kimse takmadı. Sonra Paris Barış Konferansı 1919'da 1. Dünya Savaşı'nda yenilenlerin durumunu konuşmak için toplanıldı. Sevr anlaşması hariç bütün ülkelerle anlaşma imzalandı. Biz imzalamadık. Batı Anadolu Yunanlara verildi. Normalde İtalya'nındı. Sonra burada Yunanlara geçti. İtalyanlar tabii sinirlendi. Böyle bir orada bir olay çıkardılar yani. Daha sonra San Remo, bak abi San Remo'ya da gittik. Sonra dediler ki abi Sevr'i bari burada imzalayın. San Remo'ya gittik. Sonra dedik yine etmiyoruz abi. Sevr anlaşmasını biz sevmeyiz. İstemiyoruz lan dedik. Yunanlılar dedi ki iyi aga. O zaman biz de genişletiriz dedi. Bütün şehirlerini Batı Anadolu'da işgallerini genişlettiler. Tabii Batı cephesinde savaşlarımız oluyor. Savaşlarda büyük taarruzdan önce, en son savaşlar önce, büyük taarruzdan önce Tekalif-i Milliye kararları çıkarıldı. Tekalif-i Milliye kararlarında maddeleri de şöyle. Her aile bir askeri giydirecek, halk elindeki silahları, cephaneleri verecek. Hatta elinde bulunan yiyeceklerin %40'ını bağışlayacaklarında Tekalif-i Milliye kararları sayesinde büyük taarruzda aslında kazanmış olduk. Daha sonra Londra Konferansı'na gittik. Londra Konferansı'nda İtilaflar hukuken TBMM'yi tanıdı. TBMM barış yanlısı takıldı. Hatta bunlar biraz bir şerefsizlik yaptı. TBMM'yi çağırdılar. Osmanlı Devleti'ne çağırdılar. İstanbul Hükümeti'ne çağırdılar. Zaman kazandırmak. Kendilerince zaman kazandırmaya çalışıyor bunlar. Hani Yunanlılar böyle gençleşsin falan diye. Tabii işlerine yaramadı. Tevfik Paşa İstanbul Hükümeti adına gelen birisiydi. Ve dedi ki biz sözü TBMM'ye bırakıyoruz dedi. Kıl adammış. O zaman konumuza geçelim. Şeriye ve Evkaf vekaleti. Şeriata uygunluğu kontrol ederdi tabii. 1924 yılında kaldırıldı. Tevhidi Tedrisat Kanunu okulların hepsi marif vekaletine bağlandı bu kanunda. Şu anki MEB gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, cumhuriyetçilik. 5 tane olayımız var abi. Bunların en çok karıştırılan şeylerini buraya yazdım. Hani mesela hilafetin kaldırılması cumhuriyetçilik ama hani hilafet sonuçta laikliğe de girer. Hani onu yazmadım. Bakalım o zaman milliyetçilikli. Milliyetçilikli Misaki İktisadiye. Misaki İktisadiye bir kongre aslında. Ekonomik şeylerin konuşulduğu bir kongre. Ama milliyetçilikle olan alakası da ekonomik bağımsızlığı elde etmek. Türkiye içindeki ekonomik bağımsızlığı elde etmek konuşulduğu için. TBMM'nin açılması, kapitasyonların kalkması ve Kabataş Kanunu. Kabataş Kanunu'nda kendi limanlarımızda deniz ticaretini sağlamak amacıyla kurulan bir kanun kısaca. Halkçılıkta kılık kaybı kanunu, medeni kanunu ve saltanatın kalkması halkçılığa da girer. Devletçilikte farklı bir şey yok. Ekonomi bazlı olan her şey aslında devletçiliğe giriyor. Laiklikte kılık kıyafet kanunu ve medeni kanun. Cumhuriyetçilikte hilafetin kalkması, çok partili düzene geçilmesi, ordunun siyasetten ayrılması. Daha sonra bir de takviye sükun kanunu var. Takviye sükun kanunu dininde gericilere karşı çıkan bir kanun. Şeyh Said İslam'dan dolayı çıkan bir kanun bu. 1925 yılında çıktı. Konularımız bitti. Şimdi kavramlara geçelim. Evet arkadaşlar, kavramlarımıza bakalım. Bayındır, bakımlı şehir demek. Liyakat, uygunluk demek. Ikta, tımar sistemi, devletin olan toprakta halkın ekim yapması, devletin de buradan vergi alması demek oluyor. Öyle bir sistem. İstimalat politikası Osmanlı'da bir fetih politikası oluyor. Merkantilizm, ticaretle para kazan, para aşırı önemli. Merkantilizm düşüncesi, sen para kazan nasıl olursa olsun ama. Nar koymak da ihtiyaç maddelerinde değişmez. Fiyat koymak mesela ekmek 1 TL olacak, değişmeyecek hiçbir şekilde fiyatı yani. İltizam, peşin parayla toprak satma. Tabi Osmanlı'nın duraklama döneminde, çöküş döneminde iltizam sistemi geliyor. Peşin parayla çünkü para lazım yani. Sineği millet, halka karışmak demek. Reji idaresi, Fransız sermayesiyle kurulan tüzün idaresi diye de geçiyor aynı zamanda. Burada bile olaylar olmuştu. Bir Fransızlar işte orada ırkçılık yapıyordu, Türkleri kötü davranıyordu tarzında bir olay olmuştu. O yüzden önemli bir şey reji idaresi. Sefaretname, bu çok önemli, bu çok çıkar. Paris elçisi yazıyor, Osmanlı'nın Paris elçisi. Ona göre ıslahat yapılıyor Osmanlı'da. Paris'e yani Fransa'ya yakınlaşmaya çalışılıyor aslında. Beşik ulemalığı Osmanlı'nın duraklama sebeplerinin arasında aynı zamanda alimin oğlu alimdir düşüncesi. Kanuni esası da Osmanlı'nın tek anayasasıdır.
Bu kadardı arkadaşlar konularımız. Önemli olduğunu düşündüğüm kısımlar bunlardı. Umarım MSÜ'de, TYT'de, tarihte 5'te 5 yaparsınız bunlarla. Yani açıkçası bilgi sorusu çıkacaksa ki çıkma ihtimali çok az oluyor. Maksimum 2 tane çıkıyor. Çıkacaksa da buradan çıkar diye düşünüyorum. %95 ama %5 ihtimalden dolayı da bana lütfen kızmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer konularda, diğer derslerde görüşmek üzere. Abone ol. Evet arkadaşlar, bugün TYT coğrafya özetine başlıyoruz. TYT coğrafya özetinde kullandığım, burada size anlatacağım her şey kendi sınav senedinde yazdığım bütün notlardan oluşuyor. Konuların %95'i falan var. Bazı şeyleri kaçırmış olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. O zaman fazla beklemeden başlayalım. Evet arkadaşlar, o zaman ilk konumuza başlayalım. İlk konumuz alt dallar, bir de atmosfer. Alt dallarda burada hepsini yazmadım. Sadece az bilinenleri yazdım. Az bilinen dediğim mesela hidrolojiyi biliyorsunuz, yani su bilimi. Hidrolojinin alt şeyleri mesela potomoloji neymiş? Akarsu. Akarsuları inceliyor. Limnoloji gölü inceliyor. Oseanografya okyanusu inceliyor. Hidrojeoloji yeraltı sularını inceliyor. Bunların hepsi hidrojeolojinin içinde geçen şeyler. Ama bunlar mesela az bilinenler. Bunları bilseniz iyi olur. Jeomorfoloji yüzey bilimi diye geçiyor. Yüzey bilimi çok fazla bir şey anlatmıyor bize. O yüzden yeryüzü şekillerin falan dediğinizde o zaman aklınıza jeomorfoloji gelsin. Pedoloji toprakları inceliyor. Klimatoloji iklim inceliyor. Klima diyor. Klima yazın açılır. Yazında ne bir iklim falan filan, hani oradan aklınıza gelsin. Litoloji de taş. Taşları inceliyor. Evet, o zaman atmosferlere geçelim. Atmosferlerde troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer. Yani bir sürü şey görmüşsünüzdür. İlla bayağı bir atmosfer şeysi görmüşsünüzdür yani. 4 tanesi yeterli abi bize. Bunu bilmeniz yeterli bizim için. Troposfer. Troposfer bizim ilk tabaka. İlk tabakada ne varmış? İklim olayları gerçekleşiyor. Gazların %75'i burada bulunuyor ve ekvatorda daha kalın bu. Ekvatorda neden kalın? Çünkü sıcaklık daha fazla ekvatorda. Sıcaklık daha fazla olduğu için ekvator kısmında dünyada orada gazlar daha çok genleşiyor. Bir de dünyanın dönme şeyi, hani kutuplardan böyle böyle dönüyor ya, ekvatorlardan daha böyle açılıyor yani. Şey, merkez kaç kuvveti gibi düşün. Evet, troposfer bu kadar bilsen yeterli. Stratosfere geçelim. Yatay hava hareketleri bulunuyor burada. Ozon tabakası stratosferde bulunuyor. Meteoroloji gözlem balonları var. O meteoroloji, hani biz böyle bir haftalık meteorolojik şeyler, hava durumları falan var ya, işte onlar işte stratosferde gözlem balonları sayesinde falan bulunuyor yani. Üçüncü kısım mezosfer. Mezosferde fazla bilmeniz gereken bir şey yok. Göktaşlarının yandığı yer orası. Göktaşları buraya geliyor, şş, yanıyor böyle, parçalanıyor stratosferde falan zaten. Biz hissetmiyoruz bile yani. Genellikle tabii. Termosfer. Termosfere geçelim. Termosferde iyonosfer var. En yüksek sıcaklık burada bulunuyor. Bayağı sıcak burası yani. Hani uzay böyle buz gibidir ya. Hatta -270 dereceler falan filan diyorlar. Sıfır Kelvin'e yakın bazı yerler falan. En yüksek sıcaklık ama burada. Değişik bir şekilde. Bunu iyi bilin. Kafanız karışmasın. Bir de uzay araçları burada bulunuyor. Evet, şimdi ölçek olayına geçelim. Ölçekler abi. Ölçekler herkesin kafasını karıştıran bir konu zaten. Ölçeklerde arkadaşlar, şimdi böyle bir harita çizmiştim ben ama şurada mesela normal bir haritada olması gereken şey lejant olması lazım. Lejant. Lejantın şu sağlarda bir yerde olması lazım. Ölçek de orada yazar hatta. Şimdi ölçek mesela bu dünya haritasının ölçüsü de kaçtır? Çok şeydir değil mi? Düşüktür yani. 1 bölü 5 milyon atıyorum şu an. Ama mesela Türkiye haritasının 1 bölü 1,5 milyon ölçeği var. Bu haritanın çok daha küçük. Ama paydası çok daha büyük. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Paydası ne kadar büyükse toplam o kadar küçük olur. Ölçek o kadar küçük olur. Ölçek de ne kadar küçükse harita o kadar büyük alanı gösterir, harita o kadar küçük olur. Çok anlatabildim mi? Bence anlatabildim. Çok güzel oldu. Bu o zaman bu dünya haritasının ölçeği çok küçük o zaman ama paydası çok büyük. Anladın sen. Evet, Türkiye'miz burada. Türkiye'miz çok güzel çizemedim, o yüzden özür dilerim. Türkiye'miz nerede? 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri arasında. Bunu zaten her zaman duyuyoruz. Paralel meridyen ne demek ama? Paralel abi, paralel. Sen paralel çizdiğinde nasıl çizersin? Böyle mi çizersin abi? Böyle çizersin. Paralel o zaman şunlar, şöyle. Çizilmişler. Hatta en uzun paralel hangisi? Ekvator. Ekvator paraleli. Bak, ekvator da tam şuradan geçer. Şu Afrika'nın şu büyük kısmı var ya, onun tam altından şuradan geçiyor. Bir de şuradaki Endonezya'dan falan filan geçiyor. Ekvator üstündekilerin hepsine kuzey paralelleri diyoruz. Alttakilerin güney paralelleri diyoruz. Üstte bir tane 23-27 paraleli var. O ne abi? Üsttekine yengeç dönencesi diyoruz. Alttakine de oğlak dönencesi diyoruz. Alttaki 23-27. Hani onları da anlatacağım şimdi. O güneşin tam dik gelmesi olayı falan, 21 Aralık falan var ya. Anlatacağım şimdi onları. Bir de Türkiye Doğu Meridyenleri arasında. Doğu Meridyenleri 26-45 arasında değil mi? Şimdi Doğu Meridyenleri, şurada Greenwich var. Her zaman duymuşsunuz. O Greenwich nerede falan, İngiltere'de bir yer işte. Şöyle bir tane şey çiziyorlar. Sıfır meridyeni çiziyorlar. Onun doğusundakileri Doğu Meridyenleri, batısındaki Batı Meridyenleri. Şimdi bir Türkiye 26-45 arasında. 26 şurada, 45 şurada, böyle gittikçe artıyor. Toplam 180 paralel, 360 tane meridyen var. 180 tane çizmişler, 360 tane meridyen çizmişler. Bunlar tabii insanların saladığı bir şey olduğu için herhangi bir anlamı yok aslında. Ama neye göre belirlenmiş? İki tane meridyen arasında dakika farkı, yerel saat farkı 4 dakika diye belirlenmiş. Yani buradan ne anlarız? 26-45 ya.
Arada kaç tane meridyen var? 19 tane meridyen var. 19 çarpı 4 dakika kaç ediyor? 76. O zaman Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki dakika farkı, yerel saat farkı 76 dakika. Nereden bunu çıkaracağız? İftar saatleri. İftar saatlerine baktığınız Iğdır, Hakkari falan en erken iftar yapıyor. Sonra 76 dakika sonra da en sondaki yapıyor. Tam 76 değil aslında da. Hani merkezler olduğu için neyse. Bir şimdi bir şeyden bahsedeyim. Dünya Güneş'e en yakın ne zaman? 3 Ocak'ta. 3 Ocak'ta Dünya Güneş'e en yakın oluyor. 3 Ocak'ın diğer adı da Periber. 4 Temmuz'da da Afel deniyor. 4 Temmuz'da dünyanın en uzak olduğu zaman. Şimdi sen diyeceksin ki Temmuz'da abi yazın oluyor. O zaman nasıl çok uzak oluyor? Öyle bir şey değil abi. Bu olay biraz farklı. Ben de çok ayrıntısını bilmiyorum ama senin bilmen gereken kısım bu kadar. Periber, Afel. Periber neymiş? Dünyanın en yakın olduğu zaman. 3 Ocak, 4 Temmuz'da Afel en uzak olduğu zaman. 23 Eylül, 21 Aralık olaylarından dolayı dünyada kuzey yarımkürede kış daha kısadır. 2 gün falan daha kısadır. Güney yarımkürede daha uzundur. Kuzey yarımküre yazı daha uzun yaşar. Yani biz yazı daha uzun yaşarız. Şimdi şeylere gelelim. Ekinoks ve solstis tarihlerine. Ekinoks tarihleri ne zaman oluyor? 21 Mart ve 23 Eylül'de. Ekinoks tarihleri ne? O dedik ya hani ekvatora. Ekvatora tam dik vurduğunda tüm dünyada gün ve gecenin aynı sürede olduğu zamanlar 21 Mart ve 23 Eylül'de. Bu zamanlarda tam dik geliyor buraya. Bu kadar. Solstislerde ama oğlak ve yengeç derecelerine dik vuruyor. O mesela ne zaman işte oğlak dönemcisi alttaydı, yengeç dönemcisi üstteydi, nasıl bunu ezberleyeceksin? Yengeç daha üstündür oğlaktan. Yengeçler şeydir, hatta neydi Fenerbahçe yengeç falan oradan aklına gelsin, daha üstündür Fenerbahçe değilsen bilmiyorum artık. Yengeçler daha üstte, yengeç dönemcisi üstte, 23-27. Buna dik geldiği zaman ne zaman? 21 Mart. 21 Mart'ta dik geliyor, 23-27 de şuralarda bir yerde, Türkiye tabii daha yukarıda. Oraya dik geliyor ve Türkiye'de en uzun gün yaşanıyor. Kuzeydekileri en uzun gün, güneydekileri de en uzun gece yaşanıyor. 21 Aralık'ta da tam tersi, 21 Aralık'ta da oğlak dönemcisine dik vuruyor, bizde en uzun gece, altta en uzun gün oluyor. Şimdi her zaman şey duymuşsunuz ya, enlem etkilerini duymuşsunuz. Enlem etkileri ne demek? Ekvatordan kutuplara gidilişi artan azalan şeyler. Enlem etkisi demek bu abi. Senin kafanı karıştırmak için öyle soruyor. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artan şeyler neler? 1. Yer çekim. 2. Gölge boyu. Bak yer çekim neden artıyor? Çünkü basık. Yer çekimi artar enlem etkisiyle. Gölge boyu. Gölge boyu neden artar? Çünkü bak güneş genelde şu aralıkta hani 23-27'ler arasında dik geliyor ya. Mesela sen buradasın abi. Senin gölgen hep uzun olur. Alayı uzun olur. Full uzun olur. Sen o yüzden kutuplara doğru yakınsan senin gölge boyun en uzundur. Sonra grup ve tansiyonları. Sonra gece gündüz zaman farkı. Bunlar hep artan şeyler kutuplara gittikçe. Peki azalanlar neden? Sıcaklık. Sıcaklık zaten belli. Kutuplarda buz gibi hava. Çizgisel hız. Çizgisel hız ekvatorda çok hızlı. Hani böyle böyle dönüyor dedik ya. Bak dünyanın basit geldileri böyle böyle dönüyoruz topaç gibi. Buralar çok hızlı dönüyor. Şurada duruyor hatta. Kutup noktada durma şeyinde hatta yani. Sonra kalıcı kar sınırı. Kalıcı kar sınırı da azalıyor gittikçe. Çünkü hani artı böyle kutuplara geldiğinde tam bilmiyorum ama 0 metrede bile kar oluyor ya. O kalıcı kar sınırı işte çok aşağıda oluyor. O yüzden azalıyor. Ekvatorda böyle 5000 metre falan hani. 5000 metrede en azından kar oluyor. Kalıcı kar oluyor. Bir de atmosfer kanalı. Zaten atmosfer kanalından bahsetmiştim ama böyle dönüyor. Sıcaklık falan filan. Tabii şimdi burada anlattıklarımdan genel olarak günlük hareket, yıllık hareket sonuçları, dünyanın şeklinin sonuçları falan tarzı sorular gelecek. Ama ben size genelde orada yazılan, çizilen her şeyi anlattım. Size hani o yorumları aktarmak size kalmış artık. Sorularda siz daha fazla göreceksiniz, karşılaşacaksınız. Soruları çöze çöze artık zaten o yorumları yapabileceksiniz. Ama bu verdiğim bilgilerle büyük bir çoğunluğunu anlamış oldunuz bence. Evet bir de projeksiyon yöntemlerinden bahsedeyim. Projeksiyon yöntemlerinden 3 tane var. Bir silindirik projeksiyon, bir konik projeksiyon, bir de düzlem projeksiyon. Şimdi silindirik projeksiyon genelde hani en çok kullanılan şey o zaten. Ekvatorda en az yanılma payı oluyor. Kutuplara gittikçe yanılma payı çok artıyor. Konik projeksiyonda da dünyanın yarısını görebilirsin. Hani şu ekvatordan yukarı tarafı mesela görebilirsin ya da alt tarafı görebilirsin. Burada orta enlemler falan daha iyi gözükür. Kutuplara ve ekvatora gittikçe bozulmaları artıyor. Düzlem projeksiyonda hani büyük ölçekliler falan çizemiyor. Büyük ölçekli dediğinde küçük alanlar falan küçük alanları çizebilirsin. Mesela sadece kutuba bastırırsın. Düzlem projeksiyonu. O zaman hani kutup bölgesi mesela çok iyi görebilirsin. Hani bir yanılma payı az olarak, hata payı çok az olarak görebilirsin. O düzlem odağı artık neredeyse. Hani düzlem odağını istediğin yere koyabilirsin. Buraya koyarsın, kutuba koyarsın falan filan. Düzlem odağından uzaklaştıkça bozulma da artıyor. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Ekvatordan kutuplara gittikçe deniz tuzluluğu azalır. Çünkü neden? Ekvatorda hava sıcaktır. Hava sıcak olduğunca su buharlaşır, tuz buharlaşmaz ama tuz burada fazla kalır. O yüzden deniz tuzluluğu fazladır. Ekvatorda mesela şuradaki okyanusta abi denizin tuzluluğu fazla. Ama kutuplarda denizin tuzluluğu azdır yani. Bu aynı şekilde Türkiye'de mesela bakıyoruz. Akdeniz'de denizin tuzluluğu fazladır ama Karadeniz'de denizin tuzluluğu daha azdır. Oradan aklınızda kalabilir. Evet o zaman şimdi basınç ve rüzgar konusuna geçelim. Basınç haritasına ne denir? İzobar haritası denir. İzobar haritalar basıncın nerede olduğunu falan filan gösterir. Belki meteoroloji şeylerini görmüşsünüzdür.
Onlar izobar hareketi oluyor. Alçak basınca siklon, yüksek basınca antisiklon deniyor. Alçak basınç yükselticidir. Ne demek bu? Yani mesela burada alçak basınç var. O zaman burada böyle yağmurlu, bulutlu bir hava olur. Çünkü yükseltir oradaki su buharını falan böyle yükseltir. Orada bulutlu veya yağmurlu bir hava olur. Ama yüksek basınç alçaltıcıdır. Orada güneşli bir hava daha büyük bir ihtimal olarak gözükür yani. Basınç etkilenen şeyler ne? Mesela hava ısınınca basınç azalır. Denizden, deniz seviyesine yükseldikçe basınç azalır. Deniz seviyesine yükseldikçe basınç azalması sebebi zaten dağda basınç az oluyor. Havanın sıcaklığında da havayla da basınç ters orantılı oluyor. Şimdi en önemli kısma gelelim abi. Ekvatorun üst tarafı, kuzey yarımkürede sürekli rüzgarlar saat yönünde hareket eder. Güney yarımkürede de saat yönünün tersi yönünde hareket eder sürekli rüzgarlar. Hani şu klasik şekil vardır ya, böyle bir tane yuvarlak var. Yuvarlağın etrafında şöyle şu şekilde gidiyor. Kuzey yarımkürede yani saat yönünde gidiyor. Alçak basınç olduğunda şu şekilde gidiyor. Hani saat yönünde, saat yönünün tersinde. Bunun örneklerini zaten her yerde bulabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz. Ben şimdi burada çizemem. Özür dilerim o yüzden. Şimdi bir de rüzgarlara geçelim. Rüzgarlarda 0-30 derece arasında alize rüzgarları deniyor. 30-60 arasındaki yere batı rüzgarı, en üsttekileri de kutup rüzgarları deniyor. Bunun aynı şekilde alta doğru da alize, batı ve kutup rüzgarları diye anlayabilirsiniz. Peki hangi yönde ilerliyor bunlar? 30 dereceden ekvatora doğru ilerlerler. Buradan 30 dereceden ekvatora doğru ilerlerler. 30 dereceden 60 dereceye doğru ilerlerler. Burada da 30 dereceden 60 dereceye doğru. Kutuplarda da kuzeyden aşağı, güneyden yukarı. O şekilde anlayabilirsiniz. Burada ne anlamamız gerekiyor? Yani 30 dereceden 60 dereceye ve ekvatora gidiyor ya. Yani 30 derecedeki paralelde yüksek basınç var. Yüksek basınçtan çünkü alçak basınca doğru rüzgar gider. Bam bam böyle şekilde gidiyor. Bir de ÖSYM'nin sevdiği bir tane şeyden bahsedeyim. Deniz meltemi ile kara meltemi. Gündüzleri denizden deniz meltemi karaya doğru ilerler. Gece de karadan denize kara meltemi gider. Ve de Türkiye'mizdeki rüzgarlardan bahsedelim biraz. Türkiye'miz şurada bulunuyor. Kayıp sakal. Kayıp sakal zaten hep duymuşsunuzdur. Karayel, Yıldız, Poyraz. Bak KGP kayıp. Samyeli, Kıble, Lodos. Bu da sakal. Kayıp sakal. Bu şekilde bir ezberleme şey yapabilirsin. Bir de Türkiye'mizin etrafında saran o alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınçlar falan. Yani öyle bir espri yapayım dedim. Alçak basınçlar hangileri? İzlanda alçak basıncı, bir de Basra alçak basıncı var. Bunlardan böyle bu rüzgar gidiyor. Bir de yüksek basınçlar var. Onlar da Sibirya, bir de Asor diye. Sibirya'dan yüksek basınç, Asor'dan yüksek basınç geliyor. Bunun sadece isimlerini bilirseniz yeter, çok ayrıntılarınıza gerek yok. Bir de son olarak da rüzgar hızını ölçen şeye anemometre denir. Anemometre. Biraz zor söylemiş ama bunu bilsen iyi olur. Bak şimdi diğer konumuza geçelim. Nem ve yağış abi. Nem ve yağışı bilmen gereken az şey var. Gerçekten az şey var. Havadaki nemi ne ölçer? Higrometre. Yağışı ne ile ölçersin? Plüviyometre. 1 metreküp havanın içindeki su buharı ne denir? Mutlak nem. Bunları zaten her zaman duyuyorsun bence. Yani bir yazı mutlak nem 1 metreküp su buharı falan. Bu yerlerde gökyüzü zaten. İndirgen ve sıcaklık. Her soruda çıkar. İki tane coğrafya denemesi çöz. Bir tanesini daha çıkar. İndirgen ve sıcaklık ne? Şimdi senin dağda derecen kaç? -5. 200 metre 200 metre alçalınca ne oluyor? Sıcaklığın 1 derece artıyor. O zaman 5000 metre ise bu kadar düşeceksin. İndirgen ve sıcaklık. Al sana bu yani. Senin deniz seviyesindeki sıcaklığın bu. İndirgen ve sıcaklık. Bir de nem ne yapar? Nem yaz kış sıcaklık farkını azaltan şeydir aslında. Hani hava çok nemli falan filan diyoruz da aslında iyi bir şey yani sıcaklık. Düşünsene kışın aşırı soğuk, yazın çok sıcak bir anda böyle değişiyor falan. Çok hoş olmaz. Bir de mekanik çözülme, kimyasal çözülme var. Bak mekanik, bunlar önemli şimdi. Burası önemli kısma geldik. Mekanik çözülme abi, nemin az olduğu yerde. Kimyasal çözülmede nemin çok olduğu yerde. Mesela kimyasal çözülme nerede çok olur? Türkiye'de Karadeniz'de işte orada Mordu'da falan çok olur kimyasal çözülme. Mekanik çözülme nerede olur? Konya'da falan çok fazla yağış olmaz orada. Bu şekilde ezberleyebilirsin. Bir de mekanik çözülmenin sorduğu bir şey daha var. Günlük hareketler sayesinde olur. Yani dünyanın günlük hareketi sayesinde olan şey bir mekanik çözülme. Bu kadar. Bir tane izobar harita basınç dağılışını gösteren haritaydı ya. Bir de izoterm harita var. İzoterm haritada sıcaklık dağılışını gösteriyor. Bunu da iyi sen iyi olur. Bu haritalar iyi, önemli çıkan. Yani. Şimdi nemi geçtim bak. Nem bu kadardı. Gerçekten bu kadardı. Şimdi yağışlara geçelim bak. Yağışlar. Yükselim konveksiyonel yağış. Yükselim diğer adı konveksiyonel. Ne bu? Abi adı üstünde yükseliyor. Bak su var burada, tamam mı? Su yükseliyor. Nerede olur bu? Al bak şurada Konya'da falan. Konya'da çok fazla bir şey olmaz. Orada bir su var zaten. O su mesela yükseldi. Yükselim yağış. Al sana yükseldi. Orada zaten bam diye yağış oldu yani. Olay bu. Bu ne zaman görülür? İç Anadolu'da ilkbahar mevsiminde falan görülüyor. Bir de bunun diğer ismi var 42'inde. Bazen çıkabilir. Doğu Anadolu'da yazın falan görülüyor. En çok da ekvatoral bölgede görülüyor. Neden ekvatoral bölgede görülüyor? Çünkü orası sıcak abi. Sıcak olunca bam diye yükselim yağış oluyor yani. Buharlaşıyor. Hemen hepsi yükseliyor, düşüyor sonra.
Ama bak şimdi yamaç orografik yarış. Bu da ikinci yarışımız. Bu nerede olur? Karadeniz'de Akdeniz'de olur. Neden Karadeniz'de olur mesela? Çünkü Karadeniz'de dağlar var ya, dağlar paralel hani öyle. Orada mesela sular böyle yükseliyor. Oba dağdan çıkıyorlar. Hop sonra düşüyorlar. Hani bu şekilde yağış orografik, dağdan yükseliyorsun, düşüyorsun sonra. En çok nerede olur dünyada? Musonlarda. Muson mesela bak şurada Himalaya var ya. Himalayalar şimdi çok yüksek. Buradan mesela şimdi bunlar şey oldu. Buharlaştı buradaki sular. Sonra buraya gitti, Himalaya'ya geldi. Himalayalardan yukarı çıktıktan sonra Alsara çıkamadı. Muson yağışı. Tak orada düştü hepsi. Çok fazla yağış oldu. Üçüncü yarışın zaten 3 tane yarış var. Cephe frontal yarış deniyor ona da. Sıcak ve soğuk hava karşılaşınca görülüyor. Bu en çok da orta kuşak oluyor. Orta kuşak dediğin neresi? Alsana, İngiltere falan filan. Burada böyle çarpışıyorlar abi. Orada yağış düşüyor. Hani İngiltere çok yağışlı falan ya. Al işte o yağış bu. Evet geldik şimdi herkesin takıldığı o mükemmel konuya. İklimler abi. İklimler konusu. Ben sana var ya aşırı kolay anlatacağım. Çok fazla karıştırıyorsun kafanda ama çok kolay. Cidden çok kolay. Bak sen Türkiye'yi biliyorsun. Türkiye'de kaç tane iklim var zaten? Karasal var, Akdeniz var, Karadeniz var. Çok kafam karıştı. Karadeniz nerede? Burada. Karadeniz iklimi. Akdeniz nerede? Burada. Bir de Ege'de var işte Akdeniz iklimi. Geri kalan neresi? Karasal iklim. Bir de çok küçük bir ayrıntı var. Trakya'nın batı bölgesi, orası karasal iklim. Orayı karıştırma bak orada çıkabilir belki. Onun dışında Türkiye'de karışan bir şey yok. Zaten dünyada karıştırırsan. Nerede karıştırırsın? Bir de Akdeniz ikliminde. Akdeniz iklimi nerede? Akdeniz'in çevresi. Biliyoruz bunu. Sonra Avustralya bak. Avustralya'nın şurasında bir de şurasında var. Alt kısımlarında. Neden? Çünkü bak şurada çöl var. Zaten Akdeniz iklimi çölün bir benzeridir yani. Yağışlı çöldür diyeyim. Bak burası çöl var. Alt tarafında, okyanusa gittiğin tarafta Akdeniz iklimi. Nasıl? Bak Avustralya'da var. Sonra bak Ümit Burnu. Şurası. Güney Afrika. Burada da Akdeniz iklimi var. Neden? Al bak abi. Şurada çöl değil mi? Çölden gidiyorsun okyanusa. Al. Bak Akdeniz iklimi çıktı. Kaliforniya var bak. Kaliforniya bizim mekan. Biliyorsun. Burada çöl var. Buradan sen git aşağı, al sana Akdeniz iklimi. Bitti bu kadar. Bir tane daha var, en sonuncusu. Burada Atakama çölü falan var, Şili'de. Şili'den sen aşağı in, bak burada Akdeniz iklimi. Bu kadar, Akdeniz iklimi bu. Bu kadar abi. Zaten karıştıracağın, en çok karıştıracağın şey Akdeniz iklimi. Gerisi zaten klasik yani. Hani şimdi Ekvator'da abi ne var? Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim nerede? Ekvator'da. Bravo, al burası Ekvatoral. Al burası Ekvatoral. Al burası Ekvatoral. Daha ne istiyorsun? Muson iklimi nerede? Muson iklimi Hindistan'da, şurada, burada. Biraz da Japonya'nın alt tarafı. Tabii de saman iklimi var. Saman iklimi de karıştırabilirsin. Şimdi Ekvator'dan burası geçiyor ama mesela bak şurası Kongo havzası şöyle. Burası Ekvatoral iklim. Ama bunun etrafında şöyle bir yer var. Orası saman iklimi. Bak Ekvatoral şurası, saman etrafı. Onun da çevresi şurası bir de. Şurada bir yer çöl. Okey. Tamam şimdi dünyada artık nerede olduğunu anladık bence. Altmışık. Çünkü hani karasal iklimi anlatmaya gerek olduğunu sanmıyorum yani. Çünkü karasal iklimi şurası falan. Şimdi abi bunların özellikleri ne? Ekvatoral iklimin özelliği ne mesela? Sürekli yağış var. Full yağış. Bütün mevsimlerde yağış var abi. Akdeniz ikliminin özelliklerini abi? Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı. Yani çok klasik bir laf. Evet öyle ama. Hani zaten ÖSYM'nin size soracağı şey genellikle Akdeniz iklimi oluyor. Diğer şeyleri fazla sormuyor. Belki ekvatoral bir defa çıkmıştı. Onun dışında full Akdeniz iklimi. Full Akdeniz iklimi o yüzden iyi bilin. Evet arkadaşlar tabii boğazlardan ve kanallardan bahsetmesek olmaz. Öncelikle boğaz ve kanalın ayrımını anlayalım. Kanal insan yapımı oluyor, yapay oluyor. Boğazlarda doğal oluyor. Önce boğazlarımızdan bahsedelim. Tabii ki de İstanbul ve Çanakkale boğazları. Burada Messina boğazı var. Burada Cebeli Tarık boğazı var. Burada Dover boğazı var. Kiel kanalı. Bak kanal var orada. Burada bak bu en çok karıştıran yatan yer burası. Alttaki Babilmendep, üstteki Hürmüz boğazı. Şurası Babilmendep boğazı, şurası Hürmüz boğazı. Tam olarak bak şurada Alaska ile Rusya'nın arasında var ya dünya yuvarlak düşün tabi. O ikisinin arasında da Bering boğazı var. Yunanistan'da şurada Atina'nın oralarda bir tane Korint kanalı var. Hatta dünyanın en dar kanalı oluyor. Cook boğazı var bak şu Yeni Zelanda'da aradaki var ya orası Cook boğazı. Magellan boğazı var şu, tam şuralarda. Neden Magellan? Çünkü dünya yolu şu buradan geçiyor falan. Magellan boğazı orası Şili'de. En son olarak da Karadeniz'de bak şurada Azak Denizi'nde şurada bir tane Kerç boğazı var. Bütün boğazlar ve kanallar bilmen gereken bu kadar. Şimdi kayaçlara gideceğiz ondan sonra topraklara gideceğiz. O yüzden şimdi tahtaya gidiyorum. Sen de gel. Evet arkadaşlar şimdi kayaçlara geçelim. Kayaçlarda 3 tane çeşit var. Püskürük, tortul bir de başka da şimdi. Tortul diğer adı sedimenter. Sedimenteri de unutma. Püskürük kayaçlar. Evet püskürük kayaçlarda 2 tane çeşit var. Püskürük kayaçlar ne ama? Magmanın soyup katılaşmasıyla oluşan kayaçlarımız. Fosilsiz oluyor bunlar. Çünkü magmadan sonuçta çıkıyor. Magmada böyle kalıntı falan yok. Bitki hayvan kalıntısı yok. İç ve dış püskürük kayaçlarımız var. İç püskürük kayaçlar soğuma yavaş oluyor. Neden?
İç dediğimiz şey aslında yanardağının, o yanardağ böyle patlıyor ya, o magma içeride kalıyor. İçeride kalan yani içte soğuyan da yavaş soğur. Çünkü iç tarafından sıcacık yani. Dışta soğuyan ama hızlı soğur. Çünkü dış taraf hani 20 derece falan olsa 20 derecede hızlıca soğursun yani. Sıcacık şeysin sen. Sonra iç püskürükler iri kristalli oluyor. Dış püskürükler ince kristalli oluyor. Bunu da iyi bilelim. Bir de dış püskürükler camsı bir şekilde oluyor. Bunlar şimdi örneklerine geçelim. İç püskürükler granit, siyanit, diorit, gabbro. Hani şu üçü itli bitiyor. O yüzden böyle kolay bir şekilde ezberleyebilirsin. Granit, siyanit, diorit. Diğeri de gabbro. Dış püskürükler de andezit, bazalt, obsidyen, volkanik tüf. Bir de şimdi granit tor topografyasında bulunabilen bir şey. Tor topografyasında fotoğrafına bakabilirsiniz. Ben şimdi çizemem zaten size. Daha sonra bazalt, bir de bazalt sütunları diye bir olay var. O da bazalt içinde geçiyor zaten. Obsidyenin diğer adı volkan camı. Volkanik tüf de peri bacaları. Peri bacaları biliyorsunuz Türkiye'mizde de var. Orada da volkanik tüfün malzeme orada volkanik tüf oluyor. Daha sonra tortul kayışlara geçelim. Tortul kayışlarda da fiziksel, kimyasal ve organik diye üçe ayrılıyor. Tortul kayışlar ne peki? Su tabanlarının maddenin çözülmesiyle tortulaşması olan kayışlarımız. Üç tane ayırdık burada. Fiziksele bakalım. Fiziksel tabakalı oluyor. Fosilli oluyor. Dış kuvvetlerle. Dış kuvvetler dediğimiz mesela rüzgar. Rüzgar dış kuvvet olabiliyor. Örnekleri de kum taşı, kil taşı, mil taşı, çakıl taşı. Zaten hepsinin sonunda taşı var. Kum taşı, kil taşı, mil taşı, çakıl taşı. Yani kum, kil, mil, çakıl. Böyle ezberlesen de olur. Sonra kimyasala geçelim. Kimyasal tortul kayışlar suda erimiş minerallerin çökelmesiyle oluşuyor bunlar. Karstik şekillerde daha çok görülebiliyor. Mesela Antalya civarında bir sürü mağara var ya mesela, onlar kimyasal tortul kayışlar. Bu da suda çözülüyor böyle. Sonra mağaralar oluşuyor. Onların örnekleri kalker, kaya tuzu, jips, dolomit. Jips çok kolay ezberlenebilecek şey. Jips hani cips ya da olur. Jips araba var. Jips miydi? Neyse öyle bir şeydi. Organik tortul kayışlarda da bitki ve hayvanların kalıntıların tortulaşmasıyla oluyor. Taş kömürü, lignit, turba, mercan kalkeri, tebeşir, bunların hepsi organik tortul kayışlara girer. Başkalaşım metamorfik kayışlara bakalım en son olarak da. Püskürük ve tortul kayışları, yani bu ikisinin yüksek sıcaklık ve yüksek basınçta başkalaşmasıyla oluşan kayışlar oluyor bunlar. Burada yüksek sıcaklık ve yüksek basınç, bunu unutmayın. Örnekleri de şunlar. Kalker mermere dönüşüyor. Granit gneisa, kum taşı kuvarste, kil taşı şiste, taş kömürü de elmasa dönüşüyor. Bu beşini bilsen çok iyi olur. Çünkü çıkma ihtimali var olan şeyler bunlar. Bu beşlerini ezberleyeceğiz, üzgünüm ki bu örnekleri de ezberlesiniz, çok iyi olur. Evet arkadaşlar, şimdi yine konumuz jeolojik zamans. İlk el zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman var. Beş tane zamanımız var. İlk el zaman, diğer adı azoik. 4 milyar yıl önceki zamanlar bayağı eski. Kıta çekirdekleri falan oluşuyor. Alp türünden ilk bitkiler oluşuyor. Bunda başka bilmeniz gereken bir şey yok. Birinci zaman, paleozoik zaman. Diğer adını bilseniz iyi olur, bazı yerler çıkabiliyor. 370 milyon yıl önceki zamandan bahsediyoruz. Hersinyan ve Kaledonyan. Zaten bunu her yerde artık soruyorlar birinci zaman dediğiniz zaman. Hersinyan ve Kaledonyan. Bu çok önemli. Hersin'den sen ne Kaledonyan gibi ezberle. Yıldız dağları da oluştu. Bunlar dağ bu arada. Hersin'den Kaledonyan ve Yıldız dağları oluştu birinci zamanda. Daha sonra kıtalar genişledi. Zonguldak'ta, bu da çok önemli. Zonguldak ve çevresinde taş kömür rezervleri oluştu. Bu. Yani şu, bir de şu hersin'den Kaledonyan aşırı önemli. Birinci zamanda Paleozoik zamanda. Birinci zaman olur mu? İkinci zamanda Mezozoik denen diğer adı 170 milyon yıl önce. Burası çok dandik abi. Volkanizma ve tektonik hareketler çok dandik. Yani pek bir olay yaşamıyor burada. Tek olayı dinozorların olması. Bak dinozor, orada o var. Dinozor değil. Dinozor yazında öğretmiş olduğum dil bilgisi. Üçüncü zaman Neozoik zaman. Neozoik zaman 80 milyon yıl önce. Burası biraz önemli. Burayı dinleyin. Transgresyon ve regresyon oluyor. Evet, transgresyon denizlerin yükselmesi. Regresyon denizlerin alçalması. Transgresyon hop. Regresyon da dam. Böyle bu şekilde ezberle. Atlas ve Hint okyanusları oluştu. Bugünkü balık ve hayvan türlerinin ana hattı oluştu. Türkiye'de lignit, tuz ve petrol yatakları oluştu. Türkiye'ye bayrak çizdim. Oradan görsel hafıza. Dördüncü zaman. Antropozoik zaman. Diğer adını unutma. 2 milyon yıl önce şu anki devirde diyebiliriz. 4 tane buzul devri oluştu. Rüs, Vürm, Feran. Bunları ezberleme. Hiçbir şekilde çıkmaz. Denizler şimdiki seviyesine yükseldi. Eski medeniyetler oluştu. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluştu. Ege İt Karası çöktü, Ege Denizi oluştu. Bak şu zaten Ege İt Karası çöktü, Ege Denizi oluştu. Her yerde görürsün. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'da oluştu. Bunu da her yerde görürsün. Dördüncü zamanda bilinen gereken en önemli iki şey bunlar. Evet, topraklara geçtik. Topraklarda zonal, intrazonal ve azonal toprak çeşitlerimiz var. Üç tane var. Bunları bir bakalım. Zonalde ABCD horizonları belli. Horizon ne demek bilmiyorum. Ama ABCD horizonları belli ve bunu kimse sana sormaz abi. İntrazonalde AC belli, azonalde hiçbiri belli değil. Bunu boşver. Onun örnekleri çok önemli. Zonalde Terrarossa Akdeniz ikliminde olur. Terrarossa ne? Kırmızı renkli falan filan. Bunu bilsen yeter. Laterit toprak çeşidi ekvatoral ikliminde bulunuyor. Ne o zaman? Ekvatorda çok yağmur yağıyor. Üstteki güzel şeyler hepsi altı çöküyor. O zaman laterit dandik bir şey.
Çernozyum. Karasal iklimde oluyor. Çernozyum güzeldir abi. Orada her şey yetişir. Kahverengi orman toprağı. Ilıman nemli iklimlerde oluşur. Ilıman nemli iklim dediğimiz ne? Karadeniz iklimi. Hem ılıman hem nemli. Değil mi? Kahverengi step toprakları. Step ikliminde oluşuyor. Al işte step yazıyor. Step yazıyor. Pozol. Pozol soğuk nemli ortamlarda. Yani mesela Kanada'da falan o yerlerde olabiliyor. Tundra toprağı tundra ikliminde. Çöl toprağı da çöl ikliminde oluyor. Bunları sadece zonal toprakları olduğu için yazdım. Fazla bilmenize gerek yok ama aklınızda bulunsun. Sonra interzonal topraklar. İntrozonal topraklarda 3 tane çeşit var. Halomorfik, hidromorfik bir de kalsimorfik. Halomorfikler tuzlu oluyor. Hidromorfikler bataklıklarda olan topraklar oluyor. Kalsimorfik de kireçli topraklar oluyor. 3 tane var zaten. Üçünde bir geç. Azonal topraklar. Burası önemli abi. Burada her şeyi bilmem gerekiyor. Alüvyal toprak. Alüvyal toprak akarsuların taşıdığı o güzel buffer ovası mis gibi toprağımız abi. Kolüvyal toprak. Dağ eteklerinde rüzgarla taşınan tak 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 dağ eteği var burada. Tak tak çarpıyor. Oradaki topraklar birikiyor. Al sana kolüvyal toprak. Regosol. Volkandan çıkan kum boyutundaki malzemeler. Bunlar volkandan çıkıyor tak. O volkan etrafında birikiyor. Bunlar regosol oluyor. Volkan çok komik. Ben değil mi? Evet. Lös. Lös de rüzgarların taşıdığı topraklar. Bunu bilsen yeter. Morenler de buzulların taşıdığı topraklar. Morenler bayağı çıkıyor. Bunu iyi bil. Evet, geldik dış kuvvetlere, yani dış mihraklar. Dış mihraklara neler var? Rüzgar aşındırma, rüzgar biriktirme, akan su aşındırma, karstik aşınım. Evet, başlayalım. Rüzgar aşındırmada neler var? Mantar kaya, tafoni, şahit kaya, yardank. Bunların resimlerine bakın lütfen. Ben size anlatayım kısaca. Ezberleyeceksiniz bunları ne yazık ki ama resimlerine bir bakın. Bir görsel hafızanıza girsin. Ben çünkü burada resmi çizemem bunların. Yani çok zor. Hani mantar kaya şöyle bir şeydi. Hani ben bunu bu kadar anlatabilirim. Mantar kaya bu. Rüzgar biriktirme, barkan kum yığınları, lös. Bak lösü önceki şeyde de bahsetmiştik değil mi? Akarsu aşındırma, kargıbayır, diğer adı batlans, penetlen, plato, peribacaları. Peribacaları bak önemli, akarsu aşındırma buna düşme. Peribacaları akarsu aşındırma sonucu oluşuyor. Karstik aşınım, lapya, dolin, uvala, polye. Bak burada hepsi 5 harfli. Lapya, dolin, uvala, polye. Bunu şarkıda yapabilirsin. Lapya, dolin, uvala, polye diye yapabilirsin. Bu şekilde ezberleyebilirsin. Bunlar ezber kısmı yani, üzgünüm. Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye haritasının üzerinde sizin kesinlikle bilmeniz gereken şeyleri aktaracağım. Bunlar biraz karışık olacak, o yüzden iyi dinle. Şu bazı hocaların kullandığı çok mükemmel bir yöntem var. E yöntemi. Bak şimdi. En fazla yağış alan yerlere göre sıralanma. E yöntemi. Burası ilkbaharda en fazla yağış alır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Anladın mı? En fazla yağış alan yerler buralar. Burası ilkbaharda, burası yazın, burası sonbaharda, burası da kış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde. Bir E çiziyorsun ve bu şekilde en fazla yaşanan yerleri bulabiliyorsun. Daha sonra akarsulardan biraz devam edelim. Bartın çayı. Bartın çayı Türkiye'de ulaşıma elverişli tek akarsuyumuz diye geçiyor Bartın çayı. Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Ceyhun ve Göksu. Bunlar yüksek akımlı akarsularımız. Onlar genellikle Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Yeşilırmak, Kızılırmak zaten şuralarda biliyorsunuz. Gediz, Menderes ve Meriç akarsuları da daha az akımlılar. Şu tarafta bulunuyorlar. Daha çok Ege bölgesinde bulunuyorlar. Çünkü dağlar dik. Hani oradan böyle hafiften akıyorlar Menderes. Akarsu çığırı, akarsuyun izlediği alan demektir. Akarsu çığırı bu karşınıza çıkabilir. Bir de aşağı akarsuyu var. Aşağı akarsuyu Türkiye'de denize dökülen ama kaynağı Türkiye'de olmayan bir akarsu. Aşağı akarsu şuralarda bir yerde dökülüyordu. Bir de nehirlerimizin barajları da önemli. Bazen çıkabilir. Fırat Nehri, Atatürk ve Kevan Barajları. Fırat Nehri, Atatürk ve Kevan Barajları. Kızılırmak, Hirfanlı Barajı. Sakarya Nehri, Sarıyer Barajı. Gediz Nehri de Demirköprü Barajı. Bir de şunu araya katayım. Kıvrımlı dağlarda altta kalan yeri senklinal, üstte kalan yeri de antiklinal deniyor. Ama kırık dağlarda alttaki graben, üstteki horst. Horst'u şöyle ezberle. H yükseklik demek değil. O zaman yüksekte olan horst oluyor, alttaki olan da graben oluyor. G çünkü yer çekimi. Anladım. Bir de Türkiye'mizdeki bazı endemik türlerden bahsedeyim. Bir kere böyle söyleyeyim. Böyle bir soru sormuş, o yüzden iyi dinleyin. Muğla'da sığla ağacı, göller yöresinde kaslak meşesi, Tekke yöresinde de datça hurması. Bunlar endemik türleri. Bir de boğazlarımızda şöyle bilgimiz var. Çok tuzlu denizden az tuzlu denize alt akıntı, az tuzlu denizden de çok tuzlu denize üst akıntı geçer. Yani kısacası İstanbul Boğazı'nda üstten Marmara Denizi'ne olan bir akıntı var. Alttan da Karadeniz olan bir akıntı var. Bitlis'te bir kaldera gölü var. Kaldera gölü hatta dünyanın en büyük ikinci kaldera gölü olması lazım. O da tam olarak şuralarda bir yerde oluyor. Hatta şuradaki gölü olabilir. Trakya bölgenizin tam ortasında böyle Edirne taraflarında falan bozkır alan var. Hani şuralar böyle Karadeniz iklimi, şuralar Akdeniz iklimi falan diyoruz da ama tam orta kısmında bozkır bir alan var. Orayı kaçırma. Lagün diye bir olay var. Lagünün diğer adı da deniz kulağı. Ölüdeniz'de, Büyükçekmece'de ve Küçükçekmece'de şuralarda bulunuyor. Bir de Türkiye'mizdeki son bilgimiz, küçükbaş hayvancılık en çok İç Anadolu'da, büyükbaş hayvancılık da en fazla Erzurum ve Kars bölgesinde oluyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bütün konuları anlatmadım. İki tane konumuz kaldı. Nüfus piramitleri, bir de izohipsler. Bu ikisini şuradan bir yerden paylaşacağım.
Başka benden daha iyi anlatabilecek insanlar var. Bunları ben o kadar iyi anlatamam ama bunları bu kadar anlatabildiysem, siz anlayabildiyseniz ne mutlu bana. Notlarımdan ben anlamıştım, 5 net yapmıştım. Coğrafyayı tamamlamıştım. Coğrafyayı tamamlayan netler, notlar. Evet, çok iyi. Neyse, abone ol, beğen, paylaş, bir şeyler yap. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün felsefe tekrarıyla sizlerleyim. Sizlerle biraz felsefe çalışalım bugün ve felsefe defterini artık kapatalım. Felsefenin bilgi kısmını artık halletmiş olalım. Benim burada bahsetmek istediğim, önemli gördüğüm iki kelime var. Sürekli karşıma çıkıyordu sınav senemde. İlki kümülatif, ikincisi de refleksif. Bu iki kelimenin konu başlığı yani felsefenin özellikleri. Yani mesela felsefede senin işte aklını kullanman gerekiyor, yorumlaman, sorgulaman gerekiyor falan ya. Bir de şey olarak geçiyor. Felsefe kümülatiftir ve refleksiftir diye geçiyor. Ama bu iki kelimenin anlamını biz genelde bilmiyoruz. Kümülatife geleyim. Kümülatif yığılma anlamına geliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün mesela. Bilimde bir yığılma yoktur, bir ilerleme vardır. 100 yıl öncesinin bilimini veya tıbbını bugünle karşılaştığımız zaman ilerleme olduğunu görebiliriz. Ama aynı şey felsefe için geçerli değil yani. Bir gelişme olarak göremiyoruz felsefe dalını yani. Felsefede yığılma olur. Her yeni gelen düşünür, her yeni gelen filozof bir katkı sağlar ama onlar üst üste çıkıp hani böyle ilerleme kaydetmez. Onlar birikir. Kümülatif bu anlama geliyor. Refleksif de bir şeyin tekrar dönüp dolaşıp kendine geri gelmesi anlamına geliyor. Bu arada tekrar söylemiş olayım. Kümülatif de, refleksif de felsefenin özellikleridir. Epistemolojiye gelelim. Bu bilgi felsefesi demek. Relativizmde de hani bilginin kişiden kişiye değiştiğini savunuyorlar. Yani bilgi göreceli anlamına geliyor, öyle söyleyeyim. Bu alt başlığın filozofu olarak da Protagoras geçiyor. Rasyonalizme geleyim. Onu akılcılık olarak düşünebilirsiniz. Yani bilginin doğuştan geldiğini söylüyor. A priori kavramı da rasyonalizmle alakalı. O da yine bilginin akıldan geldiğini söylüyor. Yani deneyimlere dayanmadığını söylüyor. Rasyonalizm hakkında birkaç filozof örnek vermem gerekirse Sokrates, Aristoteles ve Descartes. Empirizme gelelim. Rasyonalizmde demiştik ki işte akıl falan hani bilgi akıldan geliyor demiştik. Empirizmde bunun tam tersi. Deneyiciliği yani deneyimi savunuyor empirizm. Deneyimin ve tecrübenin senin bilginin kaynağı olduğunu söylüyor. Rasyonalizmde a priori demiştim. Empirizmde de a posteriori diyeceğim. Biraz önce söylediğim gibi senin bilgin deneyimlerinden, tecrübelerinden geliyor demek oluyor bu. Tabula rasa kavramı da var. Tabula rasa kavramı boş zihin anlamına geliyor. Yine empirizmle alakalı. Hani zihnin boş ve deneyimlerin de bunu doldurduğunu söylüyorsun sen. Empirizm için söyleyebileceğim filozof da Locke var şu an aklıma gelen. Umarım doğru okuyorum da. Locke diye yazılıyor. Kritisizmde de rasyonalizm ve empirizmin karışımı olarak düşünebilirsiniz. Ya ikisinden de biraz var. Yani demeye çalıştığı aslında biraz daha eleştirisel geliyor. Yani kritisizm kelime anlamı da hani eleştiriye benziyor. Akıl artı duyu gibi düşünebilirsiniz kritisizm yani. Hem akılda da bir şeyler oluyor. Ama aynı zamanda deneyimlerin de seni şekillendiriyor, bilgi almanı sağlıyor. Bunu örnek verebileceğimiz filozof da Kant olabilir. Pozitivizm kavramına gelelim. Burada dikkat etmemiz gereken şey bilim ve deney sonuç kelimelerine dikkat etmemiz lazım özellikle. Burada söyleyebileceğim filozof da Auguste Comte var. Gelelim entüisyonizme. Umarım doğru okuyorumdur. Entüisyonizm. Bu sezgicilik anlamına geliyor. İçgörü veya kalp gözü gördüğünüzde veya şıklarda Gazali'yi gördüğünüzde bilin ki bu sezgiciliktir veya entüisyonizmdir. Pragmatizm faydacılık demek. Çok fazla bir olayı yok. Fenomenoloji de öz kavramına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bilginin bilinç yoluyla elde edilebileceğini eğer görüyorsanız o bilin ki bu kavramdır. İdealizm de hani bu bizim bir şey idealleştirmek gibi düşünmeyin de idea hani fikir olarak düşünün. Yani düşünce kavramı aklınıza gelsin ve bunun da filozofu Plato olabilir sizin için. Materyalizm kısaca maddecilik demek. Egzistansiyelizme gelecek olursak da bu varoluşçuluk anlamına geliyor. Yani burada kısaca sen kendini kendin oluşturuyorsun. Onu düşünebilirsin. Filozofu da Jean-Paul Sartre olarak geçiyor. Şimdi şu üç kelimeye gelelim. Determinizm, indeterminizm ve otodeterminizm. Ben bu üçünü hani 11. sınıftaki denemelerimde de karşıma geliyordu. Ben kendime göre bir yöntem bulmuştum. Yani beni biraz kurtarıyordu onu size söyleyeyim. Yani unutursanız, karıştırırsanız aklınıza böyle gelsin. Belirlemek anlamına geliyor. Yani bu kelimelerin kökü olarak düşünebilirsiniz. Yani determine. Belirlemek anlamına geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani determine var. Hani bir de olumsuzluk eki yok, in yok başında işte. Bunda her şey belli. Yani bir şeyler belliyse ne oluyor? Senin özgürlüğün yok anlamına geliyor. Indeterminizmde de. Yani bir şeyler belirli değil anlamına geliyor. Bu da demektir ki sen özgürsün. Ama benim dediğim taktik otodeterminizm de tutmuyor. Bunu da bileceksin abi. Otodeterminizm şu anlama geliyor. Sen özgürsün. Ama özgürlüğün sana bağlı. Sen ne kadar bilgi yüklersen kendine, ne kadar bilgi sahibi olursan o kadar özgür oluyorsun. Yani bak bunda özgür değilsin.
Burada özgürsün, burada da özgürlüğüm sana bağlı. Ve kökündeki kelimemiz de determine. Bu belirlemek anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum, hani hiç ezbere düşmeden bile aslında kelime kökünden çıkarabilirsiniz bence şu ikisini. Şimdi gelelim sofistlere. Sofistlere göre bilgi görecelidir. Sofistler kuşkuculardır ve sofistlere göre kesin bilgi yoktur. Bu kadarını bilmeniz sizin için yeterli. Fatalizm kadercilik olarak geçer. Hedonizm hazcılık olarak geçer. Utilitarizm de faydacılık olarak geçer. Egoizm de bildiğiniz gibi hani bencillik, ben sevgisi olarak düşünebilirsiniz. Deizm de tanrı var ama dinler yok olarak düşünebilirsiniz. Teizmde dinler de var, tanrı da var. Monoteizm tek tanrı anlamına geliyor. Politeizm çok tanrının olması anlamına geliyor. Panteizme gelecek olursak da panteizmde evrenle tanrıyı bir tutuyor. Yani aslında hani senin gördüğün her şeyi de bir parça tanrı var gibi düşünebilirsin, çok basit olarak söylemem gerekirse. Yani tanrı ile evren iç içe ve birlikte. Panenteizme gelecek olursak da yine panteizme benziyor. Her şey tanrıdan var olmuştur. Tanrı her şeyi oluşturmuştur. Ama tanrı bu evrende gördüğün şeylerin dışında başka bir şeydir yani. Yani panteizmde sen tanrı ile evreni bir tutuyordun. Panenteizmde de sen tanrının evreni oluşturduğunu kabul ediyorsun. Ve hani bir tutmak gibi değil de parçalarından oluştuğunu düşünüyorsun. Ama tanrı ile evren farklı şeyler. Onu öyle kabul ediyorsun. Agnostizm tanrı var ya da yok bilmiyoruz diyor onlar. Ateizm tanrının olmadığını savunuyor. Nihilizme gelirsek nihilizm hiççilik anlamına geliyor. Metafiziğe gelirsek metafizik kısaca fizik üstü demek. Hani senin gözle göremeyeceğin ya da duygusal olarak algılayamayacağın gibi düşünebilirsin yani. Paradigmada da kısaca o dönemki kabul gören model gibi düşünebilirsiniz. Hani o dönemki kabul gören doğrular gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Mesela eskilerde hani biliyorsunuz güneşin dünya çevresinde döndüğü düşünülüyordu ve hani o zamanlarda kabul görmüştü. Onu paradigma olarak kabul edebiliriz. Yani bizim buradaki derdimiz şu anki bilgilere göre onun doğru ya da yanlış olması değil, sadece kabul görmesi olarak düşünebilirsiniz. Dogmatiğe geleyim. O da bizim son kavramımız. Bu kavramda sen deneyin sonuçlarını ya da gözlemlerini, aldığın kanıtları, bilgileri umursamıyorsun. Sadece inanç faktörüyle bir şey kabulleniyorsun. Yani kısaca kabullenmek olarak düşünebilirsin. Dogmatik düşüncede neden sonuç ilişkisi yoktur. Herhangi bir sorgulama yoktur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi din tekrarıyla, din özetiyle sizlerle beraberiz. Çok istiyordunuz din gelsin, felsefe gelsin diye. Bugün din özetiyle karşınızdayım sizin. Baştan söyleyeyim, bu özet videosu hani bir hocanın anlattığı gibi olmayacak. Şöyle düşün, sınavına 15 dakika kalmış. Din sınavın var, yazılım var, neyse TYT'den. Bir arkadaşın anlatıyor son 15 dakikada hani neyi bilmen lazım, neyi nasıl işaretlemen lazım. Yani örnek vereyim mesela. Ne olsun? İhsan. Ben ihsanın aşırı uzun açıklamasını yapmayacağım. İhsanı gördüğünde yani şıklarda ihsan varsa soruda senin hangi anahtar kelimeyi bilmen gerektiğini ya da işte hangi anahtar kelimeyi gördüğünde ihsanı işaretleyeceğini söyleyeceğim sana. Arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Riya ile başlayalım. Riya aslında ikiyüzlülük demek. Dini boyutta ele aldığımızda da gösteriş ve yani ibadeti gösteriş için yapmak gibi düşün. Yani ibadeti istediği için kendi içinden yapmıyor da gösteriş olsun hani o tarz şeyler için yapıyor. Yani bir ikiyüzlülük var burada da dediğimiz gibi. Hidayete gelelim. Hidayet doğru yola, Allah'ın yoluna gitmek demek oluyor. Burayı hızlı hızlı geçeyim böyle. Tecvid ne demek? Tecvid de Kur'an'ın güzel okunması ve Kur'an'a uygun okunması demek oluyor. Mukabele Kur'an'ın karşılıklı olarak okunması demek. Tefsire gelelim. Tefsirde de Kur'an ayetlerinin kapsamlı bir şekilde açıklanması ve yorumlanması demek oluyor. Yani şöyle olsun, bir ayet inmiş olsun. Yani diyelim ki bir ayet var. Bu tefsir yapan insanlar mütefessir miydi? Sallıyorum şu anda. Neyse, tefsir yapan insanlar bu ayetleri yorumluyor. Hani şu anki zamana göre yorumluyor. Belki Arapçadaki o kelime işte ek kök neyse bir şeye göre yorumluyorlar yani. Bize açıklamasını yapıyorlar. Daha anlaşılır bir şekilde getiriyorlar. Daha güzel açıklıyorlar diyebilirim. Yani tefsir açıklanması demek Kur'an'a kısaca. Fıtrata gelelim. O da yaratılıştan gelen özellikler diyebiliriz kısaca. Yani bu adamın fıtratında var mesela. Hani bunu duymuşsunuzdur belki günlük hayatınızda. Şimdi ihsanla ihlasa gelelim. Bu ikisi böyle ne bileyim beni ben karşılaştırıyor. Şey ben karıştırıyordum bu ikisini. Size şimdi aklınızda tutabileceğiniz bir şekilde minikten söyleyeyim. İhsan bir şeyi iyi güzel yapmak olarak geçiyor. Din olarak düşündüğümüzde de hani ibadeti Allah izliyor gibi yapmak. Hani Allah'a nasıl diyeyim yani ibadeti Allah izliyor gibi yapmak diyebiliriz. Ya da iyi güzel yapmak. Ben bu şekilde görüyordum sorularda. İhlasın sonunda S var ya. Oradan da samimiyet kalsın aklınızda. İhsan Allah görüyormuş gibi ibadet etmek. İhlas da samimi bir şekilde davranmak. Samimi ibadet etmek. Bunlar biraz benziyor, hatta böyle bazen karışıyor gibi olabiliyor. Ama dediğim gibi ihlas içten samimi bu şeyden dolayı ihsan da Allah görüyor gibi ibadet etmek.
Gelelim fıkıh. Umarım burayı karıştırmamışımdır. Sonunda S olan samimiyet, içtenlik, ihsanda Allah görüyor gibi ibadet etmek. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü yanlış söylemiş olabilirim biraz önce. O zaman fıkıha geçelim. Fıkıh kısaca İslam hukuku demek. Yani bunun dışında bir anlamıyla gelmez diye düşünüyorum. Tevhid inancı da Allah'ın tek olduğuna inanmak olarak geçiyor. Haset, kıskançlık demek. Suizan da mesela sana söylenen bir şeyi kötüye yormak ya da işte kötü düşünmek demek kısaca. Hani biz sana söylenen bir şeyden kötü niyet aramak demek suizan. Berzah, ölümle dirilme arası geçen dönem, yani ölümle dirilme arası olan o döneme berzah deniyor. Bazı da nasıl okunuyor bilmiyorum. Bazı da dirilme demek kısaca. Sonrasında teyemmüm ne demek? Kum ya da toprakla yapılan abdest, alınan abdest diye düşünebilirsiniz. Su yoksa ya da işte imkanlar yoksa diyeyim kısaca. Şimdi hat, ebru ve tesip, bu üçü de sanat diye düşünebilirsiniz. Yani İslam bölgesinde ya da İslam'ın ağırlıklı olduğu yerlerdeki sanatlar diyebiliriz. Hat sanatı ne yapıyor? Bu güzel yazı yazma sanatı diyebiliriz kısaca. Ebru içinde işte suda resim yapma sanatı diyebiliriz. Hani önce suyu boyuyorlar, ayarlıyorlar falan. En son kağıdı üstüne koyuyor, kaldırıyor falan. Öyle resim yapmış oluyor. Tesiptir burada büyük ihtimalle görmediğiniz ya da çok seyrek gördüğünüz. O da kitap kenarlarındaki süslemeler diye geçiyor genelde. Altınla alakalı olduğunu da bilseniz çok bir şey kaybetmezsiniz. Yani kelime kökü olarak altınla bir bağlantısı vardı bu kelimenin. Ve işte kitap süslemeleri kalsın. Kitap kenarları ya da işte sayfa kenarı süslemeleri olarak kalsın tesip aklınızda. Tevekküle gelelim. O da mesela yapacağın bir şey yapıyorsun. Sen elinden geleni yapıyorsun. Gerisini Allah'a bırakıyorsun. Hani bunu YKS bazında da düşünebilirsiniz mesela. Stresliysen abi ne yaparsın? Ben hani çalıştım, yapacağımı yaptım. Gerisi artık ilahi adalet dersin. Biraz stresin azalır falan neyse. Gelelim taassuba. Bu da bağnazlık ve sıkı sıkıya bağlanma demek. Yani kafan yeni düşüncelere açık olmaması demek taassup. Takvada da işte Allah görüyor gibi diyebilirsiniz. Ya da işte hakkıyla bir şeyi doğru davranmak, doğru yapmak. Artık hani ne yapılıyorsa günlük hayatında işte. Onları doğru yapmak diyebiliriz takva sahibi kişiler için. Gelelim mükellefe. Mükellef Türkçe'de de yani nasıl diyeyim, sadece dinle alakalı bir kelime değil. Mesela bir insan vergi mükellefi ise o vergiden sorumludur. Biz bunu dinde nasıl kullanabiliriz? Dini emirlerden sorumlu kişi demek oluyor mükellef. Şimdi gelelim farz-ı kifaye ve farz-ı ayna. Farz-ı kifayede bazılarının bu işi yapması ya da bu ibadeti yapması diğer insanların da yapmış olmasını sayılıyor gibi diyebiliriz. Mesela cenaze namazında sen orada aslında imama uyuyorsun mesela gibi düşünün. Sen bir şey yapmıyorsun. Ama senin de cenaze namazın kabul olmuş oluyor o şekilde. Farz-ı ayna da herkesin yapması gereken farzlar diye düşünebilirsin. Yani çok zaten bildiğin şeyler, bunun özetini, bunun konuşmasını yapmayacağım. Mendup yapılması güzel ama zorunlu değil. Zorunlu olmayan şeyler. Vacipte de farz gibi yapılması isteniyor senden ama kesinlikle yapman gerekmiyor. Örnek olarak bayram namazıyla kurban kesmeyi verebiliriz. Şimdi sıradaki sünnet-i müekkede, umarım doğru okumuşumdur. Peygamberimizin çoğu zaman yaptığı şeyler diye geçiyor bu. Hani günlük hayatında ya da dinle alakalı da olabilir. Hani bir nasıl diyeyim, bir zorunluluğu yoktur. Farz değildir. Ama peygamberimiz yaptığı için sünnet-i müekkede diye geçiyor bunlar. Mesela ne örnek verilebilir? Hani bir toplulukla namaz kılmak örnek verilebilir buna. Sıradaki kelimemize geçelim. O da müstehap. Bu yapsan iyi olur ama yapmasan bir şey olmaz tarzı aktiviteler. Şu anda aklıma gelmiyor. Örneğin not almamışım ben kendi sınav senemde. Mübaha geldik. Mübahta da ister yap ister yapma. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani uyumak, oturmak, kalkmak normal şeyler gibi düşünebilirsin mübahı yani. Yapma fark etmiyor. Mekruh şöyle. Yapmasan iyi olur ama bir kesinlik yok yani. Hani mesela sigara mekruhtur derler yanlış hatırlamıyorsam. Hani o dönemde büyük ihtimalle dini kaynaklarda ya da hani ayetlerde sigaradan ya da o tarz şeylerden bahsetmemiş. Ama şu anda hepimiz bunun kötü olduğunu biliyoruz yani zararlı bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden mekruh olduğu söyleniyor. Hani anladınız demek istediğimi. Kötü şeyler ama dinde bahsetmemiş ya da işte hani bir kesinlik yok. Mufside gelelim. Bu da ibadeti bozan şeyler diye geçiyor. Sırat-ı müstakimde doğru yolda ilerlemek diye geçiyor. Burada böyle karışık kavramlardan bahsettim. Hani belli bir konu bütünlüğü yoktu burada bahsettiğim kavramlarda. Şimdi biraz daha belli konular üzerinden ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada melekler yazıyor. Ben onlardan kısaca bir bahsedeyim size. Mikail doğa olaylarından sorumlu. İsrafil de kıyameti ilan ediyor. Sanırım sura üflüyordu. Bunu emin olamadım şu anda ama sura üflüyor diye hatırlıyorum ben. Azrail ölüm meleği zaten. Cebrail de vahiy indiriyordu, vahiy getiriyordu diyebiliriz. Şimdi bu iki melek aslında daha çok çıkıyor bence bu diğer dördündense.
Münker Nekir ve Kiremen Katib'in. Münker Nekir ne yapıyor? Kabirde sorguyu gerçekleştiriyor. Kiremen Katib'in de işte sol ve sağ omzunda olduğu bahsedilen melekler vardı ya, işte iyi kötü ne yapıyorsan onları not ediyor, yazıyor. Hani katip. Katip şu an şimdi kök olarak emin değilim ama okuma ya da kitapla alakalı. Hani katipler vardır falan filan neyse. Katip senin iyini kötünü not ediyor diye tut. Yani ben bu ikisini karıştırıyordum. Sonra buradan katipten işte katip ne yapıyor? Senin iyi kötünü yazıyor. Münker Nekir ne yapıyor? Seni sorguya çekiyor. Böyle tutabilirsin kafanda. Şimdi sırada Allah'ın sıfatlarına geldik. Zati ve subuti olmak üzere ikiye ayrılıyor bu Allah'ın sıfatları. O zaman zati sıfatlardan bahsedelim. Zati ne demek anlam olarak? Sadece Allah'a özgü sıfatlardan bahsediyoruz biz zati sıfatlar derken. İlki vücut. Vücut Allah'ın varlığından bahseder. Kıdem Allah'ın varlığının başlangıcının olmadığından bahseder. Bekâ'da da ebediyet diye düşünebilirsiniz. Yani Allah'ın kıdemde Allah'ın başlangıcı, varlığının başlangıcı yoktur demiştik. Bekâ'da da Allah'ın varlığının sonu yoktur diyebilirsin. Yani bence kıdem ve bekâ birlikte kalabilir hakkında. Başlangıcı yok, sonu yok. Allah vardır. Vahdaniyette Allah'ın bir olduğundan bahseder kısaca. Kıyam bir nefsi varlığının kendisinden olduğunu söyler, bir muhtaçlığının olmadığını söyler. Muhalefeti lil havadise geldik. Bu böyle uzun, lil pump böyle rapçi mepçi ismi gibi böyle uzun ve ne bileyim bana burası böyle komik geliyordu. O da işte ne? Sonradan olanlara benzemiyor. Yani böyle yeni bir müzisyen çıkmış ortaya gibi falan böyle öyle tutuyordum aklımda. Muhalefeti lil havadis sonradan olanlara benzemiyor. Daha geçiyor gibi olmayalım da şimdi. Gelelim subuti sıfatlara o zaman biz. Subuti sıfatlarda ne demiştik biz zati sıfatlarda? Dedik ki sadece Allah'a özgü sıfatlar bunlar. Bunlar da Allah'ın sıfatıysa o zaman bu hani diğer canlılarda da olan sadece Allah'a özgü olmayan sıfatlar bunlar. Burada kelime anlamları olarak zaten bildiğiniz hani böyle tahmin edebileceğiniz şeyler var mesela hayat. Düşünelim birazcık hayat için ne diyebilirsin? Hani bilgin yok sıfatlar hakkında, Allah'ın sıfatları hakkında. Hayat. Allah vardır dersin geçersin yani hayat vardır, yaşıyordur. Allah vardır kısaca. İlim mesela ilimde. İlim ne demek? Bilgi, bilim tarzı bir şey. İlim Allah her şeyi bilir demek. Bu Sami ile Basar'ı bilmiyoruz kelime olarak. Sami her şeyi işitir demek. Basar da her şeyi duyar demek. Pardon. Sami her şeyi işitir demek. Basar da her şeyi görür demek. İrade dilediğini yapmasıyla alakalı. Bunu da tahmin edebiliyorsunuz. İşte kudret zaten kuvvetle alakalı. Her şeye gücünün yettiğinden bahseder. Kelam söz sahibi olduğundan bahseder. Tekvin de yaratıcılık demek. Burada bilmiyor olabileceğiniz bir tek Sami, Basar ve Tekvin var. Tekvin yaratıcı oldu. Sami her şeyi işitti. Basar da gördü. O zaman peygamberin sıfatlarına gelelim. Sıdık dürüst demek. Tebliğ de şu anlama geliyor. Aldığı vahiyleri insanlara ulaştırır. İnsanlara yayar anlamına geliyor tebliğ. İsmet günahsız olmasıyla alakalı. Fetanette de zeki ve akıllı olmasından bahseder. Son olarak emanete gelelim. O da güvenilir olmasından bahseder. Tebliğini burada ayrı yazdım. Kenara yazdım. Niye? Çünkü tebliğ aslında peygamberin sıfatı olarak geçmiyor. Ama tebliğin anlam olarak peygamberin ona gelen vahiyleri açıklaması ya da işte etrafını açıklaması anlamına geliyor. Tebliğ alması ve yayması, tebliğ açıklaması. Öyle düşünün. Ama bunlar peygamberin sıfatları. Bu sadece bir kavram olarak yazdım. Yani bu tebliğin kelimesini bu sol tarafta ele almadım. Peygamberin sıfatlarıyla alakalı olduğu için onlarla birlikte yazdım. Şimdi hadi zati subuti falan bunlar yine kasıntı ama hani çıkabilen şeylerdi. Ama namazın iç dış farzları ve bu mezhep türleri çok kasıntılar. Ama ben geçen sene kendi denemelerimi çözdüğüm zaman falan bayağı geliyordu. Yani bayağı geliyordu demeyeyim de böyle. Sürekli yanlış yapıyorsam işte namazın iç dış farzıdır. Yok işte Allah'ın sıfatıdır falan. Hani bunlar çok kasıntı geliyordu. Hadi yine bu melekler ve işte kavramlar falan yine okey hani. Ama bu sağ taraf biraz fazla kasıntı. Ama hani bilgi sarmalı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene çözüyordum ben. Abi sürekli mi sorarlar? Hani sürekli böyle saçma sapan kasıntı bilgi yanlışı geliyordu. Burada da bir parantez açayım. Bu bölüm denemeleri genel olarak sadece sosyal için, din için değil ya da işte diğer dersler de dahil TYT, AYT. Bölüm denemeleri biraz daha zorlayabiliyor sizi. Şu dönemde o bölüm denemelerinden dolayı kendi psikolojinizi yormayın, kendinizi yıpratmayın. Hani sınav daha kolay olacak demiyorum ama genelde o bölüm denemesinin amacı mesela ne olsun? Sosyal bölüm denemesi. Adamın her denemesi zor oluyor genelde. Niye? Çünkü adam kendini kanıtlamak istiyor. Zor sorularını göstermek istiyor. Ama normal TYT bölüm denemesini düşündüğünde o adam ne yapıyor? İşte Türkçesi zorsa, matematiği zorsa feni sosyali kolaylaşıyor. Matematiği çok uzun süre alıyorsa Türkçe'de daha kısa paragraflar oluyor gibi. Yani anladınız mı demek istediğimi? Yani çok fazla moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın. Onu söyleyeyim ben size. Tamamdır. O zaman namazın iç dış farzlarına geleyim. Birazcık burada bir muhabbet etmiş gibi olduk. Namazın dış farzları ne demek? Hani namazı kılmadan, namaz kılmaya geçmeden önce yapman gereken şeyler. Hani yerine getirilmesi gereken farzlar var.
Hades'ten taharet abdest almak diye geçiyor. Yani abdestin olması diye geçiyor. Necasetten taharette de elbisenin, namaz kılacağını yerin, vücudunun falan temiz olması anlamına geliyor. Yani o ortamın temizliği gibi düşünüyor. Abdestle karıştırma. Abdestle de temizlikle alakalı bir şey ama necasetten taharette işte giysilerin, ortamın ve vücudunun temizliği lazım bize. Setre avret örtünme demek. Hani kadının, erkeğin artık kurallarına göre örtünmesi anlamına geliyor. İstikbali kıble zaten içinde kıblede geçtiği için anlamanız zor değil. Kıbleye dönmek olarak geçiyor. Vakit işte namazı vaktinde kılmak. Niyette de niyet etmek diye geçiyor. Bu üçü aslında işte bu dördü kolay. Genelde karıştırılıyorsa Hades'ten veya Necaset'ten karışıyor. Hades'ten taharet, abdestle işte düşünebilirsin. Necaset'ten de vücudunun temizliği, ortamın temizliği falan filan. Biraz daha tekrar ettim ki aklınıza kalsın bu ikisi. Şimdi geldik namazın iç farzlarına. Bu da hani o namaz kıldığın andaki yapman gereken, yerine getirmen gereken zorunluluklar. İftidah tekbiri Allahu Ekber'le başlamak diye hatırlıyorum bunu. Öyle olması lazım. Yani Allahu Ekber demek diyebilirim kısaca. Kıyam ayakta durma diye geçiyor. Yani öyle söyleyebilirim. Kıraatta da ayakta sure okumak olarak geçiyor. Rükuda da eğiliyorsun, ellerin dizinde oturuyorsun diyebilirim. Secdede de artık alnın yerde yere eğiliyorsun. Kadehi ayrede de namaz sonunda tahiyyat duası okumak diye geçiyor. Yani bunlar da namazda yapmanız gereken iç farzlardı. Şimdi gelelim mezheplere. Soldan sağa gittikçe kasıntılık oranımız arttı. Mezhepler ne alaka? Aslında biz niye mezheplere çalışıyoruz ki? Ama bilmiyoruz işte. ÖSYM sorarsa niye sordu olmayalım. Bir kere mezhepler ikiye ayrılıyor. Siyasi ve ameli olarak. Bu arada yanlış yazmışım. Ben bunu orada şey yazmam gerekiyor. İtikadi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. İtikadi mezhepler olarak oraya not almam gerekiyordu benim. Bir bakayım hemen. Aynen itikadi. Bu iktidai değil, itikadi orası. Siyasi mezhepler, itikadi mezheplerde de şöyle oluyor. O mezheplerin ortaya çıkış sebebi siyasi. Hani böyle bir artık sürtüşme mi olmuş, anlaşamamazlık mı olmuş? Yani siyasi sebeplerden oluşan mezhepler. Maturidilik, eşarilik, haricilik veya mütezili olarak söyleyebiliriz. Ben bunu niye böyle slash'la birlikte yazdım? Çünkü geçen seneki notlarım da bunları birlikte not almışım. Niye bilmiyorum. Ama bugün Google'dan baktığımda bir benzerlik bulamadım. Bu ikisini ayrı da düşünsen olur, birlikte de düşünsen olur. Ya bu dördü siyasi mezhep, öyle söyleyeyim. Maturidilik, eşarilik, haricilik ve mütezili. Bunların bağlantılı olup olmadığını hatırlamıyorum, tekrar söyleyeyim. Ama bu ikisi de siyasi bir mezhep. Gelelim ameli fıkhi mezheplere. Fıkıhtan burada bahsetmiştim. Fıkıh İslam hukuku demekti. Yani ameli ve fıkhi mezhepte de olay ne? Burada da işte İslam hukukudur. Oradaki anlayış farkıdır. Orada bir farklılıktan dolayı oluşan mezhepler bunlar. Örnekleri de Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik ve Caferilik diyebilirim. Bu arada bunların isterseniz bir sürü örneği var ama zaten o kadar kasıntı, o kadar gereksiz bir detay ki yani ÖSYM için, hani YKS için. Ben bir de burada sizi mezheplerle doldurmak istemedim, kafanızı boğmak istemedim. O zaman gelelim biraz daha az kasıntı olan bir kısmına. Burada da işte teizm, deizm falan, onlardan bahsedeceğim. Teizm bizim Müslümanlık inancına benziyor. Tanrı var, din var, hani tek tanrı, din de var. Deizmde de tanrı var ve tek ama dinler yok. Dinlere inanılmıyor deizmde. Ateizmde ne tanrı var ne din var zaten. Hani duyduğumuz ya da işte kulak misafiri olduğumuz şeyler. Agnostizmde de şöyle bir şey var. Hani tanrı var ya da yok, onu çok düşünmüyor. Hani ya da karışmıyor o kısma diyelim. Yani var ya da yok bilemeyiz diyor. Nihilizm hiççilik, yani nihilizm biraz daha felsefeyi koyuyor aslında. Biz hiççilik diyebilsek yeter bizim için. Ve son olarak da politeizm ve monoteizme geleyim. Poli zaten çok demek, mono da tek demek, hani kimyadan falan görmüşsünüzdür belki. Demek istediği politeizm çok tanrıcılık, monoteizm de tek tanrıcılık. Yani bu biraz daha kavramlar, yani özellikle bu diğer üsttekilerle bağlantılı değiller belki ama bunu da vermek istedim, gelir gelmez belli olmaz. Arkadaşlar bence gayet yeterli bir anlatımdı. Ben sınava bunlardan daha fazla bir şey bilerek girmedim ama eklemek istediğiniz bir şey olur. Bakın bu işte şu denememde bunu görmüştüm. Bunu da söyleyebilirdin dediğiniz şeyler varsa yorumlara belirtirseniz yardımlaşmış olursunuz arkadaşlarınızla. Ve ek olarak benim iyi açıklayamadığımı düşündüğünüz yerler varsa onları da yorumlarda belirtirseniz arkadaşlarınız için iyi olur. Dediğim gibi benim amacım böyle sınava son 10 dakika 15 dakika kala arkadaşlarınızla yaptığınız böyle küçük özet tekrar gibi mantığında olmasıydı. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle TYT Fizik Özeti'ne başlıyoruz. TYT Fizik Özeti'nde bütün konulardan konuşacağız. Hiç konu kaçırmayacağız.
Ama bu video kısa süreli video olacak. TET fiziğe göre tabii ki de. Hani diğer videolara göre, daha uzun özetlere göre. Eğer ki sizin temel bilginiz varsa, size burada vereceğim bütün bilgiler işinize yarayacaktır. Bunların hepsini kendi sınav senemdeki not defterinden aldım. Ve orada sorularda gördüğüm, yani yanlışlar yaptığım şeylerden, bilgilerden aldım ve size bir aktaracağım hepsini. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi fizik bilimine girişteyiz. İlk konumuz bu. Bu ilk konuda herkes böyle atlar falan. Ki bazen haklısınız, ben de atlıyordum ama... Bazı bilgiler var. Bunları en başta ezberlemek biraz önemli. Çünkü 2015, 2016 ve 2018'de ilk soru biraz sıkıntılı. Fizik bilimine giriş diye geçiyor. Ama yani bu konulardan fazla yok oradan. Sadece böyle sözel, biraz mantık yürütmeli sorular var. Onlara bakmanızı öneririm. 2015, 2016, 2018. yılların ilk soruları Teyit Efendi. O zaman şimdi konumuza geçelim. Kambiyo net. Zaten en baştaki harflerden belli oluyor. Burada herkesin öğrettiği klasik şey bu. Katay fiziği, atom fiziği, mekanik. Bunlar fiziğin dalları. Burada bilmeyeceğiniz hani termodinamik nedir abi? Isı, dinamik falan filan. Abi bunları biliyorsunuz bence. Hepiniz bir optik ne yani? Işık mışık. İşte anlıyorsunuz bunları. Ama bir tek katı fiziğine karıştırabilirsiniz. Ona ben de karışıyordum çünkü. Bu güneş pilleri, işte bilgisayarın içinde bulunan bazı aletler, nanoteknoloji, sonra yarı iletkenler, süper iletkenler falan filan katı fiziğine giriyor. Daha sonra TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN bunlar da bazen çıkabiliyor arkadaşlar. Sorularda illa görmüşsünüzdür. Şu üçü Türkiye'de olanlar. TÜBİTAK biliyorsunuz. TAEK atomla falan filan uğraşıyor. ASELSAN'ı zaten biliyorsunuz, savunma sanayi falan filan. Yabancılarda da CERN var, NASA var, ESA var. ESA'yı burada belki duymamışsınızdır. ESA'da NASA'nın Avrupa versiyonu diyelim. Daha sonra zaten fizik bilimine girişteki asıl kısım temel, türetilmiş, vektörel, skaler büyüklükler. Temel ve türetilmiş zaten temelde kısımız olayını hepiniz biliyorsunuzdur, illa duymuşsunuzdur. Ama şurada şunlara arkadaşlar çok önem verin. Lütfen çok önem verin. Çünkü bunları hep soruyorlar yani. Ben son böyle 7-8 yılın sorularına baktım ve buradan çıkan çok fazla soru var yani. 3-4 tane var burada. O yüzden şunları iyi bilin. Kütlenin m, kilogram. Kilogram mesela bunun SI sistemi birimleri ya. Kilogram yerine mesela gram dediğinde yanlış oluyor. SI birim sistemine göre kütlenin birimi kilogram. Kilogramdır, gram değildir. Burada m, ışık şiddeti büyük I, kandela. Sıcaklık büyük T ile gösteriyor, kelvin. Akım I ile gösteriyor, amper. Madde miktarı n ile gösteriyor, mol. Uzunluk l ile gösteriyor, küçük l, metre. Zaman küçük t ile gösteriyor, saniye birim. Mesela burada da saat falan derse direkt yanlış yani o. Sonra türetilmişlerde zaten direnç, hız, kuvvet. Yani bunların dışındaki bütün büyüklükler aslında türetilmişe giriyor abi. Kısa muz dışındaki ne görürsen onların alayı türetilmiştir. Direnç, hız, kuvvet, enerji, basınç, iş, momentum bunların alayı gider aşağı. Bunlar neden türetilmiş? Mesela şimdi biz burada m, I, işte i, t falan görüyoruz ya. Bunlar abi, bunları böyle birleştirip bir şeyler yaptığında bunlar çıkıyor. O yüzden türetilmiş oluyor yani. Neyse, sonra vektörel ve skaler büyüklükler. Vektörelde hız, kuvvet, konum, yer değiştirme, ivme ve momentum var. Şimdi burada vektörelde bu mesela hız sonuçta yer değiştirme bölü zaman ya, ona da geleceğim. Konum, yer değiştirme. Hani bunlar sonuçta vektörel. Belli bir çizgin oluyor, o yönde gidiyorsun falan filan. Ama burada benim karıştırdığım, siz ne karıştırabileceğinizi düşündüğüm kuvvet var. Kuvvet vektörel büyüklüktür arkadaşlar. Hani belli bir yerde kuvvet uygularsanız öyle bir ezberleme yöntemi uygulayın. Skaler büyüklükte de kütle, zaman, basınç, iş, enerji, uzunluk ve alan var. Burada tabii ki mesela yine altını çizmişim, zaman ve basınç. Zaman ve basınca dikkat edin arkadaşlar. Hani ben karıştırdığım için size bunları söylüyorum. Hani zaman böyle tek bir zaman ileri gider falan filan, ileri yönlüdür diye düşündüm. O yüzden vektörel derdim. Basınçta da mesela belli bir yere basınç uygularsanız vektör olur diye düşünüyordum. Ama skaler bunlar. Zaman ve basınca dikkat edin. Diğerlerini bence çıkarabilirsiniz zaten. O zaman diğer konuya geçelim. Evet, madde ve özellik ikinci konumuz şimdi. Burada kohezyon, aynı tür, farklı tür, adhezyon yazmışım. Arkadaşlar kohezyon bildiğiniz şu civanın şey olması işte. Birbirini böyle yuvarlak bir şekilde tutması olayı. Yüzey gerilimi de etkileyen şey. Zaten civa yazmışım yine. Aynı türler arasındaki etkileşime deniyor. Farklı türler arasındaki etkileşime de adhezyon deniyor. Mesela suyun işte ağaçtan yukarı çıkma olayı falan filan. Hani su da zaten her zaman su ve civa örneği gösteriyor. Burada ezberlememiz için arkadaşlar kohezyon, aynı tür, farklı tür, adhezyon ya kafa. K-A-F-A. Buradan kafa diye ezberleyebilirsiniz yani aynı tür farklı türü ezberlemek için. Kohezyon yüzey gerilimi etkiliyor. Yüzey gerilimi ne etkiliyor ama? Sıcaklık, deterjan ve basınç bunu azaltıyor. Yüzey gerilimini azaltan şeyler. Hatta şey görmüşsünüzdür illa suya böyle yüzey gerilimi var. Üstüne bir tane deterjan koyuyorsun. Bütün karabiberler ayrılıyor falan filan. Deterjan azaltır yani tuz arttırır ama. Burada bir de size bir şey göstermek istiyorum. Hani işte size bir çok gösteren şey var işte bu adhezyon etkisiyle olan. Adhezyon kohezyondan daha büyük işte. Su böyle oluyor falan filan. Burada ATM'nin hiçbir etkisi yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu bazen sorularda çıkabiliyor. Madde 4 halde oluşur. Böyle kısacık bir şey yazayım dedim araya. 4 derece suyun en üst kütlesi olduğu zamanlar. Yani 4 derece aslında nedir? Suyun hani kütlesi değişmez ya. Hacmi o zaman en az hale geliyor. 4 derecede suyun hacmi en az. En üst kütlesi olduğu zaman da 4 derece. Tabii 4 derece değil 4 santigrat derece. Arada anlarsın sen bunu. Sonra hal değişirken potansiyel artar. Sıcaklık artarken kinetik artar. Bu ne demek? Mesela su işte
0 derecede buzken, 0 dereceden suya dönüşürken potansiyeli artar. Çünkü hal değiştiriyor, potansiyel enerjisi artar. Ama 0 dereceden 0 derece suyken 10 derece suya çıktığında sıcaklık artıyor, kinetik artıyor o zaman. Daha sonra bir de grafik çizdim iki tane. Bunları çok karıştırabiliyorsunuz. Çok çok fazla sorular çıkıyor. Madde özellik sorularına çok çıkar. Burada arkadaşlar şu sol ve sağdaki şeylere lütfen bakın. Burada D yazıyorsa yoğunluk ya, V yazıyorsa hacim, M yazıyorsa kütle ya. Arkadaşlar M ve V varsa çapraz bir şeydir bu. D varsa düz bir şeydir. Yani D şurada olsaydı mesela, atıyorum şu D olsaydı, burada V olsaydı böyle giderdi. Düz olurdu D varsa. Ona çok dikkat edin çünkü buradan çok fazla insan yanıyor. Size kesinlikle ben şey vermeyeceğim, hani böyle D eşittir M bölü V falan vermeyeceğim. Onlar zaten böyle formül oluyor, sorularda fazla çıkmıyor. ÖSYM'nin sorularına baktım baya, yani şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar, sıradaki konularımız kaldırma kuvveti ve basınç. İkisini beraber aldım. Zaten bu konularda genel olarak soru çözümü olması gerekiyor. O yüzden çok fazla şey yazmadım buraya. Konuyu beraber vereyim dedim. Ama size trik noktaları direkt vereceğim şimdi. Arkadaşlar şurası kaldırma kuvveti. Suda yüzerse taşan sıvı kütlesi cisim kütlesine eşit oluyor. Burada taşan taşma kabı var ya böyle, hani oradan su akıyor falan filan, işte şu olay ya. Şuraya kadar su var, şuradan akıyor falan, o olayda. Suda yüzerse cisim, attığımız cisim taşan sıvı kütlesi cisim kütlesine eşit oluyor. Diğer şey. Bak arkadaşlar şöyle bir soru her zaman çıkar karşınıza. Fix çıkar yani. Şurada üstünde bir tane daha şey var. Ama burada yüzüyor ikisi de. Sen bu X maddesini, bu yukarıdaki maddeyi suya atarsan, bu yüzerse veya askıda kalırsa şunun, şu suyun yüksekliği değişmez. Ama suda batarsa suyun, o H'ın, ya yani şurası H ya, bunun yüksekliği azalır. Çok çıkıyor, dikkat edelim buna. Daha sonra şu soru bak arkadaşlar. Şurada hani şöyle suyu koyduğumuzdan çubuk oluyor. Şöyle bir tane yatay bir şekilde kalıyor. Şöyle bir hani şu nokta. Şöyle suyun kaldırma kuvveti buraya etki ediyor. Ama bunun tam ağırlığı tam ortada olur. Yani şu suya gelen noktada, hani şöyle bir çizgi varsa bunun tam ortasından kaldırma kuvveti olur. Ağırlık da şuradan tam ortadan olur. Aşağı inmesi. Oradan bir denklem falan oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu soru çok çıkar. Bu soruların lütfen alıştırmasını yapalım. Şuraya dikkat edin. Hani kaldırma kuvveti de buradan şey yapar falan filan demeyin. Taşan sıvının ağırlığı her zaman kaldırma kuvvetine eşit olur. Bu da genel bir bilgi ama yeni de vereyim dedim. Basınç artarsa sıvılarda kaynama noktası ve donma noktası artar. Ama suda kaynama noktası artar, donma noktası azalır. Şimdi arkadaşlar burada şeye de değinmek istiyorum. Dağ olayı falan, mesela suyu aldık, kaynama noktası 100, işte 100 santigrat derece, sahildesin. Şu an dağa çıktın. Şimdi dağa çıkınca basınç azalır mı artar mı? Bunu nasıl koplayacağız? Arkadaşlar siz yeterince yukarı çıkarsanız basınç 0 olur değil mi? Çünkü uzayda basınç 0 falan filan. Dağa çıktığında, yani sen yukarı çıktığında o zaman basınç azalır abi. Basınç azaldığında ne olur? Basınç arttığında kaynama noktası artıyorsa basınç azaldığında kaynama noktası azalır, donma noktası da artar. Bu. Dağ olayı bu yani. İşte bunu aynı şekilde sahil, dağdan sahile indik falan filan. Onu da böyle oturtabilirsiniz o şekilde. Tabii de şeyde değineyim. Suya tuz katarsak, işte sıvılara genel tuz katarsak kaynama noktası artıyor. Tuz olayını da unutmayalım. Daha sonra buraya gelelim. Arkadaşlar şöyle iki tane kabımız var. Böyle bir açık, bir de böyle kapalı biraz. Ama seviyeleri aynı. Sıcaklık artınca arkadaşlar bunun basıncı P'si, yani F değil, basınç kuvveti değil, P'si bunun azalır, bunun da artar. Şeylerde çok fazla kafamız karışıyor. Benim çok kafam karışıyordu. O yüzden bunu geçeyim dedim. Bir de aynı şekilde şurada da. Burada aynı miktarda suyumuz var. Bunu ters çeviriyoruz. Böyle olduğunda bunun basınç kuvveti azalıyor. Hani şey demeyin, bunun alt tarafı az, böyle basınç artar falan filan olmuyor. Ya yani şöyle bir olay yapılıyor. Bak buradaki sular sadece basınç kuvveti yapabiliyor buraya. Tabandaki basınç kuvveti tabii bu. Şurası mesela, bunlar etki etmiyor ama burada hepsi etki ediyor. O şekilde düşünün. Basınç kuvveti böyle geçince basınç kuvveti azalıyor. Bu Bernoulli reis diyor ki akışınızı arttıkça basıncı azalır diyor. Böyle bir bilgi, bunu da bilin yani. Bir de şimdi alt tarafı boş bıraktım. Bana kesin şey diyeceksiniz. Gaz basıncı ne oldu falan filan. Arkadaşlar gaz basıncı size soracağız maksimum soru şu. Şöyle bir tane yuvarlak oluyor. Şöyle geliyor. Hop 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 hop. Orada bir tane sıvı var işte. Şurası açık. Sana diyor ki bu gazın basıncı kaçtır diyor. Sen buradaki sıvıya bakıyorsun falan. Arkadaşlar bunu, yani zaten çok temel bir bilgi bu. Bence bunu yapmanız gerekiyor. Size hani şu sorular çıkıyor, evet. Çok zor sorular çıkabiliyor. Şöyle bir şey oluyor. Arada cıva oluyor. Burada başka bir sıvı oluyor. Şurada gaz oluyor. Şurada gaz oluyor. Falan falan. Böyle değişik şeyler çıkabiliyor. Arkadaşlar bu soruyu size ÖSYM sormaz. O yüzden size gaz basıncı soracağız. Maksimum soru bu. O da çıkarma toplama işlemi. Böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Direkt diğer konuya geçiyorum. Umarım yakalayabiliyorsunuzdur. Buradaki yazdıklarımı da SS alabilirsiniz. Orada kullanabilirsiniz isterseniz. Evet abi, şimdi ısı sıcaklığı geldik. Isı sıcaklık da önemli bir konu şimdi. Bayağı önemli. Herkesin yanlış yaptığı mükemmel sorular oluyor. Sıcaklık bir de ısının farkı. Sıcaklık enerji mi? Değil. Isı enerjidir ama. Sıcaklığı ölçen şey ne? Termometre. Isıyı ölçen şey ne? Kalorimetre. Sıcaklığı birimine derece, ısının birimine kalori veya jül, ikisi de olabilir. Daha sonra bak böyle bir tane soru gelir. Sana şimdi azıcık böyle hafif sorulardan başlayalım.
Bak böyle soru gelir. 2 S, S ama bak S diyor bak. Alan olarak burası 2 S, burası S. R demiyor bak. R çıkar. 2 R, R ona da geleceğiz. 2 S'ye S ise uzunlukları da eşitse sen bunlara aynı miktarda ısı verdiğinde o zaman bu daha fazla büyür değil mi? Bu daha az büyür ama sıcaklık artışından bahsetmiyorum. Aynı miktarda ısı diyorum. Çünkü bu o zaman sıcaklığı daha fazla artar. Ama mesela R olduğunda 2 R olduğunda buranın alanı 4 S olur değil mi? 4 S olduğunda o zaman bu 4 kat şey olur. Ama zaten bu sana sorularda hani ÖSYM sana şey sormaz. 4 katı artar, 2 katı artar falan değil. Daha fazla daha az. Onu bilsen yeter tabii. Daha sonra bak yine soru şeyine gelelim. Böyle sorular çıkabiliyor. Şöyle bir tane yayımız var bizim. Böyle hafif çemberleşmiş. Şurası boş. Şurada bir tane R'miz var. Sen bu sıcaklığını arttırırsan ne olur? Alayı artar. R de büyür. D de büyür. Hepsi artar. Ama bak şöyle soru da gelir sana. Bir tane şöyle bir maddemiz olsun. Şurada bir tane üçgen olsun. Tamam üçgenin şurası A derece. Sen bu sıcaklığını arttırdığında ne olur? Alayı büyür. Bu boşlukta büyür. Şey de büyür. Falan filan büyür. Ama A değişmez. Derece değişmez arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Daha sonra mesela şöyle şey oluyor. Böyle saçma sapan. Daha sonra bak öz ısı, ısı sahası falan var. Öz ısı ile ısı sahasının farkı ne? Bak şimdi. Q eşittir MC macit. Macit olayı var ya. M çarpı C çarpı delta T. Q eşittir macit. Bu formülde arkadaşlar C dediğimiz şey öz ısıdır. MC dediğimiz şey ısı sahasıdır. C bak şimdi zaten her şeyi biliyorsunuzdur bence. Öz yazıyorsa bir şeydi. O zaman bu maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Ama mesela ısı sahası ayırt edici özelliği değil. Çünkü burada M çarpı C var. O zaman burada ısı sahasını ve öz ısıyı anladığımıza göre şuradaki soruya geçebiliriz arkadaşlar. Bak şimdi burada X maddesi bir de G maddesi var. Tamam bunların sıcaklıkları aynı olsun çünkü dip dibeler. Sen bunların sıcaklığını arttırdın diyelim tamam mı? Azaltma sorusu da sorarlar. Sıcaklığını arttırdın diyelim. Sen bunun sıcaklığını arttırdın. Bu da bu hale geliyorsa yani X Y'den daha fazla büyüyorsa o zaman bunun öz ısısı daha fazladır değil mi? Mesela alüminyuma demir falan diyebilirsin buna. Öyle sorular çıkabiliyor. Evet, sıcaklık da bu kadardı. Evet arkadaşlar, hareket ve dinamik konularında genel olarak fazla bilgi yok. Çünkü sözel bir konu değil bu. Daha fazla soru çözümüne ihtiyacınız var burada. Ama yine size belli bilgileri vereceğim. Burada mesela arkadaşlar bir tane arabanın ilerleyişini görüyoruz. Şimdi araca göre durgun olsa bile arkadaşlar bu dengede bir olay değildir. Burada dengede olması için net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Burada net kuvvet sıfır değil tabii, şöyle bir kuvvetimiz var. Net kuvvetin sıfır olduğu durumlarda sadece dengede diyebiliriz. Daha sonra hız yer değiştirme bölü zamandır, sürat alınan yol bölü zamandır. Bu her zaman karşınıza çıkar, çok fazla çıkar artık. Zaten en fazla çıkan soru belki de budur. Newton'un 3 tane yasası var. Eylemsizlik, F eşittir MA, etki, tepki. Bunları böyle kısaca yazdım. Yani bu kadar da bilseniz yeter çünkü. Newton'un 3 tane yasasını sana ayrıntılı bir şekilde sormaz yani. Eylemsizlik, F eşittir MA, etki, tepki. Bu kadar da bil yeter. Bir de şöyle sorular var arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Statik sürtünme ve de kinetik sürtünme olayı. Şöyle şeyler görürsünüz, grafikler görürsünüzdür illa. Sen mesela bir tane böyle olayın var tamam mı? Şöyle bir araban var senin. Senin şurada sürtünmen var, böyle gitmek istiyorsun. Arkadaşlar siz ittirdikçe o durduğu durumda statik sürtünme etki eder. Yani şurada sen bir hani düşünsene bir hareket ettirmeye çalışıyorsun. İttiriyorsun, ittiriyorsun. O statik sürtünme. Çünkü orada duruyor. Senin belli bir süre sonra hareket ettiğinde hafif bir şekilde bir azalma oluyor sürtünmede. Hani sen böyle bir şey hareket ettirdikten sonra devamı gelir dersin ya. Bu olay işte kinetikte hareket ederken sürtünme olayı biraz azalma oluyor. Sorularda statik sürtünmeyi, kinetik sürtünmeyi verir. Bazen sadece bir tanesini kullanman gerekebilir. Bunlara dikkat et. Evet arkadaşlar şimdi sırada elektrostatik ve elektrik akım var. Bunları beraber direkt vereceğim size. Yalıtkanlar da sever. Yalıtkanlarda da elektrik yüklenebilirsiniz. Yalıtkanlar sever değil. Yani elektrik de yüklenebilir onlara. Daha sonra paratoner. Paratoner neydi? Şu kocaman binaların üstünde böyle bir tane çubuk var ya. O işte paratoner toprağa bağlı bir şey. Oraya böyle bir şey çaktın. Tak direkt toprağa elektriği aktarıyor. Sıkıntı olmuyor binada. Bu paratoner o oluyor. Ebonit eksi yükle. Ebonit çubukla yünlü şey böyle sürttüğünde ebonit eksi yüklenir. Hani E'den gelsin. Elektron E'si falan. Yünlü artı yüklenir. İpek eksi cam çubuk artı yüklenir. Bunu ya beyninizin bir köşesinde olmasına yarar var. Çok da önemli bilgi gibi gözükmesi bazen çıkabiliyor. Sadece negatif yükler bir tatata da yapar. Artı yükler hiçbir şekilde alışveriş yapmaz yani. Sivri uçta daha çok elektron bulunur. Yani sen şöyle düz bir tane kare bir şey olduğunda her yere yayılır ama işte şöyle bir tane ucu sivri bir üçgen olduğunda işte şurada daha fazla şey olur. Ona dikkat edin. Bazen çıkabiliyor. Daha sonra arkadaşlar bu. Bak en sevdiğim kısım burası. Burası önemli kısım. En önemli kısım burası. Şimdi buradaki 3 tane senaryo yazdım size arkadaşlar. 3 tane senaryoda da L içteki o yuvarlak top yüklü tamam mı? Bu yüklü atıyorum eksi yüklü olsun. Eksi yüklü olduğunda böyle değmeden ortasına geldiğinde kesinlikle şey olur. Bu iç taraf artı olur, dış tarafı eksi olur kanun. Bu zaten her zaman çıkan bir şey. Bu iç tarafı farklı, dış tarafı farklı yüklenir. Bu senaryoda da sizin yapmanız gereken şey şu. Mesela bu R olacak, bu 4R olacak tamam mı? L yine yüklü burada, K yüksüz.
Böyle değdiğinde kanın dış tarafı yüklenir. Sadece dış tarafı yüklenir, iç tarafı yüklenmez. Bunu da bilin. Sonra dıştan dokunduğunda olay var bir de. Burada yine sol taraftaki gibi içi nötr olur, dışı ama yüklü olur. Burada normal çembermiş gibi davranır. İşte 4, R, R dedik ya. Mesela bu 4 olsun, işte bu... Burada 5 olsun işte. Burada 4'e 1 gelir falan filan. Hani o normal küre gibi düşündü onu. Evet, daha sonra yön. Şimdi elektrik akımına geçiyoruz. Yön burada artıdan eksiye olur. Pilde biliyorsunuz artıdan eksiye gidiyor. Ama elektronlar tam ters yönde gidiyor. Zaten ondan dolayı aslında artıdan eksiye gitme olayı var. Daha sonra direnç. Arkadaşlar yani formülü bilmenize gerek yok. PT fizik formülü bilmenize gerek yok. Ama şurada dirençle şey olduğunu bilin sadece. Böyle bir orantı olduğunu bilin. Hani uzunluk arttıkça dirençle direncin şeyi artar. Dirençliği artar. Ama yanal alanı büyüdüğünde dirençliği azalır. Çünkü alt tarafta paydada yani. Bu oranı bilseniz iyi olur. Hani elektrik akımında çok fazla verebileceğim bir şey yok. Daha fazla soru çözümüne ihtiyacınız var. Ampermetreden geçer, voltmetreden geçmez hani akım, onu bilin. Bir de şöyle bir soru var mesela. Bu soruda bir hani herkesin takıldığı nokta budur aslında. İşte şurada KL, burada dirençler var. Şöyle şekilde bağlanmış. Şimdi burada direkt bilinen gereken şey şu. Bu soru çok çıkar karşına. Üçü de bunların paralel. Neden mi? Hani şu olay var ya, K yazıyorsun. Buraya da K yazıyorsun. Çünkü şöyle geliyor. K yazıyorsun. Burada L, burası da L. KL arasında, KL arasında, KL arasında. Üçü de şey yani paralel oluyor. Atıyorum hepsi 9 olsa bunların ortak direnci 3 olur. Bir de ferromanyetik bir olayı var. Fe-Niko. Bu ferromanyetik 3 tane şey var. Demir, nikel, kobalt. Bunu da kafanın bir köşesine yaz yani. Çok da önemli değil de. Bir de şurada bunları anlattım. Şunları hani şu olay var ya işte şöyle şeyler var işte dışarıdan böyle bir tane daha şey getiriyorsun, yüklük getiriyorsun falan filan. Hani bunu anlatmadığı gereği duymadım. Şunları yapabiliyorsan bunları da yapabilirsin diye düşünüyorum. Onu da yapıyorsunuz. Evet, bu sayfamızda da manyetizma ve optiğimiz var. Manyetizma zaten kısa bir konu. Hani mıknatıs falan filan genel olarak bildiğinizi düşündüğüm bir konu. Mıknatısta mesela şöyle bir olay var. Fazla bir yerde çıkmayabilir ama bilin, bence iyi bir bilgi. Böyle bir tane demir çubuğumuz olsun, tamam mı? Böyle neyse kutuplu olan bir tane mıknatısımız var. Eğer ki sen bunu burada yeterince bekletirsen bu demir çubuğun ortası S, köşeleri de N kutbu olur. Yani tabii öyle gibi olur. Tam olmaz da. Aynı şekilde mesela burada tam sürttüğünde böyle sürte sürte mıknatısı demir şey yaptığında burası N olur, burası S olur. Bunları bir kafanız bir köşesine yazın da çok şey değil hani, çok aşırı önemli bilgi değil ama belki çıkabilir. Yine aynı şekilde bak N'ler okların çıktığı, o manyetik şeylerin çıktığı yön, S'de aldığı yön. Bunu nasıl ezberleyebiliriz? Naber ve sana ne? Hani sana ne diyor, sana ne alıyor, naber gidiyor falan filan. Aynı şekilde mesela son çok önemli bilgi, bu çıkabiliyor bazen. NS kutuplarını bak tam şu çizginin tam şurasında olduğunda bir tane demir bildi. Bu çekilmiyor, bu oynamıyor burada. Çünkü bak tam ortasında olunca buradaki manyetik şeyler almıyor abi. Burada kalıyor bu. Bu madde burada kalıyor. Önemli bir bilgi. Optiğe geçelim o zaman. Optik biraz daha sıkıntı bir konu. Burada mesela fotometre olayını yaptım. Burada bir tane iki tane ışığımız var. Burada leke var. Tamam, o lekeyi görmüyorsan fotometre. İşte gözükmüyor, leke falan. Tek bilmen gereken bu yani fotometrede. Daha sonra bir de radyometre olayı var. Radyometrede ışığı hareket enerjisine çeviren, ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren bir olay radyometre. Bir tane böyle şey var. Siyah şeyler var. Işık gelince ta 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 da dönüyor böyle. Dönen geçmiş şey. Sonra GAD bir de GDA yazdım. Bunlar ne biliyor musun? Bak güneş, ay, dünya. Güneş, dünya, ay. Bu şekilde bir sıralanma olduğunda bu bak GAD güneş tutulması. Güneş, ay, dünya. Güneş, dünya, ayda da ay tutulması oluyor. Bu sırayı böyle bilsen yeter. Optikte mesela o güneşin verdiği ışıktan dolayı falan filan. O yüzden optik konusu bu. Daha sonra şöyle bir tane aynamız var. Böyle ışık geliyor falan filan. Işık bu şekilde geldiğinde şuradaki açı gelme açısı, şuradaki açı da yansıma açısıdır. Hani şuradaki açı gelme açısı falan demeyin. Bazen soruluyor. Şaşmayın bunda. Şu da normal zaten. O normalde de bildiğinizi düşünüyorum. Daha sonra bir tane üçgen piramidimiz var. Üçgen piramitte bak şimdi. Şöyle bir tane ışığımız geldi. Beyaz ışığımız geldi. Tam yedi güneş ışığı. Kırmızı en az kırılan, mor en çok kırılan. Frekansı en büyük olan da mor, en az frekansı olan kırmızı. En fazla dalga boyu olan da kırmızı. Çünkü en az frekansı ise en fazla dalga boyu olur. En büyük frekansta mor da en fazla kırılan o. Bu ikisini bilseniz yeter aslında. Aradakileri zaten gökkuşağına falan düşün. Zaten çok da soracaklarını sanmıyorum. Daha sonra burada iki tane merceğimiz var. Kalın kenarlı mercek. Bu kalın kenarlı mercek miyopta kullanılıyor. Miyop tedavisinde kullanılıyor. İnce kenarlı mercek de hipermetroplarda. Ben bir yere miyoptum, o yüzden kullanıyorum bak kalın kenarlı. Diğer adı ıraksak. Yok, ince kenarlığında diğer adı yakınsak mercek. Bunları unutma çünkü çıkabiliyor bazı ıraksa yakınsak değil sorabiliyor. Daha sonra bak fiber optik kablolarda kalın kenarlı mercek kullanılıyor. Bu bazen bak çıkıyor bana iki defa ben çıktı karşıma o yüzden yazdım bunu. Bunu da bilin yani. Çok önemli bir şey bu. Aşırı önemli. Bu soru çünkü çıkıyor. 2-3 defa sordu bunu ÖSYM'e. Işık şiddetinin birimi kandela. Işık akısının birimi lümen. Aydınlanma şiddetinin birimi de lüks. Peki burada bilmemiz gereken başka ne var? Aydınlanma şiddeti birim alana gelen
şeyi ölçer, tamam mı? Ama mesela ışık şiddetiyle ışık akısı ne kadar fazlaysa o kadar fazladır. Bak bunu oturt, tamam mı? Sorularda sen bunu bilsen yeter aslında. Mantıklı oturtursun yani. Işık şiddeti, ışık akısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Aydınlanma şiddeti birim alanda önemli. Birim alan çok büyürse az olur. Tamam mı? Bunun formülleri falan var. Formülleri bilmeye gerek yok çünkü formülleri hiçbir şekilde sormuyorlar abi. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim. Daha sonra şeylere geçeceğim. Hani şu şey var ya, böyle ışık geliyor sonra böyle kırılıyor falan. Onları sileceğim size. Onları anlatacağım. Bir de şu olay var. Eğer ki böyle mesela şurası işte bir madde, burada bir madde var, tamam mı? Şu şekilde gelip böyle yaklaşıyorsa alt taraftaki daha yoğundur. Yani normalde yaklaştığı yer, normalde daha yakın olduğu yer daha yoğun olduğun taraftır. O zaman şu şeylere geçelim. Evet, şimdi optiğin can alıcı kısmındayız. Optikte arkadaşlar bu olayda çukur ayna daha böyle komplike kısım. Tümsek aynadan tek bir olay var, onu anlatacağım. Şimdi çukur olayda abi, sen şu şekilde kafanı otur mantığını. En sonsuzdayken F'de oluyor ya bunun görüntüsü. Hafif yaklaştı bak, merkezin dışında geldi. Bak F ile M arasına geldi. F'deydi görüntüsü. F ile M arasına geldi. F şey, bu X'in arası FF, onu biliyorsunuzdur diye şey yapmıyorum, anlatmıyorum. Bu M'ye geldi. M'nin hafif dışına geldi. Bu şekilde geldi. Bak tam M'ye geldi. Tam M'nin üstüne oturdu. O zaman biraz da ilerlese M'nin dışına girer. Biraz da ilerlese F'nin üstünde olsa sonsuzda olur. F'nin içine girdiğinde ama sanal oluyor. Sanal şey oluyor. Bu mesela F'nin F ile şey arasında, ayna arasında olunca sanal görüntü oluyor. Zaten çukur aynada sanal görüntü olan tek şey F ile ayna arasındaki kısımdır. Orada sanal görüntü olur. Çukur aynada her türlü sanal görüntüdür. Diğerleri bak, bunların hepsi gerçek bir görüntü sayılır. Tümsek aynada zaten abi bu tane koyuyorsun. F ile şey arasında kalıyor. Evet arkadaşlar, artık en son konumuzdayız. Dalgalar konusu. Dalgalar konusunda enine boyuna diye iki tane dalgamız var zaten. Enine dalgalar şu şekilde gösteriliyor. Boyuna dalgalar bu şekilde gösteriliyor. Enine dalgalar örnek elektromanyetik dalgalar. Boyuna dalgalar örnek de ses dalgaları. Şimdi su dalgaları mesela ikisini de yapabilen şeyler. Şimdi şöyle böyle yaparsın. Bir de böyle böyle yaparsın. Yani o zaman ikisi de olabiliyor. Yani enine ve boyuna dalgaları yapabiliyorsun suda. Stroboskop aleti suyun yayılma hızını ölçen bir alet. Bu kadarını bilsen yeter, böyle formülleri falan oluyor ama onları hiçbir şekilde sormuyorlar yani. Dalgalarda böyle şeyler var. Sabit uçta salladığında bu tersine döner. Yani şu şekilde olur, şu şekilde döner. Ama hareketli uçu geldiğinde geri aynı şekilde döner. Bu şekilde geri döner yani. Büyümez de, ben büyük çizdim, yanlış çizdim onu. Enine dalgaları titreşim doğrultularıyla yayılma doğrultuları birbirine diktir. Bak şimdi. Böyle hani böyle deyince hiçbir şey anlamadın ya. Ben de anlamıyorum. Hani hala anlamıyorum. Yani sen bu enli dalgaların birbirine böyle dik olduğunu bilsen, bu ikiye yayılma doğrultusunun dik olduğunu bilsen yeter. Gerçekten yeter. Yani sana zaten soracağı şey bu. Direkt bu cümleyi soracak, sen doğru diyeceksin. 1 2 3'te birinci soru doğru olacak, hani öyle şekilde bir. Genlik. Bak bu dalgalarda genlik enerjiyle doğru orantılıdır. Genişlik de hani şu genişlik olayı şu işte. Şurası genişlik, genlik de burası. Genişlik hızlı doğru orantılı. Hız kalınlıkla ters orantılı. Mesela bu kalın bir şeyse o zaman hızı yavaş olur. İnce bir şeyse inceyse tak diye sallarsın. İncecik hızlı hızlı gider. Frekans telin uzunluğu ve kalınlığıyla ters orantılıdır. Hatta bu soru bu sene çıktı. 2020 TET fizikte çıktı bu soru. Gitar teli vardı. Gitar telin, hatta ben bu soruyu direkt hani bu şeyi yazdığım için direkt doğru yaptım. Telin uzunluğu ve kalınlığıyla ters orantılı. Yani ne kadar küçücükse senin telin o kadar ince ses çıkar. Küçücükse, incecikse senin telin çok ince ses çıkarır. Ama kocaman bir şeyse o zaman kalın ses çıkarır. En son olarak da arkadaşlar, bu soru çıkarsa doğru yapan sadece sen olursun. Çünkü ince bir ayrıntı, hep kitabında gördüğüm bir ayrıntıydı bu. İçi boş bir şişe olacak, tamam mı? İçi boş şişeyi sen bir tane tokmakla ya da tırnağınla vurduğunda çıkan ses ince ses olur. Ama üflediğinde kalın ses olur. Şimdi bana tersini söylettirmeyin abi. İçi dolu olduğunda vurduğunda kalın ses olur falan dedirtmeyin. Ama bu önemli bir bilgi. Map kitabında olan bir bilgi. Bunu iyi bilin. Evet arkadaşlar, o zaman bu kadardı bilgilerimiz. Kendinize çok iyi bakın. Yani yanlış yaptığım bir şey varsa affola. Ben geçen sene bunları bilerek tam yaptım TET fizikte yani. Eğer ki böyle TET kimyada, TET biyolojide farklı derslerde istiyorsanız yorumlara yazın. Beğenin. Ya beğendiyseniz beğenin. Siz... Evet arkadaşlar, bugün sizlerle TET kimya hallediyoruz arkadaşlar. TET kimyanın... Ben şu an videonun sonundan geliyorum bu arada. Videonun... Arkadaşlar bayağı güzel video oldu. Yani her şeyi anlattım. Artık anlatmadım. Hiçbir şey kalmadı. Yani TET kimya full özet işte. Başlayalım mı? Başlayalım bence. Hocam bir de orada bir şey yazıyor. Ne yazıyor orada? Abone ol. Lütfen. Lütfen. Ha, bir de bize beğen, abone lütfen. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar, o zaman ilk konumuza başlayalım. Önemli bilim adamlarıyla başlayacağız. Cabir bin Hayyam kimyanın babası diye geçiyor. Kral suyunu keşfeden eleman bu adam. Ebu Bekir el-Razi sülfürik asit ve formik asit. Bu da formik asit, hatta karıncalarda falan olan şey oluyor.
Empedokles ateş, hava, su, toprak diye, hatta tahta esprisi var biliyorsunuz. Empedokles diyor ki bunlar temel 4 element diyor. Aristo diyor ki kuru, ıslak, sıcak, soğuk. Bunlar böyle hani ters şeyler ya. Bütün maddeler bunlara bağlı olarak değişebiliyor. İşte bunların hepsinden atıyorum mesela toprak ne, kuru, soğuk falan tarzı şeyler söylüyor. Johan Meher demiş ki flojistan diye bir olay var. Peki flojistan nedir? Bir madde yanınca hani böyle kayboluyor falan ya. O işte kaybolan maddeyi ateş elementi demiş. Flojistan diye bir olay demiş buna da. Ancak zaten sonra Priestley ve Schiele diyor ki flojistan diye bir olay yok aga. Sen bir şey yaptığında böyle hidrojen falan çıkar, karbondioksit çıkar demiş. Bunlar daha mantıklı demiş. Robert böyle bak böyle element tanımı. Element tanımı böyledir diyor. Robert böyle işte. Lavoisier de kütlenin korunum kanunu buluyor ve bileşik yazımında elementleri kullanarak hani mesela H2SO4 var ya orada bir element şeylerini kullanarak bileşik isimlerini yazıyor Lavoisier. Proust sabit oranlar kanunu ve Dalton'lu katlı oranlar kanunu buluyor. Alt dallara geçelim arkadaşlar. Organik kimya, inorganik kimya, biyokimya, fizikokimya. Hani bunları anlayabileceğinizi düşünüyorum. Hani organik kimya sonuçta inorganik kimya. İnorganik kimyada mesela su falan var. Organik kimyada karbon temelli şeyler oluyor. Biyokimya, fizikokimya, biyo ile kimya, fiziko ile kimya buluşuyor. Sonra analitik kimya. Analitik kimya böyle biraz da işin matematiğine giriyor. Çevre kimyası da çevremizden böyle su kirli falan yapıyoruz ya biz ayıp ediyoruz. İşte onu araştırıyor. Polimer kimyası mesela teflon mesela bir polimerdir. Onu araştırıyor. Daha sonra nükleer kimya, agrokimya. Agrokimya tarımla alakalı şeylere bakıyor. Endüstriyel kimya da fabrikalarımızda ürettiğimiz şeylere bakıyor. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz elementler ve bileşikler. Elementler ve bileşiklerden arkadaşlar bayağı bir size böyle formül yazdım. Sembolleri, formülleri yazdım. Çünkü bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ÖSYM soruyor bize. Geçen sene 2019 YKS'de sordu değil mi? Sordu evet. 2019 YKS'de hatta potasyonu sormuştu. Ya bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bileşikleri sorabilirler. O zaman başlayalım. Elementler ve bileşikler. Şimdi bunların farkı ne, özellikleri ne? Elementler tek tür atomlardan oluşuyorlar. Saftırlar, homojendirler, ayrışmazlar. Ayrışmazlar dediğim fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrışmazlar arkadaşlar elementler. Çünkü element hani bildiğin azot atomu. Bu arkadaşlar ayrışmıyor. Hiçbir şekilde ayrışmıyor yani. Sembolle gösterilirler. Bileşikler de arkadaşlar saftırlar, homojendirler, kimyasal yollarla ayrıştırılabilir ama fiziksel yollarla ayrıştırılamazlar. Sonra da formülle gösterilirler. Daha sonra arkadaşlar bunlara bakalım şimdi. Biraz ezber halledeceğiz yani ezber şeklinde halledeceğiz. Azot ne? Şimdi ben bunları yazdım ama hani atıyorum hidrojenin H olduğunu yazmadım. Hani böyle elementlerde baş harfi aynı şey olan şeyleri yazmadım. Mesela hani hidrojende H var. O zaman azotta ne var? Hani bunlar aynı şey değil. Bunu anlamayabilirsiniz o yüzden. Yani ben de bunları karıştırıyordum. O yüzden size gösteriyorum. Azot ne? Kükürt S, potasyum K, sodyum Na, fosfor P, çinko Zn, kalay Sn, kurşun Pb, bakır C, civa, hava civa, dan HG hani hoş geldin falan. Ezberleme yöntemleri arkadaşlar siz de kendiniz bulabilirsiniz. Benim ezberleme yöntemim çok garip oldu. Hani hava civa mesela biraz saçma ama yapılabilir. Daha sonra bileşiklere bakalım. Hasan 2 salak Osman 4 zaç yağı, HNO3 kezzap, HCl tuz ruhu. Mesela bak tuz var, CL var. Hani NaCl var burada. Ona da CL var, burada CL var. O zaman tuz ruhu falan. CH3COOH asitik asit. Mesela bak bu da uzun, bu da uzun. Ama bunda C var. O zaman bu asitik asit bunun da C olmayan da hani başına C olmayan da formik asit oluyor. H3PO4 mesela bu zayıf bir asittir. Fosforik asit diye geçiyor. Hidrofluorik asit arkadaşlar. Bu mesela zayıf asit olmasına rağmen camı aşındırabiliyor. NaCl sofra tuzu bildiğimiz döktüğümüz şey. Na2CO3 çamaşır sodası. Bak Na ile başlıyor. Na ile başlıyor. Sonra C'lara geçtim. Sonra NH4'lere geçtim. Hani bu şekilde de bir ezberleme yöntemi oluşturabilirsiniz. Na2CO3 çamaşır sodası, NaHCO3 yemek sodası. Bak buraya ne gelmiş? Bir tane H gelmiş, Na bir tane eksilmiş. O zaman çamaşırdan yemeğe geçmiş. Sonra Na2CO4 Glauber tuzu, CaCO3 kireç taşı, CaCO4 alçı taşı. Mesela C'den S'ye geçmiş, o zaman kireçten alçıya geçtin sen. NH4NO3 gübre, NH4C'de nişadır, KNO3 güher çile. Bak burada aşırı uzun bir şey var. Bu aşırı uzun böyle yanında noktalı su falan varsa o zaman şapı geç. Direkt şapa bas yani. NaClO3 çamaşır suyu bak mesela çamaşır sodası var, çamaşır suyu var. Bunlar ayrı şeyler. Bunu karıştırma sakın. Ca parantez içinde OCl2 kireç kaymağı diye geçiyor. Arkadaşlar bundan soruluyor. Denemelerde falan çok karşımıza çıkıyordu. ÖSYM daha sormadı ama sorabilir de denemelerde falan çok çıkıyor. Bunu iyi bilin arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer konumuz atom, molekül ve iyon. Atom arkadaşlar birkaç tane atomu sen birleştir molekül olmaz mı? İyon da nedir? Atomdan sen birkaç tane elektron al, birkaç tane elektron ver al sana iyon. Al mesela kanka H artı bu ne iyon? Bu ne? CO2 bu ne molekül? Atom ne? Ca. Al bak böyle oldu. Sonra güvenlik şeyleri arkadaşlar. Güvenlik şartları. Yanıcı madde bak. Bu yanıcı madde. Bak bu da yakıcı madde. Bunlar çok karışıyor. Nasıl anlayacaksın? Bak burada bir top gibi bir şey var. Bak buna kaş göz çiz tamam mı?
bak yakıcı yani yakıyorsun kardeşim gibi oluyor. Sonra bak bu da diğeri de yanıcı işte. Korozif madde zaten elinde bir şey değiyormuş gibi duruyor. O da korozif yani. Aşındırıcı madde demek oluyor diğer anlamı. Tarih arkadaş Mert yazdı bunu arkadaşlar. Tarih edici ama tarih edici bu. Terbiyesiz. Evet tahriş edici madde. Ünlem yani tahriş. Ooo tahriş yazıp arkadaşlar ünlem koy. Ünlem. Oo çok tahriş oldum. Çevreye zararlı maddede böyle balık var. Balık ölmüş çevreye zararlı o zaman. Evet bir de arkadaşlar şimdi laboratuvarda yapmamız gereken şeyler diye bir olay var. Onu anlatmıyorum. Neden anlatmıyorum? Çünkü siz arkadaşlar iyi ve kötünün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani siz iyi ve kötünün ne olduğunu bilmeniz için Nietzsche'den iyinin ve kötünün ötesinde falan okumanıza gerek yok. Yani sen camdan atlama. Laboratuvarda yeter yani. Onu anlıyorsun bence. Evet diğer konusu madde miktarına bağlı ortak madde miktarına bağlı şeyler arkadaşlar ortak özellik diye geçiyor. Ortak özellikler ne? Kütle, hacim, eylemsizlik, tancikli yapı falan. Evet diğer şey de ayırt edici özellikler arkadaşlar. Ayırt edici özellikler ne? Yoğunluk, öz kütle, erime kaynama noktaları, çözünürlük, esneklik ve genleşme. Ama şöyle bir şey var bak esneklik katsayısı katılar için ayırt edici bir şey. Genleşme katsayısı da katı ve sıvılar için ayırt edici özellikler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi atom modellerindeyiz. Atom modellerinde Dalton, Thompson, Rutherford bir de Bohr kankilerimiz var. Dalton ne demiş? İçi dolu küre demiş. Tüm atomlar özdeşir demiş. İkisi de yanlış arkadaşlar. Dalton kanka biraz saçmalamış ama o zamana göre tabii mantıklı şeyler söylemiş olabilir. Thompson üzümlü kek modeli zaten her zaman duyuyoruz. Thompson başka ne demiş? Proton ve nötrondan bahsetmemiş arkadaşlar. Artı ve eksi yükler homojen değildir demiş. Sağ olsun kankicim. Peki Rutherford ne yapmış? Rutherford da altın levhaya alfa ışınları yollamış. Tak 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 yollamış. Oradan da bulmuş ki çekirdeği bak çekirdek bulmuş. Ama böyle bayağı boş demiş. Hani çekirdek ortada çok küçük bir yerde kocaman atom var bayağı boşluk demiş. Çünkü alfa ışınları böyle yansımamış. Yani full düz gitmiş atomun içinden geçmiş de. O yüzden de çekirdek çok küçük bir yerde ama çekirdek var demiş. O da bulmuş helal olsun. Bohr arkadaşlar, Bohr demiş ki uyarılmış halden temel halde geçerken elektron ışık yayar demiş. Mesela ikinci katmanda elektron birinci katmana düşmüş. O zaman ışık yayar demiş. Atomların ışığın soğurmaları absorpsiyon, yaymaları da emisyon demiş. Teşekkürler. Hidrojen atomunun spektrumunu açıklamış ama diğerlerininkini açıklayamamış arkadaşlar. Olsun daha sonra açıklanacak zaten şu an biliyoruz. Daha sonra arkadaşlar Chadwick nötronu bulmuş, Goldstein protonu bulmuş bu kadar. Evet arkadaşlar diğer konumuzdayız. Diğer konumuzda X var bak bu X bir tane element tamam mı? Kütle numarası burada yazar, sol üstte yazar, solda nötron yazar, en alt aşağıda sol aşağıda da proton yazar. Protonu nötronu topla al sana kütle numarası değil mi? Elektron sayısı burada yazar, iyon yükü burada yazar. İyon yükünü nasıl bulacaksın? Proton al sana 5 tane, elektron 4 tane bak. 5 tane artımız var, 4 tane eksi yazar. İyon yükü ne olur? Artı 1 olur. Aa buraya artı 1 yaz. Nasıl zekice değil mi? Tamam. Şimdi izotop, izoton, izoelektronik bir de izobar var. Şimdi izotop arkadaşlar sonunda P var. O zaman protonları aynı olan elementlere izotop atomlar diyoruz. Elementler diyoruz. İzoton nötronları aynı olanları diyoruz. Nötron ne işte orada anlayacaksın. İzotop arkadaşlar bak şöyle bir şey var. İzotop atomlar nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Aynı şeylerdir. Yani mesela kalsiyum iki tane kalsiyum izotoptur. Hani kalsiyumla sodyum izotop olamaz. İmkanı yok. Çünkü protonları aynı. İzoelektronikte elektronları aynı olanlar ama bak şöyle bir ince ayrıntı da var onu unutma. Katmanları aynı olacak. Hani şey say say para say falan filan var ya. Orada mesela o şekli de aynı olacak. Yani elektron dizilimleri de aynı olacak. İzobarda arkadaşlar kütle numaraları aynı olanlar oluyor. Daha sonra arkadaşlar sınıflandırmaya hafif bir girelim. Daha sonra devam edeceğiz. İlk bilimsel sınıflandırma Döbreiner tarafından yapılıyor. Üçlü gruplar halinde sınıflandırıyor arkadaşlar. Diğer adı triatlar oluyor. Silindirik sarmal şeklinde bir sınıflandırma yapan bir kankimiz var. Dechant Curtis. Bir tane futbol kaleci vardı bir tane. Courtois var doğru. Courtois'a benziyordu. Kanki Courtois'u var ya şurada. Octave Kurul arkadaşlar Newlands değil. Kankimiz yapıyor sekizliler diye aradı. Meyer ve Mendeleev'de iki tane adam var arkadaşlar. Bunlar habersiz birbirine haberi yok. Atom kütlelerine göre sıralıyorlar. Sınıflandırıyorlar bunları. Bir de Moseley kankimiz de en son atom numaralarını göre sınıflandırıyor ama son hali değil arkadaşlar. Şu anda hani atom numaralarına göre bir sınıflandırıyoruz ya. Hani o şekilde sıralanıyor. 1, 2, 3, 4 diye sıralanıyor. Ama Moseley'in yaptığı son hali değil. Öyle bir soru görürse de şaşmayın. Evet arkadaşlar şimdi sırada periyodik tablomuz var. Periyodik tablo arkadaşlar artık burada bayağı bir şey size öğreteceğim. 1A, 2A, 3A, 4A falan diye gidiyor. 8 aya kadar gidiyor. Burada da B grupları var. Bunlar geçiş metalleri diye geçiyor. Burada gruplar ama şöyle arkadaşlar. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. 8'den 3 tane var. Sonra 1, 2 diye en son bitiyor. Bu şekilde B grupları bilirsiniz arkadaşlar. Burada iç geçiş metalleri var. Bir de lantenitler ve aktenitler arkadaşlar. Bunları da bilsek iyi olur. Aklımızda bulunsun.
Daha sonra arkadaşlar bir A grubu metallerini alkali metaller, 2A'dakilere toprak alkali metaller, 3A'dakilere toprak metaller, sonra 4, 5, 6'da karbon grubu, azot grubu ve de oksijen grubu diye geçiyor. 7A halojenler, 8A'da soy gazlar arkadaşlar. Hatta soy gazlarda ben de burada helyum var, burada hidrojen var. Orada biliyorsunuz siz onu. Daha sonra arkadaşlar şuraya mesela bunları yazdım. Şimdi sağ üste doğru gittikçe biz sağ ve üste doğru gittikçe elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi, asidik karakter, ametalik karakter artar arkadaşlar. Sağ üste doğru gittikçe. Peki sol aşağı doğru geldiğimizde ne olur? Atom yarıçapı artar, metal ve bazik karakter artar arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Soy gazlarda arkadaşlar aşağı doğru gittikçe kaynama sıcaklığı ve London etkisi artar. Bunu da bilseniz iyi olur. Biraz ayrıntı bir şey ama çıkabiliyor bazen arkadaşlar. Yani 10 tane B grubumuz var. 8 tane de A grubumuz var. Toplam 18 tane sütun var arkadaşlar. 18 tane grup var. 7 tane de satırımız var arkadaşlar. Lantanitler 6. satır. Aktinitler aslında 7. satırda. Şu arada oluyor ama bunları böyle buraya almışız biz. Öyle bir şekilde şekil çukuru yapmışız. Evet arkadaşlar şimdi bağlara geldik. Bağlarda güçlü bağlar ve zayıf bağlar var. Güçlü bağlarda arkadaşlar iyonik, kovalent bir de metalik bağlar var. Şimdi iyonik ne arkadaşlar? Metalle ametalin birbirine bağlandığı olay. Kovalentle ametalle ametal. Metalik bağlarda arkadaşlar bir metalin içinde birbiriyle, atomların birbiriyle yaptığı bağlar oluyor arkadaşlar. Bunlar güçlü bağlar oluyor. Kimyasal bağlar diye de geçiyor. Molekül içi bağlar diye de geçiyor arkadaşlar. Zayıf bağlara geldiğimiz zayıf bağlar ikiye ayrılıyor. Hidrojen bağları bir de Van der Waals bağları. Van der Waals bağları içinde 3 ayrılıyor ama önce hidrojene bakalım. Hidrojen bağları arkadaşlar zayıf bağlar arasındaki en güçlü bağ oluyor. Hidrojen bağları hidrojen ile fon yani flor, oksijen bir de azot atomları ile beraber yapılan bağ oluyor arkadaşlar. Hidrojen bağı hidrojen de oluyor tabii bunlar. Van der Waals bağları 3 ayrılıyor. Dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol mesela. 2 tane indüklenmiş dipol bağ olduğuna London bağı deniyor buna. London bağı da arkadaşlar şöyle bir olayı var. London bağı her bağ içinde aslında bir miktar London bağı oluyor. Yani London bağı her yerde vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bunları zayıf bağların hepsine fiziksel bağlar deniyor. Moleküller arası bağlar da deniyor. Bu bir de arkadaşlar alotrop diye bir olay var. Alotrop arkadaşlar mesela ozonla oksijen birbirinin alotropudur. Elmasla grafit birbirinin alotropudur. Peki alotrop tam olarak ne? Şimdi mesela elmasla grafitte tamamen karbonla oluşuyor falan olayı var ya. Ama bunlar çok farklı şeyler aslında. Bunlar arkadaşlar aradığında yaptığı bağ çeşidi. Mesela elmas altıgen falan olması lazım böyle bir şey değil mi? Aynen. Hani işte grafitin arasında yaptığı bağ çeşitleri farklı olunca arkadaşlar karbonla birbirine farklı bir şekilde bağ yapınca bunlar alotroplaşmış, birbirine alotrop olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden farklılaşıyorlar. Ozon oksijen de aynı şekilde. Bu örnekleri arkadaşlar sizlere yeter. Evet arkadaşlar şimdi katılara geldik. Katılar bir de sıvılar var tabi. Katılarda arkadaşlar iki tane çeşidimiz var. Amorf katılar bir de kristal katılar arkadaşlar. Amorf katılar atom veya molekülleri rastgele istiflenmiş olan katılar oluyor. Belirli erime noktaları olmuyor. Lastik, cam ve plastik bunlara örnek olarak olabilir arkadaşlar. Kristal katılar dörde ayrılıyor. İyonik, moleküler, kovalent ve metalik kristaller olarak ayrılıyor arkadaşlar. İyonik kristaller yüksek erimeye sahip, yüksek erime noktasına sahipler arkadaşlar. Eritince veya suda eriyince arkadaşlar elektriği iletiyor bunlar. Moleküler kristaller erime noktaları düşük oluyor. CO2, SO2, H2O, hidrofluorik asit, NH3, amonyak işte bunlar örnek olarak gösterilebilir. Kovalent kristaller çok sayıda ametal atomunun 3 boyutlu şekilde istiflenmesiyle oluşan şeyler oluyor arkadaşlar. Elmas, grafit ve CO2 bunları örnek olarak gösterilebilir. Metalik kristaller arkadaşlar sodyum, demir, altın bunlar direkt metalik kristal olarak örnek verilebilir arkadaşlar. Peki arkadaşlar viskosite diye bu olay. Viskosite akmaya olan direnç oluyor. Mesela işte su bir de zeytinyağını döküyorsun hangisi daha hızlı dökülüyor? Yani su mesela çok hızlı dökülüyor. Zeytinyağı bile hafif daha yavaş dökülüyor. İşte viskozitesi fazla demektir zeytinyağının arkadaşlar. Bunun peki viskoziteyi etkileyen şeyler ne? Çekim kuvveti arkadaşlar. Moleküllerin birbirine çekim kuvveti ne kadar fazlaysa o kadar viskozitesi fazla oluyor. Akmaya karşı direnç oldukları fazla oluyor. Sıcaklık arttıkça, sıcaklık arttıkça kinetik enerji arttığı için daha hızlı akarlar arkadaşlar. Viskozitesi azalır o yüzden. Molekül büyüklüğü ne kadar büyükse viskozitesi o kadar fazladır. Akmaya karşı direnç olarak fazladır. Evet arkadaşlar tepkime kısmına geldik. Yanma tepkimleri var. Çözünme çökelme var. Asit baz tepkimleri var. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimleri yani redox tepkimleri var. Sentez bir de analiz tepkimlerimiz var arkadaşlar. Yanma tepkimlerinde genellikle egzotermik olur. Yani ısı dışarı çıkar arkadaşlar. Ama mesela azotun yanmasında endotermik bir tepkimi olur. Örnek zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. İçinde oksijen olması lazım. Oksijenle yanıyor çünkü maddeler. Oksijen oluyor. Ondan sonra oksijenle birleşip bir dışarı maddemiz çıkıyor. Bunları yanma tepkimesi diyoruz.
Süzülme çökelme tepkiminde arkadaşlar iki tane suda bizim maddemiz oluyor, tamam mı? Bu iki madde ondan sonra bir tane arkadaşlar buraya katı bir şekilde, yani burada zaten K yazıyor oluyor arkadaşlar. Katı çökelmiş oluyor. Bunlar da genelde zaten A, Q veya suda diye yazıyor oluyor arkadaşlar. Asit baz tepkimlerinde arkadaşlar asit bir de baz tepkimesi dışarı çıkıyor. Bir tane de su açığa çıkıyor arkadaşlar. Ve bir tane tuzumuz ortaya çıkıyor. Asit baz tepkimlerinde bu oluyor. Dışarı su çıkmasına önem verin, bakın ona. Yükseklenme indirgeme tepkimlerinde, yani redox tepkimlerinde arkadaşlar elektron alışverişi olan tepkimler oluyor bunlar kısacası. Ama siz mesela bunu nereden anlayabilirsiniz? Bir tane tek başına burada element varsa, tek başına element girenler de varsa arkadaşlar, o zaman yükseklenme indirgeme tepkimesi diyebilirsiniz direktmen. Bu arkadaşlar burada MG olduğu için biz buna direkt yükseklenme indirgeme deriz yani. Sentez ve analiz tepkimleri arkadaşlar, bunlar birbirinin tam tersi aslında. Sentez tepkimleri 2 veya 2'den daha fazla arkadaşlar maddenin girmesiyle üründe bir tane maddede birleşmeleri arkadaşlar. Sentez bu yani. 2 tane madde aldın, tak bir tane madde oldu arkadaşlar. Bu sentez tepkimesi. Analiz tepkimesi tam tersi. Bir tane maddemiz var arkadaşlar. Bak bu madde, biz bunu ayırdık. Tak 2 tane madde oldu. Bu mesela analiz tepkimesi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, asit, baz ve tuzlara geldik şimdi konumuzda. Asitler ve bazlar arkadaşlar. Asitlerin tadı ekşi oluyor, bazların tadı acı oluyor. Nerede mesela baz olan şey mesela sabun var. Sabun mesela acıdır. Ya tadına bakmayın tabii de, hani kayganlık hissi verir mesela ele dökülünce. Asitler de eli tahriş eder arkadaşlar. Yani deliği tahriş ederler. Asitler arkadaşlar suya döktüğünüzde haşartı iyonu verir. Bazılar da OH- iyonu verir arkadaşlar. Şimdi tepkimeler var. Tepkimeler burası çok önemli arkadaşlar. Asitler aktif metalle tepkimeye girdiğinde tuz artı H2 gazı, yani hidrojen gazı ortaya çıkarır arkadaşlar. Asitler yarı soy metalleri tepkimeye girdiğinde şöyle bir fark var. Oksijensiz asitler arkadaşlar tepkimeye giremez yarı soy metallerle, ama oksijenli olanlar tepkimeye girer. Tepkimeye girdiğinde de arkadaşlar ortaya tuz, gaz ve H2O, yani su ortaya çıkarır arkadaşlar. Altın ve platin arkadaşlar sadece kral suyuyla tepkimeye girer. Altın ve platin nedir? Soy metallerden arkadaşlar. Soy metallerden altın ve platin arkadaşlar sadece kral suyuyla tepkimeye girerler. Karbonatlı bileşikler var arkadaşlar. CaCO3 mesela örnek olarak. Hani şurada karbonat işte. CaCO3 arkadaşlar mesela bir asitle tepkimeye girdiğinde ortaya tuz, su bir de karbondioksit gazı ortaya çıkarırlar arkadaşlar. Amfoter metaller asitle bazla ikisiyle tepkimeye giren metallerdir arkadaşlar. Bunların bir de hani ezberleme yöntemi vardı. Belki duymuşsunuzdur. Al sana beyaz pabuç ZnCr. Ben öyle ezberlemiştim yani. Alüminyum, kalay, berilyum, pabuç ZnCr. Yani o şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde ezberleyebilirsiniz. İkisiyle de tepkimeye girerler. Evet arkadaşlar, artık son kısmı geldik. Heterojen karışımlar, ayırma yöntemleri, sabunlarımız, sabun deterjan, ilaçlarımız ve polimerler olarak son şeyimizi açtım arkadaşlar. Heterojen karışımlarda 5 tane şey var. Aslında 5'lik olayı bir tane farklı o. Adi karışımlar arkadaşlar katı katı karışımlar oluyor. Katı katı böyle ikisi heterojen oluyor. Tam birbirine karışmıyorlar. Süspansiyonlar katı sıvı karışımlar. Emülsiyonlar sıvı sıvı olanlar. Aerosollerde katı ve ya sıvı veya gaz oluyor arkadaşlar. Koloidlerde bu ikisinin arası oluyor. Hani homojen de değil heterojen de değil arkadaşlar. Koloid o ikisinin arası oluyor. Ayırma yöntemlerinde arkadaşlar tanecik boyutu farkıyla ayırma yöntemi yapan yöntemlerimiz neler arkadaşlar? Ayıklama, eleme, süzme ve diyaliz oluyor. Hal değiştirme sıcaklığı farkıyla ayırmıştırma yöntemi olanlar. Buharlaştırma, damıtma ve ayrımsal damıtma olarak çıkıyor arkadaşlar. Yoğunluk farkıyla ayrıştırmalar, ayırma ünitesi, aktarma ve yüzdürme, çözünürlük farkıyla olan ayrıştırma, özütleme, kristallendirme, bu kadar. Evet, sabunların arkadaşlar elde etme yöntemi iki tane var. İki tane farklı sabun türü var arkadaşlar. Yağ, her türlü yağ olacak. Bir tanesi sodyum hidroksit. Eğer sodyum hidroksit ile yaparsanız arkadaşlar sabunu, beyaz sabunu elde edersiniz. Bu katı sabun oluyor arkadaşlar. Bir de gliserin ortaya çıkıyor. Yağ ile arkadaşlar potasyum hidroksit ile birleşirseniz Arap sabunu ortaya çıkıyor. Bu da yumuşak oluyor arkadaşlar. Yine gliserin çıkıyor. Evet arkadaşlar, sabunla deterjanın farkı ne peki? Sabun arkadaşlar zararsız oluyor. Yani çevreye pek zararlı olan bir şey değil. Deterjan ama zararlı. Çünkü neden? Petrol türevi arkadaşlar. Petrol türevi üretiliyor. Ama sabun nasıl üretiliyor? Bu şekilde arkadaşlar. Çok da zararlı bir şey değil yani. Ama tabii hani her güzel şeyin bir de kötülüğü var arkadaşlar. Sabun arkadaşlar mesela sert suda çökelti veriyor. Sert suda güzel bir şekilde temizleyemiyor ama deterjan her türlü hallediyor yani. Sert suda, sıcak su, soğuk su, her türlü bütün kiri yıkıyor. Bir de bunların tabii hidrofil bir de hidrofobik kısımları var arkadaşlar. Hidrofil tarafı bu ikisinde de suyu tutuyor. Hidrofobik kısmı da kiri tutuyor ve bu şekilde kiri oradan uzaklaştırıyor arkadaşlar. Bu ikisi de bu yöntemle kiri uzaklaştırıyorlar.
Katı ve sıvı ilaç çeşitleri var arkadaşlar. Bunların formları katı formda olanlar tablet, hap, kapsül ve draje oluyor. Sıvı formda olanlar da ampul, şurup ve damla oluyor arkadaşlar. Hani burada şuruplu damlayı anlarsınız ama ampul biraz pek bilinmeyen bir şey olduğu için belki karıştırabilirsiniz. Katıda da hani draje mesela şeker oradan aklınıza gelsin. Daha sonra arkadaşlar polimerlerde bir sürü polimerimiz var. Bunlardan soru hatta gelmişti 3 sene önce. Değil mi? 3 sene önce gelmişti. Neyden? Polimerlerden. Teflon gelmişti. Teflon geldi. Aynen. Teflon geldi. Teflon geldi. Teflon geldi. Evet arkadaşlar. Onlar polimerler arkadaşlar. Polietilen, polimerik klorür, bunun kısaltması PVC, yani PVC pencerelerimiz var. Polietetrafluoretilen, teflon, bu hatta işte çıkılan soru. Teflon tabamız var ya arkadaşlar. O polistiren var arkadaşlar. Kısaltması PS. Poliakrilonitril var. O da kısaltması PAN veya ORLON arkadaşlar. Evet arkadaşlar son bilgimizde kremler su bazlı oluyor. Hani o elimizde sürdüğümüz kremler var diye. Bir de merhem var. Yani ikisini sürüyoruz. Kremler su bazlı, merhemler de yağ bazlı oluyor arkadaşlar. Bu da bizim son bilgimiz olsun. Her şeyi anlattım. Yani bildiğim artık bütün bilgileri size aktardım. Yani altı net yapın da gelin TYT kimyadan. Mükemmelsin hocam. Sağ olasın kardeşim. Yani ben TYT'de, AYT'de kimyada tam yaptığım için anlatıyoruz işte arkadaşlar. Neyse lan bu çok boş yapmayalım. Sen bu işi biliyorsun hocam. Eyvallah. Arkadaşlar çok boş yapmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar TYT Fen'deki artık son dersimize geldik. TYT Biyoloji. En çok bunu istiyordunuz zaten. Hep TYT Biyoloji gelsin abi falan diyordunuz. Ben de getirdim artık yeter. Özetine başlayalım o zaman yavaştan. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım konularımıza. Önce ortak özelliklerden başlayalım. Ortak özellikleri de bayağı bir şey yazıyor. Hem kendi notlarımdan baktım hem de mevki kitabından baktım. Bir de harmanladım. Size böyle bir şey çıktı yani. Ortak özelliklerde hücresel yapı var. Hücresel yapı herkese var. Beslenme herkes besleniyor. Solunuyor herkes solunum yapıyor. Boşaltım yapıyor. Hareket. Bitkilerde hareket yok demeyin. Saçım sana konuşuyor. Hareket herkes de var işte. Bitkilerde de var. Uyarıda da tepki var. Metabolizma var. Homeostezi. Homeostezi ne demek? İş denge demek. Adaptasyon adapte oluyor falan. Hem organizasyon işte vücudun içindeki organizasyon. Üreme, büyüme, gelişim. Zaten üreme olmazsa mesela o zaman nesli devam etmez. Yani mesela hani o yüzden ortak özellik oluyor. Canlıların yapısında bulunan temel şeyler var işte. Karbonhidratlardan başlıyoruz. Karbonhidratlarda pentoz bir de heksoz var tamam mı? Pentozlar 5 karbonluyor, heksozlar 6 karbonluyor. Pentozlarda riboz bir de deoksiriboz var. Peki deoksiribozla ribozun farkı ne? Deoksiribozda ribozdan bir tane oksijen çektiğinde deoksiriboz oluyor diye düşün tamam mı? Bir eksiği yani. Riboz, RNA, NAD, NADP, ATP yapısında bulunuyor. NAD, NADP'yi AYT biyolojide görürsünüz, bitkide görürsünüz. Yapısında bulunuyor. Deoksiriboz, DNA'nın yapısında bulunuyor. Bu ikisi de enerji verici değildir. Hani böyle şeker enerji verici falan diyoruz ya bunlar değil ama. Heksozlar arkadaşlar alta karbon olanlar, glikoz, fruktoz bir de galaktoz var. Şimdi bunlar mesela şey monosakarit diye geçiyor tamam mı? Monosakaritler glikozla birleştiğinde mesela glikozla glikoz birleşince maltoz oluyor, alfa şekeri diye geçiyor. Bu bak iki taraflı da olabilecek bir tepkimedir bu. Glikoz fruktozla birleşince sükroz oluyor. Çay şekeri deniyor diye yaradan bir de su da çıkıyor. Onu da unutmamak lazım tabii. Glikoz galaktozla birleşince de laktoz oluyor. Hani o laktoz süt falan var ya işte o süt şekeri o. Şiko çıkıyor bir tane de. Şimdi bunlar mesela disakkarit diye geçiyor tamam mı? Şu laktoz, sükroz, maltoz disakkarit diye geçiyor. Çünkü hani iki tane şeker birleşimi bir de polisakkaritler. Polisakkaritlerde nişasta ile glikojen var depo polisakkariti olarak. Nişasta bitkilerde bulunuyor. Glikojen de hayvanlarda bulunan bir depo polisakkariti. Selüloz bir de kitinde yapısal polisakkaritler diye geçiyor. Selüloz o şey var ya hani bitkilerin hücre dolarında bulunan selüloz işte. Kitin de böyle eklem bacaklar hani böcekler falan örümceklerin dış iskeletinde bulunan bir polisakkarit. Bir de mantarların hücre duvarında bulunan polisakkarit diye geçiyor. Kitin bunların arasında tek azot içeren polisakkarittir arkadaşlar. Bunda azot var bunlarda yok. Bir de şeyi söylemek istiyorum ortak özelliklerde. Her canlı ortamdan inorganik madde alır arkadaşlar. Bu da böyle MEP'te yazan küçük bir bilgiydi. Evet diğer konularımız karbonhidrattan sonra lipidler var. Lipidler diğer yağlar ama MEP kitabında lipidler diye geçiyor. 3 yağ aside artı gliserol. Bak yine aynı şekilde yani o ters şekilde gidebilir. Trigliserit oluşuyor arkadaşlar. 3 tane su çıkıyor. Şimdi neden 3 tane su çıkıyor? Sen şimdi şey düşün gliserolü düşün. 3 tane yağ aside şu şekilde bak. 3 tane bu şekilde geliyor. Burada 1, 2, 3 tane oluyor. Yani böyle dip dibe gelmiyor yani. O yüzden 3 tane yerden esterle bağıyla bağlanıyor ve 3 tane su çıkıyor ortaya. Yağ asitleri pH düşürür. Neden? Çünkü adı üstünde asit. Asit pH'ı düşüktür. pH düşürür. Doymuş ve doymamış şekilde ikiye ayrılır yağ asitleri. Doymuşlar hayvansal oluyor. Doymamışlar bitkisel oluyor. Tabii margarin falan var mesela. İşte doymamışı doymuşa çeviriyorsun falan laboratuvar ortamında. Çok ayrıntı o ama.
Yağ asitlerinde esansiyel yağ asitleri var. Onlar da hayvanlar üretemiyor. Hayvanlar dışarı almak zorunda onları. Bitki üretebiliyor ama fosfolipidler var. Fosfolipidler 1 gliserol, 2 yağ asidi ve 1 tane fosfat grubuna oluşan şeylerdir. 2 tane yağ asidi onlar kuyruk mesela. Şöyle bir şey var. Tamam, bir tane topçuk düşün. 2 tane de şuradan şöyle bir şey çıkıyor. Bu ikisi işte yağ asidi. Bunlar kuyruğu oluşturuyor. Gliserol ile fosfat grubu da kafası tarafını oluşturuyor ve hücre zarının temel şeyini oluşturur bu fosfolipidler. Steroidlerde kolesterol buna bir örnek olarak gösterilir. Eşek hormonunun da yapısında bulunan bir lipittir. Daha sonra arkadaşlar proteinler. Proteinler de proteinlerin temeli nedir? Amino asitlerdir. Amino asitlerde de amino grubu NH2, karboksil grup COOH, bir de radikal grup bulunuyor. Bu şekilde bir tane amino asit oluşuyor. Amfada özellikle oluyor amino asitler. Çünkü amino taraf, amino grubu bazik oluyor. Karboksil grubu da asidik oluyor. Amfoter demek zaten hem asidik hem bazik karakter gösterebilen şeyler oluyor. 20 tane çeşidi var amino asitlerin. Hayvanlar 8 tanesini üretemiyor. Dışarıdan almak zorunda kalıyor. Yüksek ısı, basınç ve pH değişikliğinde denatüre oluyorlar. Bazı proteinler şey olabiliyor, yine renatüre olabiliyor, geri dönebiliyor yani ama çoğunluğu denatüre olunca bir daha geri dönemiyor. Bir de şey olayı var arkadaşlar. Şimdi N tane amino asit var, tamam mı? Bak amino asit, amino asit, amino asit. Buna böyle bağlandı ya. Bak burada 2 tane su çıkar. 3 tane asit de varsa 2 tane su çıkar burada. 2 tane bağ olur çünkü. N-1 tane H2O çıkar. Bir de polipeptit. Bak neden polipeptit dedim? Çünkü polipeptit olduktan sonra amino asitler birleşip ondan sonra protein oluyor. Proteinler böyle 3 boyutlu yapısı şöyle şöyle. Hani şey örneği vardı. İp yumağı aslında polipeptit. Sen onu hırkaya çevirirsen protein olur. İşlevsel hale gelir. Diye bir olay oluyor. Daha sonra vitaminler. Vitaminler enerji veremezler arkadaşlar. Enzime katıldığında koenzim olurlar. B ve C vitaminleri suda çözünürler. A, D vitaminleri yağda çözünürler. A vitamin eksikliğinde gece körlü. B eksikliğinde beli beli. C eksikliğinde skorbut. D eksikliğinde rıştizm. E eksikliğinde kısırlık. K eksikliğinde de pıhtılaşamama sorunu ortaya çıkıyor. Vitaminler önemli. Yiyin, meyve yiyin. Enzimler arkadaşlar. Enzimlerde de olayı nedir enzimleri aslında biliyor musun? Aktivasyon enerjisini düşürüp reaksiyon hızını arttırıyorlar. Aslında reaksiyonu başlatan şeyler de enzimler değil. Reaksiyon başlıyor bir şekilde. Ondan sonra bunlar aktivasyon enerjisini düşürüyor. Sonra reaksiyon bam 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 aşırı hızlanıyor. Bunlara bak bir de şey var. Bunlar basit de olabiliyor. Bileşik enzimler de olabiliyor. Basit enzimlerde sadece apoenzim bulunuyor. Yani protein bulunuyor sadece. Mineral bulunursa, bileşik enzim olursa kofaktör deniyor. Mineral olanlara bak burada demiş enzime katılınca koenzim oluyordu vitaminle. Etki ettiği maddeleri de substrat deniyor. Bu da önemli bayağı. Aktif enzimlerin sonunda azor. Hani amilaz mesela. Amilaz enzimi aktif bir enzimdir. Bir de pasif enzimler var. Onların sonunda da jen eki oluyor. Evet, diğer konularımızdan nükleik asitliyiz. Nükleik asitle DNA falan filan var. Nükleik asitler ne peki arkadaşlar? Virüs dahil tüm canlılarda bulunan bir olay bu nükleik asitler. Nükleik asitin genel olarak yapısı şu şekilde. Burada bir tane fosfatımız var. Ester bağı ile bağlanıyor, şekere bağlanıyor. Şeker riboz da olabilir, deoksiriboz da olabilir. Deoksiribozsa DNA'nın içindedir, ribozsa RNA'nın içindedir. Glikozit bağı ile bağlanıyor. Azotlu organik baza var. Azotlu organik baz ne peki? Pürin veya pirimidin. Pürin veya pirimidin ne peki? Pürin çift halkalı olan adenin veya guanin bazı oluyor. Pirimidinler de tek halkalı oluyor. Timin, sitozin veya urasil oluyor. Bunların üçünün bu olayına nükleotit diyoruz biz. Adı bunların nükleotit oluyor bu olayın. Şimdi bir de burada timin ve urasil var ya. Timin DNA'da bulunan, urasil de RNA'da bulunan bir organik bazımız. Timin varsa de ki ona DNA, urasil varsa de ki ona RNA yani. DNA'ya bakalım bir. Prokaryotlarda arkadaşlar sadece sitoplazmada bulunuyor. Ökaryotlarda da çekirdekli mitokondride ve kloroplastta bulunabiliyor. Üst üste fosfodiester bağlarıyla bağlanabiliyorlar. Mesela nükleotitler böyle üst üste bağlanıyor. Aralarında fosfodiester bağı oluşuyor. Birinin şekeriyle yani şu şekerle diğerine fosfat. Yani şurada bir tane fosfat oluyor ya şöyle yine aynı şekilde bir şey var. Şöyle bir bağ var. Buradaki fosfodiester bağı oluyor. İkin polinükleotit yani bu üst üste bağlandı böyle bir tane zincir oldu. İki tane polinükleotit karşılıklı bağlanınca hidrojen bağıyla bağlanıyorlar. Bunlar ikili veya üçlü zayıf hidrojen bağıyla bağlanıyor aslında. Bu zayıf hidrojen bağları oldukları için bunlar bağ yapıldığında su ortaya çıkmaz. Bu da güzel bir bilgi aslında. Ve hidrojen bağları kaçlı bağlanıyor? AT, adenin ve timin arasında ikili, guanin ve sitozin arasında da üçlü hidrojen bağıyla bağlanıyor. Bu nasıl ezberlemişsin? Galatasaray'a iki tane at dedik, üç tane attı. İbe ezberli, ben öyle ezberdim yani. Yarı korulumlu eşleme, yarı korulumlu bir şekilde kendini eşlemesine biz replikasyon diyoruz DNA'nın. Daha sonra RNA'ya bakalım. Protein üretmesi translasyon oluyor. RNA'lar protein üretme üstüne kurulu bir şey aslında bizde. Translasyon deniyoruz buna.
Prokaryotlarda sitoplazmada ve ribozomda bulunuyor. Ökaryotlarda çekirdekli, mitokondride, kloroplastta, sitoplazmada ve ribozomda bulunuyor. Tek zincirli bir şekilde. DNA iki tane zincir yan yana bağlanıyor. Bu DNA'lar tek zincir oluyor. Kendini eşleyemiyor bunlar. DNA bunu onun yerine yapıyor. Transkripsiyon diyoruz buna. DNA'dan RNA üretimine transkripsiyon diyoruz. RRNA, tRNA ve de mRNA var. 3 tane çeşidi var bu RNA'nın. En fazla bunlar RRNA, sonra tRNA, sonra mRNA. RRNA'lar ribozomun yapısında bulunuyor. tRNA'lar taşıyıcı oluyor. mRNA'lar da DNA'da hangi proteini üreteceğiz aga diye sorup oradan bilgiyi alıyor. Ondan sonra bu şey mesaj olarak tRNA'ya iletiyor. tRNA'da taşıyor işte RRNA'ya götürüyor. Orada ribozomda üretiyoruz biz. Daha sonra da ATP kısmı var. ATP arkadaşlar biliyorsunuz enerji veren mükemmel bir olay. Bize her temel enerji veren şey her canlıda bulunuyor yani bu. Bak şimdi adenin var. Adenin hani şu var diye bak adenin. Adenin hepsinde adenin bulunuyor ama bak buna dikkat. Adenin var. Daha sonra glikozit bağıyla riboza bağlanıyor. Bak bunda riboz var. Deoksiriboz yok. Esterle sonra fosfatlara bağlanıyor. Bak bir tane fosfata bağlanıyor. Sonra fosfatlar birbiriyle yüksek enerjide fosfat bağıyla bağlanıyor. Bu yüksek enerjide fosfat bağları mesela bak şimdi bunu ATP diyoruz. Neden? Adeninizin trifosfat. Trifosfat 3 tane fosfatlar. Adeninizin ADP de olabiliyor. Bak ADP nasıl oluyor? Buradaki bağ gider enerji çıkar. Enerjiyi alırız. ADP'yi dönüştür bu. ADP çıktı ortaya. ATP'den ADP bize enerji geldi. Bu şekilde oluyor ATP. Bir de adeninle ribozu sadece yani şu üçü olmadığını düşün. Şu ikisinin olduğu şey sadece biz adenozin diyoruz. Evet sırada organeller var. Organellerde bak şimdi kırmızılar zarsız olanlar, maviler tek zarlı olanlar, siyahlar da çift zarlı olanlar arkadaşlar. O şekilde ayırdım. Zarsızlarda ribozom bir de sentrozom var. Ribozomu hani hep duyuyoruz böyle tüm hücrelerde bulunan protein sentezi yapan mükemmel bir eleman. Herkeste var. Sentrozom ama iki tane sentrolden oluşan bir organel oluyor. Hayvan hücrelerinin bölünebilenlerinde var. Hani sinir hücreleri falan bazıları bölünmüyor ya. Mesela onlarda yok. İpliklerini oluşturan organelimiz sentrozom. Endoplazmik retikulum var. Çok güzel bir isim. ERD kısaltabilirsiniz. Ökaryotlarda çekirdekli hücreler arasında kanallar sistemini oluşturur. Madde taşınımını sağlar. Granülle ERD bir de granülsüz ERD var. İki tane çeşitli var. Granülle ERD protein var. Granülsüz de yok. Golgi üretiminde sorumlu bir organelimiz. Golgi peki lizozom ve kofla üretiminden sorumlu bir organel hücreye özgü salgıları üretiyor ve kompleks organik maddeleri üretiyor arkadaşlar Golgi'de. Lizozomlar sindirim enzimlerini bulunduruyor. Bitkide olmuyor. Hayvan hücrelerinde var bu. Kofular arkadaşlar kofular da bayağı çeşit var. Şimdi onları uzun uzun anlatacağım size. Hayvanlarda çok ve küçük böyle biçimde var. Bitkilerde de az ama büyük şekilde oluyorlar. Merkezi koful var öncelikle. Burada yazmadan merkezi koful hücrenin merkezinde bulunan en büyük koful sadece. Depo kofulu var. Depo kofulu bitki hücrelerinde bulunuyor. Genellikle atık madde, pigment, su depoluyor. Şimdi besin kofulu bir de boşaltım kofulu var. Besin kofulu endositozla içeri alınan besini taşıyor. Boşaltım kofulu da egzositozla atılacak olan atık maddeyi taşıyor. Salgı kofulu da boşaltım kofulu gibi ama egzositozla atılacak şey salgı oluyor. Sindirim kofulu da besin kofulu artı lizozom enzimi oluyor sindirim kofulu da. Kontraktil kofulu arkadaşlar kontraktil kofulu baya önemli. Tek hücreliler var. Ökaryot olan tek hücreler var. Tatlı sularda yaşıyor bunlar. Fazla suyu aktif taşımayla dışarı atıyor bu kontraktil kofu sayesinde ve aktif taşımayla enerji harcayarak su atılan tek yer kontraktil kofuldur. Bu da çok önemli bir. Daha sonra bir de peroksizom var. Peroksizomda H2O2'yi parçalayıp zehirli bir şey olduğu için bunu parçalıyor zehir gitsin diye. Mitokondri bir de plastikler var şimdi. Mitokondri bunlar çift zarlı oluyor. Mitokondri arkadaşlar oksijenli solunumda enerji üretimini sağlayan şey. İçteki zar var ve içte kıvrımlı bir zar var. Fotoğrafları belki görmüşsünüzdür. Onlara krista deniyor. Yüzey alanını arttırmaya yönelik bir şey bu böyle kıvrımlı olmasının nedeni. Verimi arttırıyor bu şekilde. Oksijen üretimi, enerji üretimi falan filan böyle. İçteki onun kristalın içindeki sıvıya da matrix deniyor. Matrix'in içinde de ne var biliyor musun? Enzim var, ribozom var, DNA var, RNA var, bağır da var. Hatta kendini çoğaltabiliyor. Yani artık bunu şey bile diyebilirsin mitokondriye. Böyle paralel devlet gibi bir şey de diyebilirsin yani. Mitokondri bildiğin hücrenin içinde yaşıyor ama her şeyi kendisi halledebiliyor. Plastikler arkadaşlar, plastikler 3 ayrılır. Kloroplast, kromoplast, glikoplast. Kloroplast zaten en çok duyduğumuz olan şey. Klorofil var içinde. Bu zaten bildiğiniz gibi fotosentezi sağlayan şey. İçindeki sıvıya stroma deniyor. Stromada da enzim, ribozom, DNA, RNA var. Trakoid zarları var. Trakoid zarlar zaten klorofili içeren olaylar işte. Üst üste gelince de buna granum deniyor. Yani şöyle bunlar mesela trakoid zar oluyor. Böyle böyle üst üste gelince bunlar granum oluyor.
Daha sonra başka plastit olanlar kromoplast var. Kromoplast likopen, ksantofil ve karoten taşıyor. Klorofil yerine likopen kırmızı, ksantofil sarı, karoten de turuncu renkli olan şey işte hani çiçeklerde falan bulunuyor. İşte bir renklerin sağlayan şey yok. Klorofil yeşil bildiğiniz gibi. Likoplast da ışık görmeyen kısmında bulunan şeylerde mesela patates almışım. Patates mesela toprağın altında ya ışık görmüyor. Orada likoplast var işte kloroplast, kromoplast yerine. Evet, diğer konumuz sınıflandırma konusu arkadaşlar. Sınıflandırmada iki tane sınıflandırmamız var, tamam mı? Biri yapay, biri de doğal. Yapay eskiden biraz daha ampirik diğer adı. Aristoreis bunu böyle bir sınıflandırma yapmış. Ama analog organları göre yapmış. Aynı görevdeki organları göre yapmış. Yani hani kökenleri farklı olup da görevleri aynı olunca onları analog diyorsun. Oradan böyle gördüğünü yapmış yani adam. Ama doğal filogenetik bir sınıflandırma yapıldı. Daha sonra Linnaeus tarafından homolog organlara göre yapıldı. Kökeni aynı olan organlara göre yapıldı. Şunu tür en küçük, sonra cins, sonra familya, takım, sınıf, şube, alem diye gidiyor. Hayvanları alemi, altında işte memeli diye falan diye ayrılıyor. O şekilde gidiyor. Sonra mesela tür de şey oluyor. İşte tür de en son homo sapiens diye geçiyor. Hani şu tarafa doğru canlı çeşitliliği artıyor. Şu tarafa doğru gen benzerliği artıyor. Böyle sorular görmüşsünüzdür illa. Hani bunun sıralaması bu. Öyle söyleyeyim. Sonra sınıflandırmadaki şeylere gidelim. Tabii bakteriler, arkeler var. Bak mavi olanlar prokaryot olanlar. Bakteri, arke, daha sonra protistler var. Bir de mantarlar var. Daha sonra işte bitkili hayvanla bahsedeceğim. Bakteri ve arke de arkadaşlar bunlar prokaryot oluyorlar. Olumsuz koşullarda sitoplazma nüfusu azaltıp endospor yapabiliyor bu bakteriler. Endospor önemli bir olay. Bu çok çıkabilecek bir şey. Bakterilerin iki tane çeşidi var. Ototrof olanlar, bir de heterotrof olanlar. Ototrof olanlar fotosentez ve kemosentezle besin üretebiliyorlar ama kemosentez sadece prokaryotlarda olan bir şey. Prokaryot dediğim hani bakteri ve arkelerde olan bir şey. Yani mesela mantarda falan olamaz kemosentez olayı. Heterotrof olanlarda parazitler monomerleri alıyorlar. O şekilde besleniyorlar dışarıdan. Saprofitlerde organik atıkları alıyorlar dışarıdan. Sonra onları parçalayıp kendilerine besin yapıyorlar, enerji üretiyorlar falan. Daha sonra arkelere bakalım. Arkeler ekstrem koşullarda yaşayan bakteriler gibi düşünebilirsiniz yani. Böyle şekilli şukulu takılan bakteri olan şeyler oluyor arkeler yani. Bunların 4 tane çeşidi var. Metanojik, termofilik, halofilik, bir de psikofilik. Metanojik olanlar metan gazı üreterek oksijensiz ortamda yaşıyorlar. Termofilik aşırı yüksek sıcaklıklarda yaşayabiliyorlar. Psikofilikler de soğuk ortamlarda yaşıyorlar. Termofilik de psikofilik tam tersi gibi düşün, oradan ezberledim. Sonra protistlere gelelim. Protistler tek hücreli, çok hücreli ve koloni şeklinde yaşayabilen türleri var. Ototrof şekilde yaşayabiliyorlar, parazit şekilde yaşayabiliyorlar, saprofit şekilde yaşayabiliyorlar. Bunların bayağı türü var yani. Protistlerde arkadaşlar MEB'in kitabında yazan 7 tane şey var, çeşit var ama en çok sorulan, yani %90 sorulan şeyleri size anlatacağım. Amip, ögnena ve agler. Diğerlerini hani çok geçmiyor, %10'luk ihtimal diyorum işte. Amip yalancı ayakla hem besleniyor hem de hareket edebiliyor. Su içerisinde, tatlı suda zaten yaşıyorlar. Tek hücreli oluyor bunlar. Yalancı ayak önemli biraz arkadaşlar. Yalancı ayak sadece amipte var. Hani o yalancı ayak dediğinde bir şey direkt amipi bas yani. Ögnena da tek hücreli oluyor o da. Kamçıyla hareket ediyor. Bir tane kuyruğu var böyle. Hani şekilden öyle anlarsınız, kamçıyla hareket ediyor. Hem ototrof hem heterotrof olması çok önemli. Ögnena ikisini de yapabiliyor yani. Hem kendisi ürkü hem dışarıdan alıyor. Güzel bir olay bu. Alglerde de tek olabiliyor, tek hücreli olabiliyor, çok hücreli olabiliyor, koloni şeklinde yaşayanlar olabiliyor. Bunlar da fototrof oluyor işte. Hani algleri duymuşuzdur. Böyle bizim için oksijen üretiyor falan olayı. Bir de şey olayı var. Burası önemli. Mavi yeşil algler diye bir olay var. Ama bak bunlar alg diye değil, siyanobakteri bunun diğer adı. Bakteri diye geçiyor. Bunlar prokaryotik o yüzden. Yani onu da karıştırmayın. Mavi yeşil alg dediğinde siyanobakteri aklınıza gelsin. Prokaryot deyin ona yani. O yüzden alglerle karıştırmayın onu. Daha sonra mantarlara bakalım. Mantarlar da tek hücreli olabiliyor, çok hücreli olabiliyor. Tek hücreli olanları örnek maya mantarı, çok hücreli olanları örnek de şapkalı mantar ya da küf mantarı olabilir. Aktif hareket yok, bitkilerde olduğu gibi. Heterotrof takılıyor bunlar. Hücre çeperinin yapısında kitin var. En başta da bahsetmiştik videonun başında. Maya hariç hif ve miselyum vücutlarını oluşturan şey bunda. Hif ve miselyum bunu karşınıza çıkarsa maya hariç bütün mantarlarda var yani bu olay. Bira mayası, bu da bir mantar çeşidi, tomurcuklu olarak üreyen bir mantar. Bazı mantarlar abi mikorizi diye bir olay yapıyor ve bitki kökünde yaşayabiliyorlar. Bitkiden bir şeyler çalıyorlar arada böyle. Bitkiye yardımcı olabiliyorlar, mutatis yaşam diye geçiyor. O zaman diğer konumuza geçelim abi. Evet hocam, şimdi bitkilerle hayvanlara geldik. İki tane kaldı. Bitkilerde fotoautotrof oluyor abi bitkiler, tamam mı? Bazıları parazit olabiliyor. Hatta böyle tam parazit olanlar da fotoautotrof olmuyor. Öyle bir olay da var. Ama hani hepsi değil yani. Selülozdan hücre çeperi oluyor bunların. Büyüme sınırsız oluyor bitkilerde.
Şimdi bunlar abi bitkiler böyle müfredatta çok fazla şey varmış gibi gözüküyor ama aslında müfredatta olan size çıkabilecek şeyler sadece böyle başlıkları falan, bir de çok küçük bilgiler. Müfredatta çünkü diyor ki öyle şeyler çıkmayacak diyor. Sporlu bir tohumsuz yani bir de çiçekli tohumlu diye ikiye ayrılıyor. Bunlar dikişe ayrılıyor. Sporlu tohumsuz da damarlı ve damarsız şeklinde ayrılıyor. Damarsızlarda iletim demeti yok. Damarlarda var. Damarsızlar örnek olarak kara yosunları, damarlar örnek olarak da eğrelti otu örnek verebiliriz. Çiçekli tohumlularda açık ve kapalı diye ikiye ayrılıyor. Açık olanlar üreme organı kozalak. Hani kozalak böyle direkt açık ya. Dışarı doğru bakan şeyler var. Hani açık tohumlu gibi düşünebilirsin orada. İşte iğne yapraklılar, köknar falan filan onlar örnek olarak gösterebilir. Kapalı tohumlularda da en gelişmiş oluyor. Bunlar elma, armut, hani o bildiğimiz elmanın için tohumu var ya işte kapalı yani. O şekilde düşün. Hayvanlara gelelim bak. Hayvanlarda abi bir omurgasızlar var, bir de omurgalılar var. Omurgasızlar burada hakaret olarak algılama. Omurgasızlar kaç tane var? 6 tane şey var. Omurgasızlar biraz da dandik olay, tamam mı? Size bunu sormaz çok fazla. Yani size hayvanlardan bir soru gelirse %5 ihtimalle omurgasızdan gelir, %95 omurgalıdan gelir. O yüzden omurgasızlara çok ayrıntıya girmeyeceğim. Süngerler en ilkel olanlar tomurcuklanmaya yürüyorlar. Sölenterler hidra ve deniz anası örnek olarak gösterebilir. Hidra önemli burada bak. En çok çıkacak şey o hidra yani sölenter olması. Solucan, yas yuvarlak halkalı diye 3 tane çeşidi var. Yumuşakçılar var. Kalamar, midye örnek gösterebilir. Eklem bacaklılarda 4'e ayrılıyor. Kabuklar, örümcekler, böcekler ve çok ayaklılar diye ayrılıyor. Derisi dikenlerde deniz yıldızı, deniz kestanesi örnek gösterebiliriz. Daha sonra şuraya bakalım bak omurgalı kısmına geldik. Bak bu tablo gerçekten aşırı önemli. Tamam bu tabloyu ezberlersen senin yani denemelerde zaten 2-3 denemede bir bu sorudan çıkar böyle bir omurgalı sorusu çıkar. Sen o soruyu halledersin. Çok ciddiyim bunda. Burayı ezberle. Ben şimdi anlatacağım sana yine de yani ezber kısmı burası biraz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler diye 5'e ayrılıyor omurgalar, tamam mı? Şimdi bunların döllenme çeşitlerine bakalım tamam mı? İçinden. Balıklar dışta döllenme oluyor. Bazıları iç oluyor. Çok nadir şeyler ama tamamen dış değil. O yüzden onu yazdım. Dışta döllenme oluyor. Amfiblerde de dışta döllenme, sürüngenlerde, kuşlarda, memelerde içte döllenme oluyor. Gelişme şekli balıklarda dış, bazıları için nadir şeylerde iç gelişme oluyor. Amfiblerde dış, sürüngenlerde dış, kuşlarda dış, memelerde iç. Hani gelişme şekli dediğimiz ne aslında? Hamilelik olayı var. Memeler içte gelişiyor o yüzden. Hani kuşlarda yumurtayı bırakıyor, dışta gelişiyor. Vücut örtüsü balıklarda pul. Amfibilerde çıplak deri, sürüngenlerde pul, kuşlarda tüy, hayır, memelilerde de kıl. Bizde kıl var bak. Öyle. Solunum organı solungaç balıklarda. Amfibilerde larva halindeyken abi küçükken yani yavruyken solungaçtan alıyor. Ama sonra ergin hale geçince deri ve akciğere geçiyor. Sürüngenler, kuşlar, memelilerde akciğerden solunum oluyor. Azotlu boşaltım atıkları balıkların amonyak. Amfibilerin küçükken, yavrucukken, larvayken amonyak ergin hale geçtiğinde üre oluyor. Şeylerde, sürüngenlerde kuşlar ürik asit, memelilerde de üre. Yani bildiğimiz idrar. Vücut ısısı soğukkanlılık yani sıcakkanlılık. Kuşlar memeliler sıcakkanlı, diğer üçü soğukkanlı. Sıcakkanlı soğukkanlı farkı ne? Soğukkanlı ortamın sıcaklığına uyuyor vücut ısısı ama sıcakkanlar ise sabit kalıyor. Yani çok az oynuyor. İşte biz mesela her zaman kaç derece? 37 derece, 36.5, 36.5 öyle bir şeydi işte. Kalp odacıkları sayısı balıklarda 2 tane, amfibilerde sürüngenlerde 3 tane, sürüngenlerde bazen de 4 tane, işte timsah falan. Kuşlar memelilerde 4 tane kalp odacığı var. Evet şimdi geldik mitoz bölümüne, mayoz bölünmeye. Mitoz bölünmeye abi önce bir interfazımız var tamam, bir hazırlanalım ya. Bölünme yazımını yapalım, bir DNA sentezimizi bir yapalım, bir iki katını çıkaralım biz. Sen köyleri bir işleyelim abi. Hani bir hazırlanma olayı interfazı işte. Ondan sonra mitodik evreye geçelim. Mitodik evrede profazlar, metafazlar, anafazlar, telofaz var. Bak profazda en başta sentroller var ya biz eşledik ya onları, zıt kusuplara gitti. Bak böyle bir tane hücremiz var. Hop hop bak şu hücreleri gidiyorlar ve iyipliği oluşturuyor bunlar. İyipliği neden oluşturuyor? Bunları çeksin falan filan diye değil mi? Hani metafaza geldin, kardeş kromatitler var. Bunlar ekvatorda tek sıra haline geliyor. Bak burada kalıyor böyle. Sonra iyiplikleri tabii duruyor mu? Anafazda kardeş kromatitler zıt kusuplara gidiyor. Bak iyiplikleri bunları çık çık çık. Gel lan buraya diyor, çekiyor bunları. Ve bunlar artık kromozom olmuş oluyor. Adıları kromozom oluyor. Ve tam bak bu anafaz sırasında hücredeki kromozom sayısı ilk katına çıkıyor. Yani mesela bu iki end ise burada iki tane çektik ya. Hani böyle daha boğumlanma biz iki tane hücreyi ayırmadık. Hem burada iki end var, burada hem iki end var. O zaman dört tane kromozom mu var lan burada falan diyorsun. Yani ilk kat oluyor işte. Tam bu sırada. Telefaz ama telefazda kromozomlar artık kromatiniplik oluyor. Kromozom demiyoruz ona. Çekirdek zarı oluşuyor, oluşmaya başlıyor.
Sitokinez zaten sitokinez olayı da hayvanlarda boğumlanmayla, hani hücrenin iki tane hücre olması boğumlanmayla oluyor. Bitkide de Golgi içten dışa doğru aralemel yapıyor. Yani şöyle bir tane işte şey düşün, şurada içten başlıyor, tamam mı? Golgi buraya böyle bir salıyor, dışa doğru gidiyor, hop sonra ayrıldı, iki tane şey oldu. İçten dışa dediğim o yani, aralemel şeklinde yapıyorlar. Bir de şimdi mitoz bölümünde de eşeğsiz üremeden de kısaca bahsedeyim. Eşeğsiz üremede bölünerek üreme var, tomurcuklanarak üreme var, vejetatif üreme var, rejenerasyon ile üreme var, bir de sporlu üreme var. Şimdi bölünerek üreme zaten direkt düz bakterinin böyle bölünerek üremesi, iki tane olması. Tomurcuklanarak üreme bir amayısı örnek olarak. Sen bir tane burada bir amayan var, şurada küçük 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 çıktı, bunlar tomurcuklanarak üredi, bir sürü şey oldu. Rejenerasyon ile üreme ile rejenerasyonu karıştırma. Rejenerasyon dediğimiz şey, bir tane kertenkele var, onun kuyruğu koptu, kuyruğu geri çıktı. Bu rejenerasyondur. Ama rejenerasyon ile üreme mesela bir tane solucan var, solucanı böldün iki, ikisi de bir tane solucan oldu, altına iki tane solucan. Bak bu rejenerasyon ile üreme oldu çünkü birden fazla oldu, fazlalaştılar yani. Vejetatif üreme de bitkilerde olan bir üreme çeşidi. Hani mesela çilek var, tamam mı? Çilek böyle işte bir sürü dalı var ya, yerde olur o. İşte bir tane dalı toprağa geldi, o dalda bir tane daha çilek bitkisi oluştu. Mesela bu vejetatif üreme. O şekilde bir üreme yani bitkilerde. Eşeğili olmayan üreme gibi düşündüm de hani tohum muhum düşünmeyin sakın yani işte deyince. Daha sonra mayoz üremeye bakalım. Mayoz üremede en kromozomlu 4 tane hücre oluşuyor, tamam mı? Olayın hızlı bizim. 2 en kromozom olması gerekiyor. En kromozomlu olursa en bölü 2 kromozomlu diye bir şey olamaz çünkü yarı yemesi gerekiyor. Krosünki over ki profaz 1'de olması gerekiyor ve homologların rastgele dağılması olayı çeşitlilik yapar arkadaşlar. Çeşitlilik sağlar bu mitoz bölümünde sağlama. Sadece şey olur o. Neydi onun adı? Mutasyonun olur. 4 kromatikten oluşan yapıya tetrat denir. Bu şeyleri veriyorum ki, isimleri veriyorum ki isimler daha çok çıkıyor arkadaşlar genel olarak. Homologlar sağlanınca sinapsis noktaya kiyazma deniyor. Şimdi ne diyeceğimi anlayacaksınız. Al sana iki tane şey çizdim. Bunlar bak crossing over yapmaya başlayacak değil mi? Şimdi sen bu olaya burada sarılıyor ya bak, tam şurada sarılmaya başladı. Buraya olaya sinapsis diyorsun, okey mi? Tam şurada ilgili noktaya da kiyazma diyorsun. Olay bu aslında yani, bu kadar. Mayoz tabi iki tane şeyden oluşuyor. Profaz 1 falan diyoruz ya. Birinci kısım İşte çeşitliliği asıl sağlayan kısım arkadaşlar. Profaz 1 de crossing over olarak homologlar birbirine işte hız kutupları rastgele şekilde ayrışılıyor ona faz 1'de. Hani bunlar sağlayan, çeşitliliği sağlayan değişik olaylar. Ama ikinci kısım hani profaz 2, anafaz 2 falan, onlar mitozun aynısı yani, başka bir olayı yok. Birincisinde zaten, birinci kısımda zaten 2N'den N'e iniliyor kromozom sayısında. İkinci olay da mitoz olduğu için, mitoza çok benzediği için N'den N oluyor yani kromozom sayısı. Evet, geldik kalıtıma. Arkadaşlar şimdi kalıtımda baya bir olay var. Hani kalıtımda zorlandığımız bir kısım oluyor. Biraz da böyle soru çözmeye odaklı bir konu olduğu için hani size burada soruda yazmak istemedim. Özet olarak veriyorum çünkü bunu. Hani soru dışında bilmeniz gereken temel şeyleri vereceğim. Ondan sonrası biraz da soruya bağlı oluyor. Yani soru üzerinden öğrenmeye bağlı oluyor. Yani ben burada anlatacağım size. Biraz daha böyle sorulaştırabilirim belki ama. Neyse başlayalım bir. Alerjen arkadaşlar homologlarda aynı karakteri etki eden karşılıklı iki tane gen alıyor oluyor. Alerjenler bunlar oluyor. Mendel mesela bezelyeyi seçip böyle bir sürü şey yaptı ya, böyle işte bezelyenin rengi yok, uzun mu kısa mı falan. Hani kalıtımın öncüsü adam aslında. Neden peki bezelyeyi seçti? Kolay yetiştiği için. Dülenme süresi kısa olduğu için, birden fazla karakteri sahip olduğu için seçti. Eş baskınlık olayı var bak şimdi. Eş baskınlık olayı MN diye belki sonra görüyorsunuz. MN diye iki tane gen koyuyor ki bize. MN diye iki tane kalıtım şeyi koyuyor bize. Bunlar mesela M, bir de N diye iki tane şey var. Bunlar çiftleşti, tamam mı? Ortaya ne çıktı? MN çıktı. İki tarafta baskın olmadığı için bu yeni bireyin genotipi MN oluyor. Yani fenotipi de MN oluyor. Yani böyle M baskın ya da N baskın değil, MN diye fenotip çıkıyor ortaya. Sonra kan gruplarında, kan grupları mesela A ile B eş baskındır. Hani şunun gibidir ama mesela 0 daha düşüktür. Hani mesela B 0 olduğunda ne olur? Birinin genotipi B olur bu. Fenotipi B olur ama mesela A B olduğunda bunun fenotipi de A B olur. O şekilde 0 0 olursa tabii mesela 0 olur o zaman fenotipi. Bu şekilde bir kan grubu olayımız var. X'e ve Y'ye bağlı kalıtım olayı var bir de. Bir de şuradan işte X ve Y'ye bağlı kalıtıma geçmeden önce eksik baskınlıktan bahsedeyim. Eksik baskınlık mesela ne oluyor? Kırmızı, kırmızı çiçek, beyaz, beyaz çiçek. Bunlar şey oldu, çiftleşti işte. Ortaya KB çıktı değil mi? Mesela bu ne oldu o zaman? Eksik baskın olduğu için, iki tarafta baskın olamadığı için ortaya pembe çiçek çıktı. Ya bu da eksik baskınlık oluyor işte yani.
X'e ve Y'ye bağlı kalıntı nesi oluyor? Şimdi X kromozomu Y kromozomuna bağlı. Y'den bahsedeyim önce. Y kromozomu basit. Sadece erkeklerde bulunduğu için erkekte mesela babada balık pululuğu varsa erkek çocuğunda da her türlü olacak. Çünkü yani X, Y, erkek çocuğunda X, Y olacak. Y'yi nereden alacak? Buradan alacak. Bunda Y'de ne var? Balık pululuğu var. Direkt erkek çocukta da balık pululuğu olacak yani. Hani Y'de böyle zaten basit oluyor biraz da ama X biraz daha sıkıntı bir yer. Şimdi sen burada mesela X, Y'sin tamam mı? Ortaya da bir tane kız çocuğu çıktı. Burada zaten çok fazla yorum çıkabiliyor. Hani yorum sorusu burada önemli. Soru çöze çöze anlayacağınız bir kısım burası işte. Burada ama örnek bir şey göstereyim. Baba eğer ki baba şeyse, çekinik bir özellikten bahsediyorum da çekinikse ve genotipinde de zaten bulununca direkt fenotipinde de oluyor. Kız çocuğu her türlü genotipinde içerecek bunu. Çünkü X'in sadece bir tane olayı var. O X buraya gelecek. Burada küçük R olacak. Hani çekinik bir genotipi olacak her türlü. Ama anne tabii nerede geleceği belli olmaz oradan. Bu şekilde bir sürü yorum yapılabilir. Onları sizden bekliyorum. Çünkü özette ben çok fazla bahsedemem. Çok uzun sürer o kalıtım için. Başka videolarda izleyebilirsiniz eğer çok fazla ayrıntı istiyorsanız. Ama ben sizin şeyi tercih ederim hani. Burada zaten bahsettiğim şeyler özet özet şeyler. Daha çok böyle gidip test kitabından 2-3 test çözdüğünüzde biraz daha oturacağını düşünüyorum ben. Daha sonra bir de hastalıklara bakalım biraz. 47 kromozomlu insanlar Down sendromlu oluyor. 21. kromozomun ayrılmaması sonucu 47 kromozomlu oluyor insanlar. Sonra bu tabi otozomal bir hastalık. Gonozomal hastalıklar da var. 44 artı oluyor bunlar işte. 3 tane mesela X kromozomu olursa süper dişi deniyor buna. Çünkü XX bir tane daha X geldi o zaman süper olur. Yani dişi ezberle. 44 artı X sadece X olursa kromozomu yani başka bir kromozomdan gelmesi Turner sendromu diyoruz buna. 44 artı XXY olursa Klinefelter sendromu diyoruz. Bu şekildeydi kalıtımda. Arkadaşlar tabii şimdi ben bundan sonra bir tane daha konu var. Onu da anlatacaktım ama çok yoruldum ben. Azot döngüsü diye bir olay var. Azot döngüsü olayını internette bir tane fotoğraftan bulabilirsiniz. Azot döngüsü direkt yazın zaten. Hani şeye bakmayın. Su döngüsü, karbon döngüsü falan da var ama onlara bakmayın. Gerek yok. Azot döngüsüne bakın çünkü azot döngüsü önemli. Çok fazla çıkıyor. Ona bakın arkadaşlar. Fotoğrafını baktığınızda, resmine baktığınızda anlayacaksınız zaten genel olarak. Orayı bir güzel bir inceleyin. Onun dışında biyolojide benim hatırladığım başka bir şey yok. Baktım yani web kitabına falan baktım. Ama eksik şeyler varsa, eksik şeyler tabii ki de vardır. Çok ayrıntılı anlatmadım zaten. Özet olarak anlattım. Ama direkt atladığım konu varsa yorumlara belirtin. Var mı bilmiyorum. Yok. Olmaması lazım. Olmaması lazım ama öyle. O zaman arkadaşlar hadi bakalım biyolojide altın et gelsin tehdit biyolojide. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz.